Değerli dinleyicilerimiz için bilgilendirme. Reklam aralıkları her 10 dakikada 5 saniyelik bir reklam olacak şekilde düzenlenmiştir. Dinlediğiniz kitaplara birkaç kelime de olsa yorum yapmak ve beğen tuşuna basmak kanalımızın başarılı sonuçlar almasında çok önemlidir. Destekleriniz için teşekkür eder, keyifli dinlemeler dileriz. Eko Homo Kişi nasıl kendisi olur? Frederick Nietzsche Seslendiren Jana Toka Ön Söz 1 Bu yakında insanlığın karşısına, şimdiye dek ona yöneltilmiş en çetin istekle çıkacağımı göz önüne alarak, önce kim olduğumu söylemeyi gerekli buluyorum. Aslında bilinmeliydi bu. Kimliğimi saklamış değilim çünkü. Ama ödevimin büyüklüğüyle çağdaşlarımın küçüklüğü arasındaki oransızlık şuradan belli ki, Beni işitmediler, görmediler bile. Ben kendimi açtığım krediyle yaşıyorum. Belki yaşadığımda da bir ön yargı yalnızca. Yaşamadığıma kendimi inandırmam için yazları Ober Engadin'e gelen aydınlardan bir tekiyle konuşmam yeter. Bu koşullar altında alışkanlıklarımı, içgüdülerimin gururunu aslında ayaklandıran bir ödev düşüyor bana. Şunu söylemek düşüyor. Dinleyin, ben falancayım. Başkasıyla karıştırmayın beni her şeyden önce. 2. Örneğin hiç de umacı değilim ben. Bir töre canavarı değilim. Üstelik şimdiye dek erdemli diye saygı gören insan türüne tam karşıt bir yaratılıştayım. Laf aramızda bana öyle geliyor ki gururumu asıl okşayan da budur. Filozof Dionysos'un çömeziyim ben. Ermiş olmaktansa satir olmayı yey tutarım. Neyse, bu yazıyı okuyun yeter. Belki de o karşıtlığı güleç, insancıl bir biçimde ortaya koymaktan başka amacı yoktur bu yazının. Belki bunu dile getirebilmişimdir. İnsanlığı düzeltmek herhalde benim vaat edeceğim en sonuncu iş olurdu. Yeni putlar dikmiyorum ben. Önce eskiler öğrensin. Balçıktan ayakları olmak ne demekmiş. Putları devirmek asıl zanaatım bu benim. İnsanlar ülküsel bir dünya uydurdukları ölçüde gerçeğin değerini, anlamını, doğruluğunu harcadılar. Gerçek dünya ile görünüşte dünya, açıkçası uydurma dünya ile gerçek. Ülkü denen yalan şimdiye dek gerçeğe bir ilenmeydi. Bu yolla insanlık en derin içgüdülerine kadar aldatıldı, yalana boğuldu. Yükselişinin geleceğinin Gelecek üstüne yüce hakkının güvenceleri saydığı ters değerlere taptı giderek. 3 Yazılarımın havasını soluyabilen bunun bir yüksek yer havası, sert bir hava olduğunu hemen sezer. O hava için yaratılmış olmalı insan yoksa oldukça büyüktür üşütme tehlikesi. Bu yakındır. Yalnızlık yaman. Ama her şey nasıl durgun ışık içinde? Nasıl özgür solur insan? Ne çok şeyi aşağılarda bırakmıştır. Felsefe, bugüne dek anladığım, yaşadığım gibisi yüksek dağda buz içinde gönüllü yaşamaktır. Varlıkta yabancı, sorunsal olanı şimdiye dek törenin yargıladığı her şeyi arayıştır. Yasaklar içinde böylesine uzun bir gezginlikten edindiğim görgümle Bugüne kadar yapılan töreleştirmenin, ülküleştirmenin nedenlerini istediğinden başka türlü görmeyi öğrendim. Filozofların gizli öyküsü, taktıkları büyük adların psikolojisi aydınlar çıktı benim için. Bir kafa nedenli doğruya dayanabilir? Nedenli doğruyu göze alabilir? Benim için gitgide asıl değer ölçüsü bu oldu. Yanılgı yani ülküye inanç körlük değildir, yanılgı korkaklıktır. Bilgide her kazanç, ileriye atılan her adım yüreklilikten gelir. Kendi kendine karşı sertlikten, dürüstlükten gelir. Ülküleri çürütmüyorum ben, onların önünde eldiven giyiyorum yalnızca. Nitimur in vetitum. Felsefen bu parolayla üstün gelecek bir gün. Çünkü şimdiye dek kural olarak yalnız doğruları yasakladılar. 4. Yazılarım içinde Zerdüşt'ün ayrı bir yeri vardır. Onunla insanlar şimdiye dek verilen en büyük armağanı sundum. Bin yılları aşan sesiyle Zerdüşt, yazılmış en yüce kitap, gerçekten yüksekler kitabı olduğu gibi hem de kitapların en derini, Doğrunun en derin hazinesinden doğmuş olanıdır. Bir tükenmez kuyudur. İçine daldırılan kova ancak altın dolu, iyilik dolu olarak çıkar. Burada konuşan ne bir yalvaçtır ne de din kurucusu denen o güç istemi ve hastalık kırmasıdır. Onun bilgeliğini anlarken acınacak bir yanılmaya düşmemek için her şeyden önce bu sesi, ağzından çıkan bu durgun, mutlu sesi duymak gerekir fısıldanan sözlerdir fırtınayı getiren, güvercin ayaklarıyla gelen düşünceler yönetir dünyayı. İncirler dökülüyor ağaçlarından. Olgun tatlı incirler. Düşerken soyuluyor kızıl kabukları. Olgun incirler için bir kuzey yeliyim ben. Bu öğretilerde incirler örneği düşüyor önünüze dostlarım. Haydi ballarını emin, yiyin tatlı etlerini. İşte güz çevremizde, Duru gök ve öyle sonu. Bağnaz biri değil burada konuşan, Vaaz verilmiyor, inanç istenmiyor burada. Sonsuz bir ışık bolluğundan mutluluk derinliğinden düşüyor sözcükler damla damla. Bir nazlı yavaşlıktır bu konuşmaların temposu. Bu gibi şeyler ancak en seçkinlerin kulağına ulaşır. Burada dinleyici olabilmek eşsiz bir ayrıcalıktır. Her baba yiğidin harcı değildir Zerdüşt'ü duyabilmek. Zerdüşt bu yönleriyle bir baştan çıkarıcı olmuyor mu? Öyleyse dinleyin, kendisi ilk kez yalnızlığına geri dönerken ne diyor? Onun yerinde başka bir bilgenin, bir ermişin, bir mesihin, başka bir dekadanın söyleyeceklerine hiç benzemeyen sözler. Yalnız konuşması değil başka türlü olan, kendisi de başka türlü. Tek başıma gidiyorum şimdi. Ey çömezlerim, sizler de gidin artık. Tek başınıza gidin. Böyle istiyorum. Benden uzaklaşın. Zerdüşt'ten koruyun kendinizi. Daha da iyisi utanın ondan. Belki sizi aldatmıştır. Kendini bilgiye adayan için yalnızca düşmanını sevmek yetmez, dostuna da kin duyabilmelidir. Hep öğrenci kalan insan öğretmenine borcunu kötü ödüyor demektir. Neden benim çelengimi yolmak istemiyorsunuz? Sayıyorsunuz beni ama saygınız devrili verirse günün birinde bir yontunun altında kalmaktan sakının. Zerdüşt'e inandığınızı mı söylüyorsunuz? Ama ne önemi var Zerdüşt'ün? Bana inananlarsınız. Ne önemi var ama tüm inananların. Daha kendi kendinizi aramamışken beni buldunuz. Böyledir tüm inananlar. İnancın değeri azdır bu yüzden şimdi size beni yitirmenizi, kendinizi bulmanızı buyuruyorum. Hepiniz beni yatsıdığınız gün ancak o gün geri döneceğim sizlere. Frederick Nietzsche Bu kusursuz gün her şey olgunlaşmakta. Yalnız üzüm değil altın rengini alan. Bir güneş ışını vurdu yaşamamın üstüne. Geriye baktım, ileriye baktım. Hiç bu denli çok, bu denli iyi şeyler görmemiştim bir seferde. Boşuna gömmemişim bugün 44. yaşımı. Gömebildim çünkü onun içinde yaşayan şey kurtuldu, ölümsüz oldu. Tüm değerleri yenileyişin ilk kitabı, Zerdüştün Türküleri, Putların Batışı, Çekiçle Felsefe Yapma Denemem, hepsi de bu yılın hem de son çeyreğinin armağanları. Nasıl minnet duymazdım yaşamamın bütününe? İşte böyle kendime yaşamımı anlatıyorum. Neden böyle bilgeyim? 1. Yaşamımın talihi, belki de benzersizliği alın yazısından gelir. Bilmece şeklinde söylersek, ben babamla birlikte çoktan ölmüşüm ama anamla birlikte yaşıyorum, yaşlanıyorum. Bu çifte köken yaşam merdiveninin bu en üst ve en alt basamaklarından geliş, hem dekadan yani çöküş hem de başlangıç olur, beni belki herkesten ayıran çekimserliğimi, yaşam sorununun bütünü önünde yan tutmazlığımı açıklarsa bunlar açıklar işte. Doğuş ve çöküş belirtilerinin kokusunu bende niye alan çıkmamıştır. Bu konuda en eşsiz öğretmen benim. İkisini de bilirim. Her ikisiyim ben. Babam 36 yaşında ölünce ince, sevimli ve geçip gitmek için doğmuş bir yaratık gibiydi. Yaşamın kendinden çok bir hoş anısıydı sanki. Onun yaşamının bittiği yaşta benimki de bitmeye yüz tuttu. 36 yaşımda dirim gücümün en alt noktasına indim. Yaşamasına yaşıyordum ama üç adım önümü görmeksizin. O zaman 1879'da Basel'deki öğretim görevimden ayrıldım. O yazı St. Morris'te kışı da yaşamamın en güneşsiz kışını Numburg'da bir gölge gibi geçirdim. En alt noktam buydu işte. Gezgin ve gölgesi bu arada yazıldı. Hiç şüphe yok biliyordum o sıralar gölge nedir. Ertesi kış, Cenova'da geçirdiğim kış, Aşırı bir kansızlığın ve kas erimesinin neredeyse gerektirdiği o tatlılık, o özleşme, tan kızıllığını doğurdu. Bu yapıtın yansıttığı dupduru aydınlık, güleçlik, düşünce taşkınlığı, bende yalnız en büyük bünye güçsüzlüğüyle değil, üstelik en aşırı acı duyguyla da bir arada bulundu. Üç gün aralıksız süren bir beyin ağrısıyla kıvranırken, Zorlukla salya kusarken sağlığımın daha iyi olduğu zamanlar düşünmek için yeterince dağcı, yeterince kurnaz, yeterince duygusuz olmadığım şeyleri eşsiz bir diyalektikçi açıklığıyla görüyor, soğukkanlılıkla düşünüyordum. Diyalektiği o en ünlü örneğinde, Sokrates örneğinde olduğu gibi nasıl bir dekadans belirtisi saydığımı okuyucularım belki bilirler. Anlığın bütün hastalıklı halleri ateş yapınca ardından gelen o yarı uyuşukluk, bugüne dek hiç bilmediğim şeylerdir. Bunların nasıl olduğunu, nedenle sık ortaya çıktığını ancak kitaplardan okuyup öğrenebildim. Yavaş dolanır kanım. Ateşimin çıktığını gören olmamıştır. Beni uzun süre sinir hastası olarak tedavi eden bir hekim sonunda hayır demişti. Bozukluk sizin sinirlerinizde değil, sinirli olan benim yalnızca hiç mi hiç saptanmamış bir yerel yozlaşma olmalı bende. Bünyedeki genel bitkinliğin sonucu olarak sindirim dizgesinin aşırı zayıflığı bir yana örgensel bir mide hastalığım yoktur. Zaman zaman tehlikeli olup körlüğe yaklaşan göz bozukluğu da kendinden olmayıp yalnızca bir sonuçtur. Yaşama gücümdeki her artışla birlikte görme gücü de artmıştır yeniden. Uzun, pek uzun yıllar sürmüştür iyileşip toparlanmam. Bu süre ne yazık ki aynı zamanda bir tepreşme, çökme süresi, bir çeşit dekadans çevremidir. Bütün bunlardan sonra dekadans konusunda görmüş geçirmiş olduğumuz söylemem bilmem gerekir mi? Bu konuyu baştan başa avucumun içi gibi bilirim. Genellikle bu ince kuyumculuk, bu tutma ve kavrama sanatı ayrımları seçebilen bu parmaklar, bu köşenin ardını görme psikolojisi, bana özgü daha ne varsa hepsi de o zaman öğrenilmiştir. Gözlem yetisi yanında gözlem örgenlerimin, her şeyimin inceldiği o çağın asıl bağışıdır hepsi. Bir hasta gözüyle daha sağlam kavramlara, değerlere bakmak, sonra da tersine serpilen yaşamın doluluğunu ve kendine güveni içinden aşağıya, dekadans içgüdüsünün gizli çalışmasına bakmak, Buydu benim en uzun alıştırmam. Benim asıl deneyimim buydu. Olduysam bunda usta olmuşumdur. Artık perspektiflerin yerini değiştirmek elimde benim. Ellerim yeterli buna. İşte bu yüzdendir ki değerleri yenileyiş gelirse ancak benim elimden gelir. 2. Dekadan oluşum bir yana bunun tam karşıtıyım da. Kanıtlarımdan biri de şu. Kötü durumlarda içgüdümle hep doğru kurtuluş yollarını seçmişimdir. Gerçek dekadansa hep kendine zararlı olan yolları seçer. Toptan düşünürsek sağlamdım. Bir ayrıklık, bir özel durumdu dekadanlığım. O salt yalnızlığa dayanmak için alışılmış koşullardan çözülüp kopmak için bulduğum güç, kendime baktırmamak, işimi gördürmemek, Hekim elinde kalmak için kendimi zorlayışım. Hepsi bana en başta gereken şeyi o zamanlar içgüdümle kesin ve apaçık bildiğimi gösteriyor. Kendim ele aldım kendimi. Yeniden iyileştirdim. Bunun koşuluysa fizyologların da doğrulayacağı gibi insanın aslında sağlam olmasıdır. Örnek bir sayrıl yaradılış iyileşemez. Hele kendi kendini hiç iyileştiremez. Tersine Örnek bir sağlamda hastalık yaşamak daha çok yaşamak için etkili bir uyarıcı haline gelir. Gerçekten de uzun hastalık dönemi şimdi bana böyle görünüyor. Yaşamı onunla birlikte kendimi de yeni baştan buldum. Tüm iyi şeyleri küçük de olsalar başkalarının kolay kolay tadamayacağı gibi tattım. Sağlık istemimden, yaşam istemimden kurdum felsefemi. Hele bir düşünün, Dirim gücümün en düşük olduğu yıllardır kötümserlikten kurtuluşum. Kendimi yeniden toparlama içgüdüsü o yoksulluk, yılgınlık felsefesini yasaklamıştı bana. Ayrıca yetkinlik dediğimiz aslında nereden anlaşılır? Yetkin insan duyularımıza hoş gelir. Hem sert hem körpe hem de güzel kokulu bir odundan yontulmuştur. Kendine yarayan şeyden tad alır yalnız. Yarama sınır aşıldığı an tat alması da hoşlanması da biter. Zararlı bir şeyin ilacı nedir? Kestirir. Kötü rastlantıları kendi çıkarına kullanmasını bilir. Onu öldürmeyen şey daha da güçlü kılar. Gördüğü, duyduğu, yaşadığı her şeyden kendi payını çıkartır içgüdüyle. Ayıklayıcı bir ilkedir. Pek çok şeyi geri çevirir. İster kitaplarla, ister insanlarla ya da yörelerle olsun hep kendi çevresindedir. Seçtiğini, izin verdiğini, güvendiğini onurlandırır. Her türlü uyarıma karşı yavaşlıkla, uzun bir kollamanın istenmiş bir gururun içinde yer ettirdiği o yavaşlıkla tepki verir. Yaklaşan uyarımı önce gözden geçirir, onu karşılamayı düşünmez bile. Hem kendi kendisiyle hem de başkalarıyla baş eder. Unutmasını bilir. Öylesine güçlüdür ki her şey onun iyiliğine çalışır. Sözün kısası bir dekadanın karşıtıyım ben. Çünkü deminden beri kendimi betimliyorum. 3. Bu çifte deneyimler dizesi görünüşte karşıt olan dünyalara kapımın böylesine açık oluşu bende her bakımdan kendini gösterir. Kendimin ikiziyim ben. Birinci yüzümden başka bir de ikinci yüzüm var. Belki bir de üçüncüsü var. Yalnız yerel, yalnız ulusal perspektiflerin ötesine bakma yetisi daha başta soyumdan geçmiş bana. İyi bir Avrupalı olmam için hiçbir çaba istemez. Öte yandan belki de şimdiki Almanların salt devlet yurttaşı Almanların olabileceğinden daha çok Almanımdır. Oysa atalarım Polonya soylusuydu. Bir sürü ırk içgüdüsü bu arada belki de o liberum veto bile oradan geçmedir kanıma. Yolda giderken kaç kez hem de Polonyalıların benimle Polonyalı diye konuştuklarını nedenle az Alman sayıldığımı düşününce hepten kırma Almanlardan olduğum sanılabilirdi. Ama annem Franziska ve babaannem Erdmund Kraus şüphesiz tam birer Alman'dalar. Bu sonuncusu gençliğini eski iyi Weimar'da geçirmiş, Göte çevresiyle ilişkiler kurmuştu. Königsberg'de tanrı bilim profesörü olan kardeşi Krause, Herder'in ölümünde kiliseler genel yöneticisi olarak Weimar'a çağrıldı. Anasının yani büyük ninemin Mutgen adı altında genç Göte'nin günlüğüne geçmesi olacak iş değildir. İkinci kez Ellenburg'da kilise yöneticisi Nietzsche ile evlendi. O büyük savaş yılı 1813'te Napolyon'un karargahı ile birlikte Ellenburg'a girdiği 10 Ekim günü doğum yaptı. Saksonyalı olarak Napolyon'un büyük hayranlarındandı. Belki ona çekmişimdir bende. Jöken bölgesinin papazlığına geçmeden önce birkaç yıl Altenburg şatosunda kalmış, orada dört prensesi yetiştirmişti. Öğrencilerinin Hanover Kraliçesi, Prenses Konstantin, Oldenburg Düşesi ve Prenses Teresa von Altenburg olduğunu söyleyeyim. Kendisini papazlık görevine getiren Prusya kralı 4. Frederick Wilhelm'e derin bir saygıyla bağlıydı. 1848 olayları son derece üzmüştü onu. Ben adı geçen kralın doğum gününde 15 Ekim'de doğdum. Adımı yakışık alacağı üzere Hohenzollern adları olan Frederick Wilhelm koydular. Doğmak için bu günü seçişimin en azından şu yararı oldu. Çocukluğum boyunca doğum günüm hep bayram günüydü. Böyle bir babam olmasını büyük bir ayrıcalık sayıyorum. Üstelik bana öyle geliyor ki yaşamın yaşama o büyük evet değişinin dışında ayrıcalık olarak başka neyim varsa hepsi de bununla açıklanabilir. En başta yüksek, ince şeylerle dolu bir dünyaya istemeksizin girmek için biraz beklemem yeter. Ayrıca niyet etmem gerekmez. Orada evimdeyim ben. En derin tutkularım ancak orada açığa çıkar. Bu ayrıcalığın bedelini neredeyse yaşamımla ödemiş olmama gelince bu da hiç şüphe yok ki haksız bir alışveriş değildir. Zerdüştümden az da olsa bir şey anlamak için belki de benim gibi yaratılmış olmalı insan. Yaşamın ötesinde olmalı bir ayağıyla. 4. Kendime düşman kazanmayı çok önemli saydığım durumlarda bile bir türlü beceremedim. Bunu da bir tanecik babama borçluyum. Hristiyanlığa nedenle aykırı görünürse görünsün, kendimi de kendime düşman etmiş değilim üstelik. Yaşamımı baştan başa karıştırın, pek seyrek görürsünüz bana karşı birinin kötü niyet beslediğini. Olsa olsa bunun birkaç izini görürsünüz. Buna karşılık belki de biraz çokça iyi niyet izleri kalmıştır. Herkesin kötü deneyim geçirmiş olduğu kimselerle deneyimlerim bile bu kimselerden yanadır. Ben her ayıyı evcilleştiririm. Doğru yola getiririm soytarıları. Basel Lisesi'nin son sınıfında Yunanca öğrettiğim 7 yıl boyunca bir kez bile ceza verecek bir durumla karşılaşmadım. En tembeller çalışkan olmuştu bende. Rastlantıyla her zaman başa çıkabilirim. Hazırlıksız olmalıyım. Kendi kendim olmam için hazırlıksız olmalıyım. İnsan denen çalgı Nasıl bir çalgı olursa olsun, nasıl uyumlanırsa uyumlansın, ondan dinlenebilir bir şeyler çıkaramazsam hastayım demektir. Kendilerini hiç böyle işitmediklerini kaç kez duymuşumdur o çalgılardan. Belki de en güzel örnek erken ölümünü bağışlayamadığım Henry von Stein'dir. Bir seferinde özenle iznimi aldıktan sonra üç günlüğüne kalkıp Sis Maria'ya gelmiş... Engadin'i görmek için gelmediğini de herkese açıklamıştı. Prusyalı genç bir soylunun bütün taşkın toyluğuyla Wagner batağına batmış olan bu değerli insan, üç günde bir özgürlük fırtınasıyla değişivermiş, birden kanatları çıkan ve kendi yükseklerine varan biri olmuştu. Ona hep yukarılardaki iyi havanın herkese böyle geldiğini, Beyrut'tan altı bin ayak yüksekte yaşamanın boşuna olmadığını söylüyordum ama bana inanmak istemiyordu. Gene de küçük büyük bir sürü kötülük yapılmışsa bana bunun nedeni istem değildir. Kötü niyet hiç değildir. Daha önce değindiğim gibi asıl iyi niyetten yakınmalıyım. Az alt üst etmedi hayatımı. Görüp geçirdiklerim genel olarak o bencil olmayan dürtüler denen şeylere, o sözle ve işle yardıma hazır iyilikseverliğe karşı güvensizlik duyma hakkını veriyor bana. Bunlar gerçekte güçsüzlüktü. Uyarımlara karşı direnç yeteneksizliğinin özel durumlarıdır benim için. Yalnız dekadantlar için bir erdemdir acıma. Acıyanları kınamıyorum. Çünkü utanmayı, saygıyı, insanları ayıran aralıkları sezme duygusunu kolayca yitirirler. Çünkü acıma bir anda o ayak takımı kokusunu belli eder. Görgüsüz davranışlara öyle benzer ki ayırt edilemez. Çünkü acıyan eller kimi zaman neredeyse yok edercesine bir büyük alın yazısının, yaralarla dolu bir yalnızlığın, bir ağır suç işleme ayrıcalığının içine karışabilirler. Acımanın aşılmasını soylu erdemlerden sayıyorum. Zerdüştün sınanmasını göstermek istediğim parçada bir büyük imdat çığlığı gelir o ana dek. Üstüne çullanır sonuncu bir günah gibi onu kendi kendinden caydırmak ister. Burada üstün gelmek, burada ödevinin yüksekliğini, sözde bencil olmayan eylemlerin içindeki aşağılık ve kısa görüşlü dürtülerle kirletmemek, işte bizer düştün vereceği sınav. Son sınav budur belki de. Onun asıl güçlülük kanıtı budur. 5. Bir başka bakımdan da babamın ta kendisiyim. Pek erken ölümünden sonra onun sürüp giden yaşamasıyım sanki. Hiçbir zaman kendi denge arasında yaşamayan ve örneğin misilleme kavramına da eşit haklar kavramını da yetersiz bulan herkes gibi bana karşı küçük ya da çok büyük bir ahmaklık yapıldığında her türlü savunmayı, özür göstermeyi yasak ederim kendime. Benim misillemem elimden geldiğince çabuk ahmaklığın ardından bir akıllılık yollamaktır. Belki de böylelikle onu daha yoldayken yakalayabiliriz. Bir benzetiyle söylersek tatsız bir öyküden kurtulmak için bir kavanoz reçel gönderirim ben. Hele bana bir kötülük yapsınlar, karşılığını veririm. Hiç şüpheniz olmasın. Çok geçmeden bir fırsatını bulup kötülüğü yapana, bazen hem de yaptığı kötülük için minnetimi gösteririm. Ya da bir şey isterim ondan. Vermekten daha da nazikçe olabilir bu. Hem bana öyle geliyor ki en kaba söz, en kaba mektup bile susmaktan daha iyi bir yüreklice, daha bir dürüstçedir. Susanlar hemen her zaman içten gelen incelikten, nezaketten yoksundurlar. Bir itirazdır susku. Yutmak zorunlu olarak kötü kılar kişiyi. Mideyi bile bozar, susanların hepsi de sindirim bozukluğu çekerler. Görüyorsunuz, kabalığın değerini düşürtmek istemiyorum. En insanca karşı koyma yoludur o. Çıt kırıldım çağımızda en başta gelen erdemlerimizden biridir. İnsan bu iş için yeterince zenginse haksız olmak bir mutluluktur da. Bir tanrı yeryüzüne inseydi her ne yapsa haksızlık olurdu. Cezayı değil suçu kabullenmek tanrısal olurdu o zaman.'' 6. Hınç nedir bilmeyişim, hınç konusunda aydınlanışım, kim bilir bunda da uzun hastalığıma nasıl minnet borçluyum. Bu sorun öyle kolay değildir. İnsan onu hem güç içindeyken hem de zayıflık içindeyken yaşamış olmalı. Hastalığa karşı genel olarak söylenecek bir şey varsa o da hasta insanda asıl kurtulma içgüdüsünün, korunma ve savunma içgüdüsünün bozulmasıdır. İnsan hiçbir şeyden sıyıramaz kendini. Hiçbir şeyle baş edemez, hiçbir şeyi geri çeviremez. Her şey onu yaralar. İnsanlar, nesneler sırnaştıkça sokulur, yaşantılar pek derinden koyar adama. Anı irin toplayan bir yaradır. Hastanın elinde bir tek büyük ilaç vardır buna karşı. Rus yazgıcılığı dediğim şey, o baş kaldırma bilmez yazgıcılık. Bununla Rus askeri sefere artık dayanamaz olunca karın içine uzanı verir. Bundan böyle hiçbir şeyi kabul etmemek, üstüne almamak, içine almamak, hiçbir tepki göstermemek. Ölme yürekliliği değildir bu her zaman. Yaşam için en tehlikeli koşullar altında yaşamı koruyan bu yazgıcılıktaki büyük sağduyu metabolizmanın azalmasında yavaşlamasındandır. Bir çeşit kış uykusu istemindendir. Bu mantıkla birkaç adım daha gittik mi bir gömütün içinde haftalarca Hint fakirine vararız. Tepki gösterdiğimiz an kendimizi çabucak tüketeceğimiz için hiç tepki göstermemek. Budur işin mantığı. Hiçbir şey de insanı hınç duyguları gibi çabucak eritip bitirmez. Kızgınlık, hastalıklı alınganlık, ölç almaya güçsüzlük, ölç isteği, susuzluğu, her türlü avu karma. Bunlar bitkin insan için şüphesiz en zararlı tepki çeşitleridir. Sinir gücünün çabucak tükenişi, zararlı salgıların örneğin midede safranın hastalıklı bir artışıdır. Hasta için hınç gerçekten yasak olan, kötü olan şeydir. Ne yazık ki en doğal eğilimdir hem de. O derin fizyolog bu da kavramıştı bunu. Hristiyanlık gibi acınacak şeylerle karıştırmamak gereken bu dinin etkisi hıncın yenilmesiyle el ele olmuştur. Kendini hınçtan kurtarmak iyileşme yolundaki ilk adımdır. Düşmanlık düşmanlıkla sona ermez. Düşmanlık dostlukla sona erer. Bu da öğretisinin başlangıcında bu vardır. Böyle konuşan töre değildir, fizyolojidir. Zayıflıktan doğan hıncın zararı Zayıfın kendisine dokunur en çok. Tersine başlangıçta yaradılış zenginse o zaman da gereksiz bir duygudur. Onu alt edebilmek zenginliğin kanıtıdır neredeyse. Felsefemin ölç ve hınç duygularıyla özgür istem öğretisine varıncaya kadar tutuştuğu kavgada nasıl hiç şakası olmadığını bilenler Hristiyanlıkla kavgam bunun özel durumudur yalnızca. Neden tam burada kişisel tutumumu, içgüdümün uygulamada şaşmazlığını ortaya koyduğumu anlayacaklardır. Dekadans çağımda onları kendime zararlı diye yasaklamıştım. Yaşamım yeniden yeterince zengin ve gururlu olur olmaz, bu sefer de aşağımda kaldıkları için yasakladım. Sözünü ettiğim o Rus yazgıcılığı, rastlantıyla bir kez içine düştüğüm dayanılmaz durumlara, yerlere, evlere, topluluklara yıllar boyu katlanabilmemde kendini gösterdi. Onları değiştirmekten, değişebilir duymaktan, onlara baş kaldırmaktan daha iyiydi böylesi. Beni bu yazgıcılık içinden sarsıp zorla uyandıranı o sıralar can düşmanım sayıyordum. Gerçekten de ölüm tehlikesi vardı bu sefer. Kendini bir yazgı saymak, kendini başka türlü istememek, işte böyle durumlar da sağduyunun ta kendisidir. 7. Savaşa gelince o başka bir şeydir. Yaratılışımdan savaşçıyım ben. İçgüdüdür bende saldırmak. Düşman olabilmek, düşman olmak. Bunun için güçlü bir yaratılış gereklidir belki de. En azından her güçlü yaratılışta zorunlu olarak bulunur bu. Direnme gerektirir karşısında. Dolayısıyla direnç arar. Ölç ve hınç duyguları zayıflıktan nasıl ayrılmazsa saldırganlık tutkusu da öyle ayrılamaz güçten. Örneğin kadın ölç güdücüdür. Başkasının acısına karşı duyarlığı gibi bu da zayıflığından gelir. Saldıranın gücü için kendine gerekli gördüğü düşman bir çeşit ölçüdür. Her artış kendini yaman bir düşman, yaman bir sorun aramakla belli eder. Savaşçı bir filozof sorunları da ikili kavgaya çağırır çünkü. Burada insana düşen genellikle dirençleri yenmek değil, bütün gücünü, esnekliğini, silah kullanmadaki bütün ustalığını ortaya koyacağı dirençleri, denk düşmanları yenmektir. Düşman önünde eşitlik, erkekçe bir ikili kavganın ön koşuludur. İnsan küçümsediği yerde savaşamaz da, buyurduğu bir şeyi aşağısında gördüğü yerde savaşmamalı hiç. Savaşçılık mesleğim dört ilkede toplanabilir. Birincisi, yalnız üstün gelmiş şeylere saldırırım. Gerekirse üstün gelmelerini beklerim. İkincisi, hiçbir bağlaşık bulmayacağım, tek başıma kalacağım ve yalnız kendi adımı tehlikeye atacağım şeylere saldırırım. Tehlikeye atmayan bir tek çıkış yapmadım kamu önünde. Benim mihenk taşım budur doğru davranış için. Üçüncüsü, kişilere saldırmam hiç. Onları genel ama usul usul yayılan ve yakalanması güç bir tehlike durumunu görünür kılmak için bir büyüteç gibi kullanırım. Böyle saldırdım David Strauss'a. Daha doğrusu tiritleşmiş bir kitabın Alman ekindeki başarısına. Bu arada suçüstü yakaladım o ikini. Böyle saldırdım Wagner'a. Daha doğrusu incelmişlerle verimlileri, gecikmişlerle büyükleri karıştıran ekinimizin yalanlığına, içgüdü melezliğine. Dördüncüsü, altında hiçbir kişisel anlaşmazlık yatmayan, geçmişinde kötü deneyimler bulunmayan şeylere saldırırım yalnızca. Tersine saldırmak benim için iyilikseverliğimin, bazen de minnetimin bir kanıtıdır. Adımı bir şeye, bir kişiye bağlamakla onu saydığımı seçip üstün tuttuğumu göstermiş olurum yanında ya da karşısında bu bakımdan benim işimdir çünkü o yönden hiçbir yıkımla hiçbir engelle karşılaşmadım en koyu hristiyanlar benden hiç esirgememişlerdir sevgilerini hristiyanlığın amansız düşmanı olan ben binlerce yıllık alın yazısı yüzünden tek tek kişilere hınç beslemekten uzağımdır 8. İnsanlarla alışverişimde bana zorluk çıkartmayan son bir huyuma kısaca değinebilir miyim? Arıklık içgüdüsünün hepten korkunç bir duyarlığı vergidir bana. Öyle ki her ruhun dolaylarını, dolayları ne kelime ta içini, ciğerini görür gibi sezerim, koklarım. Bu duyarlık benim için psikolojik bir duyargadır. Bununla her gize dokunurum, yakalarım onu.'' Kimi yaratılışın derinlerinde yatan, belki de kötü kanın gerektirdiği ama üstü eğitimle sıvanmış bir sürü pisliği hemen ilk dokunuşta fark ediveririm. Doğru gözlemişsem, arıklığıma zararlı bu gibi yaratılışlar da kendi paylarına benim iğrenip sakınışımı sezerler. Böylelikle daha güzel kokulu olmazlar ya. Bir kez böyle alışmışım. Kendime karşı aşırı bir açıklık temel koşuludur varoluşumun. Arık olmayan çevrede yaşayamam ben. Sanki suda dup duru pırıl pırıl bir sıvıda yüzerim, yıkanırım, oynarım aralıksız. Bu yüzden insanlarla alışverişim hiç de kolay bir sabır sınavı değildir. Benim insan sevgim başkasının duygusunu paylaşmakta değil, paylaştığım duyguya katlanabilmektedir. Benim insan sevgim sürekli bir kendimi yeniştir. Ama ben yalnızlık olmadan edemem. Yalnızlık yani iyileşme, kendine dönüş, özgür, hafif, esinen bir havayı solumak. Zer düştüm baştan başa yalnızlığa ya da beni anladıysanız arıklığa bir ditrambostur. Arık deliliğe değil neyse ki. Gözü renk görebilen elmastan der onun için. İnsandan ayak takımından iğrenme benim en büyük tehlikem oldu hep düştün bu iğrenmeden kurtuluşa anlatan sözlerini duymak ister misiniz? Bana ne oldu böyle? İğrenmeden nasıl kurtuldum? Kim gözümü gençleştiren? Nasıl uçtum ayak takımının artık çeşmeler başında oturmadığı yükseklere? İğrenmem kendisi mi kanatlar yarattı, pınarlar sezen güçler yarattı bana? Gerçekten o tadınç pınarını yeniden bulmak için en yükseklere uçmam gerekti. Buldum onu kardeşlerim. Burada en yükseklerde kaynıyor o tadınç pınarı benim için. Ve ayak takımının birlikte içmediği bir yaşam var burada. Neredeyse pek zorlu akıyorsun bana tadınç pınarı. Çoğu zaman tasımı doldurmak isterken yine boşaltıyorsun. Sana alçak gönüllü yaklaşmayı öğrenmeliyim daha. Pek zorlu akıyor sana doğru yüreğim. Yüreğim üzerinde bir yaz yanan, kısa, kızgın, kara sevdalı, Mutluluk taşan bir yaz. Nasıl da susamış yaz yüreğim senin serinliğine. Geçti artık baharımın ağırdan üzüntüsü. Geçti artık haziranda lapa lapa hayınlığımın. Yaz oldum hepten. Yaz öylesi oldum. En yükseklerde bir yaz. O soğuk pınarlarla, o mutlu sessizlikle. Gelin dostlar, sessizlik daha da mutlu olsun. Bizim yüksekliğimiz Bizim yurdumuz çünkü bu. Pek yüksek, pek sarp yerde oturuyoruz arık olmayanlar için, susuzlukları için. Dostlarım bir bakın tadıncımın pınarına arık gözlerinizle. Hiç bulanır mı bu yüzden? Arıklığıyla karşılık versin gülüşünüze. Gelecek ağacına kuruyoruz yuvamızı. Gagalarıyla azık getirmeli kartallar biz yalnızlara. Gerçekten arık olmayanları ağırlamak için değil burası. Bizim mutluluğumuz bir buz mağarası gibi delirdi onların bedenlerine, tinlerine. Biz onların üzerine sert yeller gibi yaşamak istiyoruz. Kartallara komşu, karlara komşu, güneşe komşu. Böyle yaşar sert yeller ve bir gün yeller gibi aralarında esmek, soluğumla soluklarını kesmek istiyorum. Geleceğim böyle istiyor. Gerçekten sert bir yeldir Zerdüşt alçaltılar için. Şu öğdü verir düşmanlarına tüküren, balgam atan kim varsa hepsine yele karşı tükürmekten sakının. Neden böyle akıllıyım? 1. Bir. Neden biraz daha çok biliyorum? Genellikle neden böyle akıllıyım? Sözde sorunlar üstüne hiç düşünmedim. Harcamadım kendimi. Örneğin asıl dinsel güçlükler başımdan geçmiş değil. Neden günahkar olmam gerektiğini anlayamadım bir türlü. Bunun gibi pişmanlık acısını tanımak için güvenilir bir ölçü de yok elimde. Kulağıma çalınanlara bakılırsa pişmanlık acısı hiç de üzerinde durulmaya değer bir şey olmasa gerek. Bir eylemi iş işten geçince bir de kendi başına bırakmak istemezdim. İşin kötü bitişini sonuçlarını kural olarak değer sorunu dışında bırakmayı yey tutardım. Bir iş kötü bitti mi, insan yaptığını doğru değerlendiremez olur. Bana kalırsa pişmanlık acısı bir çeşit kem gözdür. Başarıya varamayan bir şeyi başarıya varmadığı için bir kat daha saygın tutmak. Bu daha bir uygundur benim töreme. Tanrı, ruhun ölmezliği, kurtuluş, öteki dünya daha çocukken bile ne dikkatimi ne de vaktimi verdiğim kavramlardır. Belki de bunlar için yeterince çocuksu olmadım hiç. Benim için bir sonuç değildir tanrısızlık. Hele olay hiç değildir. İçgüdümden gelir düpedüz. Biraz çokça meraklıyım ben. Sorunlarla doluyum. Kendimi beğenmişim. Üstün körü bir yanıt, bir kalabalıktır. Aslına bakarsanız üstün körü bir yasaktan başka bir şey değildir bizlere düşünmeyeceksiniz. İnsanlığın selameti için o tanrı bilimci antikalıkların hepsinden çok daha önemli bir sorun var ki beni daha başka türlü ilgilendirir. Beslenme sorunu. Günlük uygulamada şu kılığa girer sorun. Sen, sen olarak asıl beslenmelisin ki gücünün, erdeminin, uyanış çağında, rönesansta anlaşıldığı gibi düzmece sofuluk katılmamış erdeminin doruğuna varabilesin. Benim bu konuda başımdan geçenler olabildiğince kötüdür. Bu soruyu nasıl olup da böyle geç duyduğuma, görüp geçirdiklerimden nasıl böyle geç uslandığıma şaşıyorum. Neden tam da bu bakımdan bir ermişe yakışırcasına geri kaldığımı? Açıklarsa Alman ekinimizin hepten işe yaramazlığı, ülkücülüğü açıklar biraz olsun. Bu ekin hepten şüpheli amaçlar, o sözde ülküler, örneğin klasik etkin, ardından koşmak için daha işin başında gerçekleri gözden kaçırmayı öğretir. Sanki klasik ve Alman kavramlarının uzlaşmazlığı daha baştan besbelli değilmiş gibi. Dahası var, insanı güldürür de bu. Hele bir klasik eğitimden geçmiş, lipsikli getirin gözünüzün önüne. Gerçekten ta olgun çağıma dek kötü yemek yedim hep. Törel deyimiyle kişiliksiz, kendimi düşünmeden, özgeci olarak aşçıların ve öbür dindaşların yararına yemek yedim. Schopenhauer'u yeni yeni incelemeye başlamışken bir yandan da Lipsik yemeklerini yemekle yaşama istemimi iyiden iyiye yatsıyorum. Yetersiz beslenip üstelik bir de mideyi bozmak. Lipsik aşçıları bu sorunu şaşılacak bir başarıyla çözümlemişlerdir. Duyduğuma göre 1866 yılı bir takım değişmeler getirmiş bu alanda ya genel olarak Alman mutfağı. Onun kabahatleri saymakla bitmez. Yemeklerden önce çorba. 16. yüzyıl Venedik yemek kitaplarında bile yer etmişlerdir. Fazla pişmiş etler, yağlı unlu sebzeler, mideyi bastırmak için o ağır hamur işleri. Bunlara bir de yaşlı Almanların, yalnız yaşlıların değil ya, o gerçekten hayvanca yemek üstüne içme alışkanlıklarını da katarsanız, Alman düşüncesinin nereden çıktığını da anlarsınız bozuk bağırsaklardan. Almanlarınkiyle Fransızlarınkiyle karşılaştırılınca bir çeşit doğaya dönüş yani yamyamlığa dönüş olan İngiliz beslenme düzeni de iyice aykırıdır benim içgüdülerime. Sanırım hantallaştırır düşüncemin ayaklarını. İngiliz kadınlarının ayakları gibi. En iyi mutfak Piemonte'ninkidir. Alkollü içkiler dokunur bana. Günde bir bardak şarap ya da bira yaşamı bana cehennem etmeye yeter.'' Benim karşıtlarımsa Münih'te yaşıyor. Bunu biraz geç kavradım, kabul. Ama denemesini küçük yaştan beri yapmışımdır. Daha çocukken şarap içmenin de tütün gibi önceleri gençlerin bir gösteriş merakı, sonraları da kötü bir alışkanlığı olduğuna inanırdım. Belki de bu sertçe yargıda Namburg şarabının da suçu vardır. Şarabın keyif verdiğine inanmak için Hristiyan olmalıydım. Yani benim için tam saçmalık olan şeye inanmalıydım. İşin şaşılacak yanı az içkinin bir de sert değilse alabildiğine keyfimi kaçırmasına karşılık çok içmeye karşı bir deniz kurdu gibi dayanıklı oluşumdur. Daha çocukken göstermişimdir bu konuda yürekliliğimi. Saygıdeğer Schulforta'da öğrenciyken kalemimde örneğim Salitius'un tokluğuna, yoğunluğuna erişme tutkusuyla uzun latince ödevimi geceleyerek bir oturuşta yazmak ve temize çekmek, sonra da latincemi ağır çaplı birkaç grokla sulamak hem benim bünyeme hem de salyut iyi gelirdi. Sonraları orta yaşlılığıma doğru her türlü ispirtolu içkiye karşı git gide daha kesin cephe aldım. Ben et yememeyi de kendimde denemiş, sonra beni bu yola getiren Wagner gibi düşman kesilmiştim ona. Ama düşünceye dönük tüm yaratılışlara alkollü içkilerden hepten uzak durmalarını ne kadar öğütlesem azdır. Su ne güne duruyor? Su almak için bol bol çeşmesi bulunan yerleri tercih ederim. Bir bardak içki beni canımdan bezdirir. In vino veritas derler. Sanırım ki burada da doğru kavramı üstüne herkesle çatışıyorum. Bende tin suların üzerinde dolanır. Kurallarımdan birkaçını daha çıtlatayım bol bir yemek az bir yemekten daha kolay sindirilir. İyi bir sindirimin ilk koşulu midenin bütünüyle çalışmasıdır. Midesinin büyüklüğünü bilmeli insan. Gene bu yüzden tabildotlarda yenen ve benim aralıklı kurban törenleri dediğim o bitmek tükenmek bilmez yemeklerden sakınılmalıdır. Aralarda hiçbir şey yememeli, kahve içmemeli. Kahve kasvet verir. Çay yalnız sabahları işe yarar az ama koyu olmalıdır. Gerekenden bir damlacık açık olsa çok dokunur. Bütün gün kırıklık yapar. Herkesin kendine göre bir kararı vardır bunda. Sınırları dar belirlemesi zordur. Sinir yıpratıcı bir iklimde çayla başlanması öğütlenmez. Bir saat öncesinden elden geldiğince az oturmalı. Açık havada yürürken doğmayan, kasların da birlikte şenlik yapmadığı hiçbir düşünceye güvenmemeli. Ön yargıların hepsi bağırsaklardan gelir. Bir kez daha söylemiştim. Kutsal tine karşı işlenen asıl günah kaba etlerdir. 2. Yer ve iklim sorunu yakından bağlıdır beslenme sorununa. Her yerde yaşamak kimsenin harcı değildir. Bir kimseye bütün gücünü gerektiren büyük ödevler düşüyorsa burada seçim alanı üstelik çok dardır. İklimin metabolizma üzerine, onun ağırlaşmasına, hızlanmasına etkisi öyle büyüktür ki yer ve iklim konusunda atılacak yanlış bir adım bir kimseyi yalnızca ödevinden uzaklaştırmakla kalmaz onu daha baştan alıkoyabilirdi. Yüzünü bile göremez ödevin. Hayvansal dirim gücü ondan hiç yetesiye büyük olmamıştır ki insana bunu yalnız ben yapabilirim dedirten bir özgürlük benliğini ağzına dek doldursun. Bir bağırsak tembelliği küçücük de olsa bir kez kötü alışkanlık durumuna geldi mi bir dehayı orta değerde biri almanımsı bir şey yapmaya yeter. Tek başına Almanya iklimi bile yiğitçe dayanacak sağlamlıkta bağırsakları yıldırmaya yeter.'' Metabolizmanın hızı düşünce ayaklarının çevikliği ile doğru orantılıdır. Bir tür metabolizmadır düşüncenin kendisi de. Şimdiye dek kafalı insanların yaşadığı nüktenin incelmenin hayınlığın mutluluktan ayrılmaz sayıldığı, dehanın neredeyse zorunlu olarak yurt edindiği yerleri bir yan yana koyun. Hepsinin eşsiz kuru bir havası vardır. Paris, Provence, Floransa, Kudüs, Atina bu adlar da kanıtlıyor ki deha kuru havaya, duru göğe yani metabolizma çabukluğuna hiç durmadan ve çok büyük ölçüde erke bütünlemesi yapma olanağına bağlıdır. Önümde örneği var. Özgür yaratılmış, değerli, kafalı biri. Tek iklim konusunda içgüdü inceliği olmaması yüzünden dar kafalı bir uzman. Köşesine sinmiş, hırçın biri olup çıktı. Hastalığım beni sağduyulu olmaya, gerçekteki sağduyu üstünde düşünmeye zorlamasaydı, benim sonum da bunun gibi olurdu. Şimdi iklim ve hava etkilerini uzun bir alıştırma sonucu kendimde pek duyar, güvenilir bir aygıtta okur gibi okuyor. Örneğin Torino'dan Milano'ya kısa bir yolculuk sırasında havanın nem derecesindeki değişikliği bedenimde ölçüyorum da son 10 yılı dışında yaşamımın tehlikeli yıllarımın hep benim için yanlış, kesin olarak yasaklanmış yerlerde geçtiğini düşününce tüylerim ürperiyor. Namburg, Schulpforta, Lipsik, Basel, Venedik hepsi de bünyem için birer yıkım olan yerler. Daha genel olarak bütün çocukluğumdan, gençliğimden tek bir iyi anım yoksa bunu törel dedikleri nedenlerle, örneğin kendime göre bir çevrenin yokluğuyla ki doğru olduğu su götürmez, açıklamak ahmaklık olurdu. Çünkü aynı yokluğu bugün de çekiyorum. Keyfimi kaçırıp beni yıldırmıyor bu. Fizyoloji konusundaki bilgisizliğim, o kahrolası ülkücülük, işte asıl bahtsızlığı, gereksiz, aptalca yanı, bana hiçbir yararı dokunmayan, artık giderilmesi, ödeşilmesi olmayan yanı budur yaşamımın. Attığım tüm yanlış adımları, İçgüdümün büyük yanılgıları, beni yaşamamın ödevinden saptıran alçak gönüllülüklerimi, örneğin filolog oluşumu hep bu ülkücülüğün sonuçları olarak açıklıyorum. Neden hiç değilse hekim ya da gözlerimi açacak başka bir şey olmadım? Bazel'de okuduğum sıralar, bütün düşünce düzenim, bu arada günlük zaman bölümüm, olağanüstü güçlerin hepten anlamsızca kötüye kullanılmasıydı ve bu tüketimi karşılayacak güç kaynağım da yoktu. Tüketim ve bütünleme üstüne düşünmüyordum bile. Her türlü ince bencillik, buyuran bir içgüdünün gözeticiliği eksikti. Kendimi herkesle bir tutmaktı. Bu yüzden hiç bağışlamayacağım kendimi. Neredeyse iş işten geçmek üzereyken, neredeyse iş işten geçmek üzere olduğu için yaşamımın bu temel çılgınlığı, ülkücülük beni düşündürmeye başladı. Anca hastalık getirdi aklımı başıma. 3. Beslenme konusunda seçmek, yer ve iklim seçmek, her ne olursa olsun yanılmamak gereken üçüncüsü de dinlenme yolunu seçmektir. Burada da bir kafa kendine özgü olduğu ölçüde yapabileceklerinin, yani kendine yararlı olanın sınırı o denli dardır. Her türlü okuma benim için dinlenmeden sayılır. Dolayısıyla beni kendimden çekip alan, başka bilimlerde, başka ruhlarda gezmeye çıkaran artık önemsemediğim şeylerden sayılır. Önemsediğim şeylerin yorgunluğunu alır zaten okumak. Sıkı çalışma dönemlerinde tek kitap göremezsiniz çevremde. Bir kimseyi yakınımda konuşturmaktan, giderek düşündürmekten bile sakınırım. Bu da okumak olurdu. Bilmem dikkat ettiniz mi? Gebeliğin düşünceyi ve bütün örgenliği içine attığı o derin gerilim durumunda rastlantılar, dıştan gelen her uyarım pek yaman etki yapar, pek derinden koyar. Rastlantılardan, dış uyarımlardan elden geldiğince kaçınmalıdır insan. Düşünce gebeliğinde içgüdünün yapacağı ilk akıllıca iş, çevresine bir çeşit duvar örmektir yabancı bir düşüncenin gizlice duvarlardan atlamasına göz yuvar mıyım hiç? Bu da okumak olurdu. Çalışma ve doğurganlık çağı ardından dinlenme çağı mı geldi? Gelsin, şimdi hoşa giden ince buluşlarla dolu öğretici kitaplar var. Almanca kitaplar mı olacak dersiniz? Kendimi elimde bir kitapla yakalayabilmem için 6 ay geriye dönmeliyim. Neydi acaba? Victor Brochard'ın pek güzel bir incelemesi. Loseptic Grex yani Yunan şüpheciler. Şüpheciler her dediği 3-5 anlama gelen filozoflar ulusu içinde tek saygıdeğer örnek. Başka zamanlarsa hemen hemen aynı kitaplara geri dönerim hep. Az sayıda benim için sınanmış kitaplara geri dönerim. Az sayıda benim için sınanmış kitaplara. Belki de bana göre değildir çok ve okumak. Bir okuma odasına girmek beni hasta eder. Çok ve çeşitli şeyleri sevmek de bana göre değildir. Yeni kitaplara karşı güvensizlik giderek düşmanlık benim içgüdüme hoşgörüden yardımseverlikten daha bir uygun düşer. Aslında dönüp dönüp okuduklarım bir avuç eski Fransızdır. Ben Fransız ekinine inanırım tek. Avrupa'da ekin adına başka ne varsa hepsini bir yanlış anlaşılma sayarım. Alman ekinine gelince söz etmeye bile değmez. Almanya'da karşılaştığım birkaç yüksek ekinlik işi, beğeni konusunda hiç kimsenin boy ölçüşemeyeceği Bayan Cosima Wagner başta olmak üzere hepsi de Fransız soyundan gelmeydiler. Paskalı okumayışım ama Hristiyanlığın en öğretici kurbanı olarak sevişim. Düşüncemde kim bilir belki de bedenimde de Monte'nin kabına sığmazlığından bir şeyler bulunuşu. Sanatçı beğenimin de Molière Cornelia adlarını öfkelenerek de olsa Shakespeare gibi bir yaban dehaya karşı savunuşu. Gene de en yeni Fransızları tadına doyum olmaz bir topluluk saymama engel değildir bunlar. Hangi geçmiş yüzyılda şimdi Paris'te olduğu gibi böyle hem meraklı hem ince psikologlar bir araya toplanmıştır doğrusu bilmiyorum. Saymayı şöyle bir deneyelim çünkü sayıları hiç de az değil. Paul Borge, Pierre Loti, Millar, Jules Lemaitre ve özellikle sevdiğim gerçek bir Latini güçlü soydan birini almış olmak için Guy de Maupassant. Söz aramızda bu kuşağı hepsi de Alman felsefesiyle baştan çıkmış olarak büyük öğretmenlerinden bile üstün tutuyorum. Örneğin Bay Tain, büyük insanları, büyük çağları yanlış anlayışını Hegel'e borçludur. Almanya nereye girse ekini berbat eder. Ancak savaş kurtardı Fransız düşüncesini. Stendhal yaşamımın en güzel rastlantılarından biridir. Yaşamımda çağ açan ne varsa hepsi de rastlantıyla önüme çıktı. Başkasının salık vermesiyle değil. Paha biçilemez erdemleri vardır onun. Saklı olanı gören o psikolog gözü en büyük gerçekçinin yakında olduğunu anımsatan olguları kavrama yetisi ve sonunda ki az erdem değildir bu da dürüst bir tanrısız oluşu. Fransa'da 40 yılda bir aslanan neredeyse hiç bulunmayan bir tür. Saygıyla analım. Belki de Stendhal'i kıskanıyorumdur. Tam benim yapacağım en güzel tanrısız nüktesini aldı elimden. Tanrı'nın tek özrü vardır, var olmayışı. Ben de bir yerde şöyle demiştim. Bugüne dek varlığa karşı en büyük itiraz neydi? Tanrı. 4. Lirik ozan üstüne en yüksek kavramı Henrik Heine verdi bana. Öylesine tatlı, öylesine tutkulu bir musikiyi bin yıllar arasında boşuna arıyorum. O tanrısal hayınlık vardı onda. Yetkinliği bunsuz düşünemem ben. İnsanlara, ırklara değer biçmek için tanrıyla satiri zorunlu olarak bir arada düşünüyorlar mı ona bakarım. Ya Heine'nin Almancayı kullanışı? Bir gün Heine ile benim Alman dilinin rakipsiz ilk sanatçıları olduğumuzu, öbür Almancıkların yaptıklarını fersah fersah açtığımızı söyleyecekler. Byron'ın Manfred ile derin derin bir yakınlığı olmalı. O uçurumların hepsini buldum içimde. 13 yaşımda olgundum bu yapıt için. Manfred'in yanında Faust adını anmaya cesaret edenlere söylenecek sözüm yok. Şöyle bir bakarım, o kadar. Hepten yoksundur Almanlar büyüklük kavramından. Kanat Schumann. O iç bulandırıcı Saksonyalıya öfkemden bir açılış üvertürü de ben yazdım. Hans von Bülow nota kağıdı üstünde hiç böyle bir şey görmediğini söylemişti. Öterpinin ırzına geçecekmiş bu. Shakespeare'i anlatacak en yüksek düşüncemi aradığımda hep Sezar tipini tasarlamış olması gelir aklıma. İnsan böyle bir şeyi düşünmekle çıkaramaz. Ya öyledir ya da değildir. Büyük ozan yalnız öz gerçeğinden beslenir. Öyle ki sonunda yapıtına dayanamaz olur üstelik. Ser düştüme şöyle bir göz atayım yeter. Dayanılmaz bir hıçkırık nöbeti içinde kendimi tutmaksızın odamda yarım saat bir aşağı bir yukarı gezinirim. Hiç kimseyi okurken Shakespeare'de olduğu gibi paralanmaz yüreğim. Soytarılığı böyle gerekli bulmak için nasıl bir acı çekmiş olmalıdır insan? Hamlet'i anlıyor musunuz? Şüphe değil, kesinliktir insanı deli eden. Ama bunu duymak için derin olmalı, uçurum olmalı, filozof olmalı. Doğrudan korkarız hepimiz. Hem açıkça söyleyeyim, sezgimle yüzde yüz inanıyorum ki bu en tüyler ürpertici yazın türünün yaratıcısı burada kendi kendine eziyet eden Lord Bacon'dır. Ne düşündüklerini bilmeyen kuş beyinli Amerikalıların acınacak gevezeliklerinden bana ne? vizyonları en yaman gerçeklikle verme yetisi, en yaman eylem gücüyle, en canavarca eylem ve cürüm gücüyle yan yana bulmakla kalmaz yalnız. Üstelik onları gerektirir de. Sözcüğün en yüksek anlamda ilk gerçekçi olan Lord Bacon'ın neler yaptığını, ne istediğini, kendi kendisiyle ne yaşadığını bilebilmek için onu yeterince tanımaktan çok uzağa sala. Hepinizin canı cehenneme bay eleştirmenler. Tutun ki zerdüştümü bir başka atla. Örneğin Richard Wagner adıyla vaftiz ettim. İnsanca, pek insanca yazarının zerdüştün bilicisi olduğunu çıkarmaya 2000 yıllık uzgörü yetmezdi. 5. Yaşamımın dinlenmelerinden söz açılmışken. Hepsinin ötesinde beni en derinden, en içten dinlendiren şeye karşı minnet borcumu birkaç sözle söylemem gerekiyor. Bu da hiç şüphesiz Richard Wagner'la yakından düşüp kalkmam olmuştur. İnsanlarla kurduğum öbür ilişkilere metelik vermiyorum. Ama trip şende geçirdiğim günleri, o karşılıklı güven, sevinç ve yüce rastlantılar ve derin anlarla dolu günleri her ne pahasına olursa olsun hayatımdan silmek istemem. Başkaları Wagner'la neler yaşamıştır bilmem. Bizim göğümüzden bir tek bulut bile geçmedi. Burada bir kez daha Fransa konusuna dönüyorum. Wagner'ı kendilerine benzer bulmakla onu saydıklarını sanan Wagnercılar ulusuna karşı ağzımı bile açmam. Dudak bükerim yalnızca. Ben ki Alman olan her şeye en derin içgüdülerimle yabancıyım. Öyle ki bir Alman'ın yakınımda olması bile sindirim gecikmesi yapar bende. Ben Wagner'la ilk karşılaştığım zaman hayatımda ilk kez derin bir nefes aldım. Wagner'ı dış ülke olarak Alman erdemlerine bir karşıt, bir canlı karşı koyma olarak duyup saydım. Bizler çocuklukları 1850 yıllarında geçenler Alman kavramına karşı çaresiz kötümserizdir. Bizler ancak devrimci olabiliriz. Düzmece softaların başta olduğu bir düzene göz yumamayız. Ama şimdi renkleri değişmiş, artık kızıllara bürünüyorlar. Binici üniforması kuşanıyorlarmış. Benim için hepsi bir. Uzun lafın kısası Wagner devrimciydi. Almanlardan kaçmıştı. Sanatçı olarak insanın Avrupa'da Paris'ten başka yeri yurdu olamaz. Wagner sanatını anlamanın koşulu o beş sanat duyusunun delikatesi, o ayrımları sezen parmaklar, psikolojik sayrıklık hepsi Paris'te bulunur. Biçim sorunlarında bu tutku, mizanseni böylesine önemseme Paris'ten başka hiçbir yerde yoktur. Tam Parisli önemseyişidir işte bu. Parisli bir sanatçının ne düşler beslediğini, gözü nasıl yükseklerde olduğunu Almanya'dakiler düşünemezler bile. Alman kuzu gibidir. Wagner ise hiç böyle değildi. Neyse Wagner'ın asıl yerini yakın akrabalarının kimler olduğunu daha önce uzun uzun anlattım. İyi ve Kötünün Ötesinde kitabı 256. bölüm. Geç Fransız romantikleri, Delacroix'ların, Berlioz'ların o yücelerde uçan ve coşturan soyu, kökten hastalar, doğuştan onmazlar, hepsi de anlatım bağnazları, tepeden tırnağa virtüözler. Kimdi zaten Wagner'ın ilk zeki savunucusu? Charles Baudelaire. Delacroix'ı da ilk kez anlayan koskoca bir sanatçı kuşağının babası. O örnek Deka'dan. Belki en son savunucusu da oydu. Nedir Wagner'da hiç bağışlamadığım? Almanlara dekinmiş olması. Alman yurttaşı olması. Almanya nereye girse ekini berbat eder. 6. İyice bir düşünürsem Wagner musikisi olmadan çekilmezdi gençliğim. Almanların arasına düşmüştüm bir kez. Dayanılmaz bir baskıdan kurtulmak için afyon ister. İşte böyle, bana da Wagner gerekti. Wagner, Alman olan her şeye karşı en iyi panzehirdir. Zehir olmasına da zehirdir o başka. Tristan'ın bir piyano partisyonu olduğu andan beri, saygılar Bay von Bülow, Wagner'ciyim. Wagner'in daha önceki yapıtlarını kendimden aşağı pek beylik, pek Alman bulurdum ama bugün bile Tristan gibi bir yaman büyüleyen, o tüyler ürpertici, o tatlı sonsuzlukla dolu başka bir yapıtı tüm sanat dallarında boşuna arıyorum. Leonardo da Vinci'nin tüm gizemleri Tristan'ın ilk notasıyla büyülerini yitiriverir. Bu yapıt Wagner'ın non plus ultra'sıdır. Onun yorgunluğu bu ise, usta şarkıcılar ve yüzükle çıkarmıştı iyileşmek, Wagner gibilerinde bir gerilemedir bu. O yapıtı anlayacak olgunlukta olmam için tam çağında hem de Almanlar arasında yaşamamı en büyük mutluluk sayıyorum. Psikolog olarak bilme isteği bende de bakın nerelere varıyor. O cehennem tatlarını duymak için yeterince hasta olmayan kişiye dünya nasıl yoksuldur? Bu gizemci deyimini kullanabilirim. Neredeyse kullanmak zorundayım burada. Wagner'ın elinden gelen korkunç işleri yalnız kendine vergi kanatlarda girdiği o bilinmez esrimeler dolu elli dünyayı benden iyi kimse duyup anlayamaz. Bense en tehlikeli, en sorunsal şeyleri bile kendi yararıma çevirmek için yeterince güçlü olduğumdan Wagner'i yaşamamın en büyük veli nimeti sayarım. Onunla akraba olduğumuz yan bu çağ insanlarının çekebileceğinden çok daha derin, bu arada birbirimizden de çekmiş olmamızdır. Bu da kıyamete kadar birbirine bağlayacaktır adlarımızı. Almanlar arasında Wagner'ın bir yanlış anlaşılma olduğu nasıl kesinse benimki de öyledir. Hep de öyle kalacaktır. Önce psikoloji ve sanatta kendinizi 200 yıl sıkıya sokmanız gerekiyor Bay Cermenler. Ama giderilir mi hiç böyle bir şeyin yokluğu? 7. Bir sözüm daha var en seçilmiş kulaklar için. Asıl istediğim nedir musikiden? Ekim ayında bir öğle sonu gibi duru ve derin olsun. Kendine özgü, taşkın ve nazlı olsun. Çıtı pıtı tatlı bir kadın, iyemli, dönük bir kadın olsun. Bir Alman'ın musiki nedir bileceğini hiçbir zaman kabul edemem. Alman musikicisi dediklerimiz başta en büyükleri hep yabancıydılar. İslav, Hırvat, İtalyan, Flemenk ya da Yahudi. Böyle olmayanlarda da Schütz, Baht ve Handel gibi artık soyu tükenmiş güçlü Almanlardandı. Ben kendi payıma yeterince Polonyalıyım daha. Bana Chopin'i verin sizin olsun musikinin gerisi. Bunun dışında tuttuklarım Wagner'in Siegfried Idol'ı ki üç nedeni var, belki Litz'in de birkaç parçası. Orkestralayışındaki soyluluğun bir eşi daha yoktur ve son olarak Alplerin ötesinde yapılan her şey. Daha doğrusu berisinde. Rossini'den geçemem. Hele Musiki'deki güneyimden, Venedikli Maestrom Pietro Gastit'ten hiç mi hiç. Alplerin ötesi derken aslında Venedik demek istiyorum. Biliyorum güneyi korkuyla ürpermeden düşünememek nasıl bir mutluluktur. Köprünün üzerinde duruyorum geçende. Karanlık geceye bürünmüş. Uzaklardan bir ezgi duyuluyor ve altın damlalar yağıyordu titreyen aynası üstüne suyun. Gondollar, ışıklar, musiki hepsi esrimiş yüzüp gittiler alaca karanlığa. Benim ruhum görünmez parmakların dokunduğu o çalgı bir barka rol mırıldandı gizlice. Bin renkli mutluluk içinde titreyerek. Duyan oldu mu onu? 8. Bunların hepsinde besin, yer ve iklim dinlenme seçimi bir kendini sürdürme içgüdüsüdür buyuran en açık olarak savunma içgüdüsünde ortaya çıkar bu. Çok şeyi görmemek, duymamak, yanına yaklaştırmamak işte ilk akıllılık insanın bir rastlantı değil de zorunluluk olduğunun ilk kanıtı. Bu kendini savunma içgüdüsünün yaygın adı beğenidir onun buyruğu yalnız evet demenin bir çıkar gözetmezlik olacağı durumlarda hayır dememizi değil, bir de elden geldiğince az hayır dememizi ister. Hiç durmadan hayır demek zorunda olduğumuz yerden kendimizi çekip almamızı, sıyırmamızı ister. İşte bundaki sağduyu, savunma harcamaları çok küçük de olsalar bir kez kural alışkanlık durumuna geldiler mi, olağanüstü büyük, ve hepten gereksiz bir yoksullaşma doğururlar. Büyük harcamalarımız çok sık yaptığımız küçük harcamalardır. Salmak da yanına yaklaştırmamak da bir harcamadır. Bunda yanılmamalı insan. Olumsuz amaçlara harcanmış güçtür. İnsan sürekli savunma zorunluluğu içinde kendini artık savunamaz oluncaya kadar güçsüz düşebilir. Diyelim ki şu anda dışarı çıkıyorum ve karşımda sessiz soylu Torino yerine bir Alman kasabası buluyorum. O yavan ve korkak dünya içme dolmasın diye iç güdümle kabuğuma çekili verirdim hemen. Ya da o taş üstüne kurulmuş ayıp, hiçbir şeyin kendinden büyümediği, iyi kötü her şeyin sürüklenip getirildiği büyük Alman kenti çıktı karşıma. Bu durumda kirpi olmaz mıydım? Ama dikenleri olmak savurganlıktır.'' Hele ellerimiz açık durmak varken hal böyleyse o zaman iki kat lükstür. Başka bir akıllık ve kendini savunma yolu da insanın elden geldiğince seyrek tepki göstermesi, özgürlüğünü, inisiyatifini rafa koyup salt bir tepkin olmak zorunda kaldığı durumlardan ve ilişkilerden kaçınmasıdır. Karşılaştırma yapmak için kitaplarla alışverişimize ele alalım. Aslında yalnız kitap açıp kapayan bilgin sonunda kendiliğinden düşünme yetisini iyiden iyiye kaybeder. Kitap karıştırmıyorsa düşünemez de. Düşünürken bir uyarıma yanıt verir. Yani okunmuş bir düşünceye. Yalnızca tepki gösterir artık. Bilgin bütün gücünü evet ve hayır demeye çoktan düşünülmüş olanları eleştirmeye harcar. Kendisi düşünmez olur. Kendini savunma içgüdüsü bozulmuştur onda başka türlü olsa kitaplara karşı kendini savunurdu. Bilgin demek, dekadent demek. Gözümle gördüm bunu. Yetenekli, verimli, özgür yaratılışlılar daha 30 yaşlarında okumaktan çökmüşler. Kibrit gibiler artık. Kıvılcım, düşünce verebilmeleri için sürtmek gerek onları. Daha sabahın köründe insan dinçken, gücünün kuvvetinin şafağındayken bir kitap açmak ha? Ayıp derim buna. 9. Burada artık kişi nasıl kendisi olur sorusuna asıl yanıtı vermeden geçemem. Kendini saklama ve bencillik sanatının başyapıtına değiniyorum böylelikle. Varsayılan ki ödev, ödevin amacı yazgısı ortalamanın hayli üzerindedir. Bu durumda kendini de ödeviyle aynı zamanda fark etmek en büyüğü olur tehlikelerin. İnsanın kendisi olmasının koşulu kim olduğunu hiç mi hiç bilmemesidir. Bu açıdan bakınca yaşamdaki yanlış adımların, ara sıra sapılan yan yolların, yanlış yolların, gecikmelerin, alçak gönüllülüklerin, asıl ödevden uzak başka ödevlere verilen emeğin hepsinin de kendilerine göre bir anlamları, değerleri vardır. Bunlarda büyük bir akıllılık, belki de üstün akıllılık kendini gösterir. Yok olmaya götüren bir yoldur burada Norşete Ipsum, yani kendini bilmek. Oysa kendini unutmak, yanlış anlamak, küçültmek, daraltmak, orta değerde yapmak, sağduyunun da kendisidir. Törel deyişle iyilikseverlik, başkası için yaşama ve benzerleri, en sert bencilliğin sürdürülmesinde koruyucu önlem olabilirler. İşte budur kendi kurallarıma, kanışlarıma karşı o çıkar gözetmeyen dürtülerden yana olduğum ayrık durum. Bencilliğin kendini sıkı sıkıya koymanın hizmetindedirler burada. Bilincin bütün yüzeyini ki bilinç bir yüzeydir, herhangi bir büyük buyruktan uzak tutmalı insan. Büyük sözlerden, büyük davranışlardan bile sakınmalı. Hepsi de içgüdünün kendini çok erken bilmesinden doğacak tehlikelerdir. Bu arada o örgenleştiri, o egemen olacak düşün, derinlerde büyür ve serpilir, buyurmaya başlar. Ağır ağır yan yollardan, yanlış yollardan çekip çıkartır. Günün birinde bütün gerçekleşmesi için vazgeçilmez araçlar oldukları görülecek o nitelikleri, uzlukları birer birer hazırlar. Hepsini yönetecek olan ödevden, hedef, amaç ve anlamdan hiçbir şey sezdirmeksizin hizmet edecek tüm yetkileri sırasıyla oluşturur. Bu yandan bakınca yaşamın düpedüz mucizeliktir. Değerleri yenileyiş ödevi için belki de tek kimsede bir arada hiç bulunmamış yetilerin, her şeyden önce de karşıt yetilerin birbirlerini yıkıp yok etmeksizin bende olması gerekiyordu. Yetiler arasında bir aşama sırası, aralıklar, düşman etmeksizin ayrı ayrı tutma sanatı, Hiçbir şeyi karıştırmamak, barıştırmamak, yine de kaosun karşıtı olan o korkunç bir çokluk bu işin ön koşulu, içgüdümün uzun gizli çalışması ve sanatçılığı buydu işte. Koruyuculuğu öyle akıllıca, öyle güçlüydü ki içimde ne büyüdüğünün hiçbir zaman farkına varmadım bile. Tüm yetilerim günün birinde olgunlaşmış olarak en son haliyle açıverdiler birden. Çabalamış olduğumu hiç anımsamıyorum. Yaşamımda bir tek boğuşma izi gösterilemez. Yiğitçe bir yaratılışın karşıtıyım ben. Bir şey istemek, bir şeye göz dikip uğraşmak, bir amacın, bir dileğin ardından koşmak başımdan geçmiş şeyler değildir hiçbiri. Şu anda bile geleceğime, engin bir gelecek, dalgasız bir denize bakar gibi bakıyorum. Bir tek istek kırıştırmıyor onu. Hep böyle yaşadım ben. Bir tek şey dilemedim. 44. yaşını doldurmuş bir kimse, ünmüş, kadınmış, paraymış, hiçbir zaman umursamadığını söyleyebilsin. İstesem bunları elde edemez miydim? Örneğin profesör oldum günün birinde. Aklımın kıyısından geçirmemiştim bunu. Çünkü 24 yaşımda ya var ya yoktum. Ondan iki yıl önce de bir gün filolog vermiştim. Şöyle ki öğretmenim Rachel benim için her anlamda başlangıç olan ilk filoloji çalışmamı Reinich's Museum'dan bastırmak üzere istemişti benden. Rachel, saygıyla söylüyorum, şimdiye kadar gördüğüm biricik dahi ve bilgindi. Biz Türingenlileri başkalarından ayıran bir Alman'ı bile sevimli yapan o cana yakın baştan çıkmışlık vardı onda. Bizler doğruya varmak için de olsa dolambaçlı yolları seçeriz gene. Bu sözlerim daha yakın hemşerimi bilgiç Leopold von Ranke'yi aşağıladığım anlamına gelmesin. 10. Bu küçük şeyleri, yerleşmiş kanılara göre önemsiz şeyleri neden anlattığımı soracaklar bana. Hele büyük ödevler de yükleyecekler. Yanıtım, bu küçük şeyler, yani beslenme, yer, iklim, dinlenme. Bunlarla bencilliğin kılı kırk ayarması. Şimdiye dek önemli sayılan şeylerden son derece daha önemlidir. Tam burada başlamalıyız yeniden öğrenmeye. İnsanlığın bugüne dek önemli düşünüp durduğu şeyler gerçek bile değildir. Kuruntudur yalnızca. Daha sert deyimiyle o sapına kadar zararlı, hasta yaratıkların bozulmuş içgüdülerinden doğan yalanlardır. O kavramların topu, tanrı, ruh, erdem, günah, öte dünya, doğru, bengi yaşam. Ama insanoğlunun büyüklüğünü, tanrısallığını hep bunlarda aradılar. Küçük şeyleri yani yaşamın temel konularını küçümsemeyi öğretmekle en zararlı insanları büyük insan saymakla yurt yönetiminin, toplum düzeninin, eğitimin tüm sorunlarını ta köklerine kadar bozdular. Bugüne dek en birinci insanlar diye saygı görenleri kendimle karşılaştırdığımda aramızda elle tutulurcasına bir ayrım görüyorum. Bu sözde birincileri insandan saymıyorum bile. Onlar benim gözümde insanlığın döküntüleri, hastalığın, önce susamış içgüdülerin doğurtmalarıdır. Yıkım getiren, aslında onulmaz canavarlardır hepsi, yaşamdan öç alırlar. Bunun karşıtı olmak istiyorum ben. Sağlam içgüdünün tüm belirtilerine karşı büyük bir duyarlıktır benim ayrıcalığım. Bende sayrılığın hiçbir izi bulunmaz.'' en ağır hasta olduğum zamanlar bile sayrıl değildim. Boşuna ararsınız herhangi bir bağnazlık belirtisini bende. Yaşamımın hiçbir anında kurumlandığımı, etkileyici bir tavır takındığımı gösteremezsiniz. Tavırlarda etkililik büyüklük demek değildir. Genellikle tavır takınmadan edemeyen kimse düzmecinin biridir. Göz alıcı insanlardan sakının. Yaşam benim için kolaydı. Özellikle benden en ağır şeyleri istediği zamanlar. Bu güz benden sonraki bin yılların sorumluluğunu duyarak ne örneği olan ne benzeri yapılacak en yüksek işleri hiç ara vermeden çıkardığım o yetmiş gün içinde beni görenler en küçük bir gerginlik sezmediler bende. Tam tersine dipdiri olduğumu, sevinçten kabıma sığamadığımı gördüler. Hiç böyle seve seve yememiş, böyle iyi uyumamıştım. Büyük ödevlerle düşüp kalkmanın bir tek yolu vardır bence. O da oyundur. Büyüklüğün belirtisidir bu. Ana koşullarından biridir. En küçük zorlama, asık bir yüz, ses tonunda en ufak bir sertleşme, hepsi birer itirazdır bir kimsenin kişiliğine. Yapıtı içinse haydi haydi öyledir. Sinir diye bir şey olmamalı adamda. Yalnızlıktan acı çekmek de bir itirazdır. Ben kendim hep çokluktan acı çektim. Akıl almaz derecede erkenden daha 7 yaşımda hiçbir insanca sözüm bana ulaşmayacağını biliyordum. Bu yüzden üzüldüğümü gören var mı hiç? Bugün bile herkese her zamanki gönül alıcılığımla davranıyorum. En aşağı olanlara bile değer veriyorum. Bunda bir damla olsun kendini beğenmişlik ya da gizli bir küçümseme yok. Küçümsediğim kişi fark eder bunu. Yalnızca orada oluşum bile damarlarında kötü kanakanları öfkelendirir. Bir insanın büyüklüğünü belli eden bence amor facidir. İnsanın hiçbir şeyi geçmişte, gelecekte, sonsuza dek başka türlü istememesidir. Zorunluluğu yalnızca katlanmak, hele onu gizlemek yetmez, her türlü ülkücülük zorunluluğa karşı bir aldatmacadır, İş onu sevmektedir. Neden böyle iyi kitaplar yazıyorum? 1 Bir, Birisi ben, öbürü de yazılarım. Burada onların kendilerinden söz etmeden önce anlaşılıp anlaşılmamaları sorusuna değineyim. Bu işi konunun elverdiği ölçüde üstün körü yapıyorum. Çünkü zamanı gelmedi daha bu sorunun. Benim zamanım da gelmedi daha. Kimi insan öldükten sonra doğar. Günün birinde insanların benim anladığım gibi yaşayacakları, öğretecekleri öğretim kurumları gerekecek. Belki de Zerdüşt'ün yorumlanması için ayrıca kürsüler bile kurulacak. Ama daha şimdiden getirdiğim doğruları duyacak kulaklar, alacak eller beklemem. Kendi verdiklerimi almak istememelerini anlaşılır bulurum. Ayrıca işin doğrusu da budur sanıyorum. Beni başkasıyla karıştırmalarını istemem. Önce kendi kendimi karıştırmamalıyım bunun içinde. Bir kez daha söyleyeyim. Kötü niyetle pek karşılaşmadım yaşamımda. Yazın alanında da hemen hemen bir tek kötü niyet örneği gösteremem. Buna karşılık sürüsüyle arık derilik. Bana öyle geliyor ki bir kimsenin kitaplarımdan birini eline alması kendine verebileceği en yüksek payedir. Bunu yaparken umarım ayakkabılarını çıkarıyordur. Doktor Henry Vonstein bir kez zerdüştümün tek sözcüğünü bile anlayamadığından açık sözlülükle yakınmıştı. Ona bunun böyle olması gerektiğini söylemiştim. Onun altı cümleciğini anlamak, yani yaşamış olmak, çağdaş insanların çıkabileceğinden çok daha yükseklere götürür ölümlüleri. Ben de ayrılığımın bu duygusu varken Tanıdığım çağdaşların beni yalnızca okumuş olmalarını isteyebilir miyim hiç? Benim utkum Schopenhauer'unkinin tam tersinedir. Ben non legor non legar yani okunmuyorum okunmayacağım. Baş yapıtı istem ve tasarım olarak dünya olan kitap. Neden sonra satılmaya başlandığında Schopenhauer sevinçle legor legar demişti. Yani okunuyorum ve okunacağım. Sakın yazılarıma hayır değişlerindeki bönlüğün bana tattırdığı eğlenceyi küçümsüyorum sanılmasın. Daha bu yaz ağır, pek ağır basan yazılarımla belki de baştan başa yazı alanının dengesini sarstığım sıralar, Berlin Üniversitesi profesörlerinden biri bütün iyi niyetiyle bana sezdirmeye çalışmıştı. Başka bir biçimde yazmalıymışım artık, kimse okumuyormuş böylesini. Bunun en aşırı iki örneği sonunda Almanya'da değil de İsviçre'de çıktı. Dr. Windman'ın Bund dergisinde İyi ve kötünün ötesinde üzerine Nietzsche'nin tehlikeli kitabı başlığıyla çıkan yazısı ve yine Bund'da genel olarak yazılarım üstüne toptan bir inceleme. Bunlar benim yaşamımda bir doruktur. Neyin dorukları olduklarını söylemeyeyim. Örneğin bu sonuncusu, Zerdüştümü yüksek değiş alıştırması olarak inceliyor, bundan böyle öze de gereken önemi vermemi diliyordu. Doktor Windman'a gelince, tüm edepli duyguların kökünü kazımakta gösterdiğim yürekliliği alkışlıyordu o da. Rastlantının ufak bir cilvesi sonucu burada her cümle hayran olduğum bir tutarlılıkla baştan aşağı çevrilmiş bir doğruyu söylüyordu. Demek istediklerimin hem de ilginç bir yoldan tam üstüne basmak için bir tek şey gerekliydi tüm değerleri tersine çevirmek. Kendimi açıklamam bir kat daha önem kazanıyor bu yüzden. Şu da var ki hiç kimse bir şeyden, kitaplar da giriyor bunun içine, zaten bildiğinden çoğunu çıkartıp alamaz. Bir şey bize yaşantı yoluyla açık değilse onu duyacak kulak da yoktur bizde. Aşırı bir örnek vereyim. Bir kitap düşünün ki baştan başa yeni yaşantılardan söz açıyor. Sık sık olsun, seyrek olsun, Fırsat çıkmayacak yaşantılardan. Bir dizi yepyeni yaşantı için yepyeni bir dildir. Bu durumda kimse bir şey duyamaz. Şu işitme yanılgısı da birlikte gelir. Bir şey duyulmayan yerde bir şey yoktur da. Benim karşılaştıklarımın ortalaması, isterseniz özgünlüğü diyelim, budur işte. Benden bir şey anlamadıklarını sananlar kendi boylarına göre kesip biçtiler beni. Tam karşıtımı Örneğin bir ülkücü yaptıkları da oldu benden. Hiçbir şey anlamayanlarsa iler tutar yerimi bırakmadılar. Çağdaş insanların, iyi insanların, Hristiyanların ve öbür nihilistlerin karşıtını en yüksek yetkinlik örneğini gösteren üstün insan sözcüğü, töreler yakıcısı Zerdüşt'ün ağzında düşündürücü bir sözcük. Hemen her yerde tam bir bölünlükle Zerdüşt'ün kişiliğinde canlandırılan değerlerin tersine anlaşıldı daha yüksek bir insan türünün ülküsel örneği olarak yarı ermiş yarı deha olarak anlaşıldı. Bilgiç geçinen kimi büyük baş hayvan beni onun yüzünden darvincilikle suçladı. O kendi de bilmeden, istemeden olmuş büyük kalpazanın öylesine hoyratça çürüttüğüm yiğitlere tapınmasını bile seçip tanıyanlar çıktı serdüşte. Kimin kulağına Parsifal yerine Sezar Borcu'yu aramasını fısıldadımsa hiç inanmadı kulaklarına. Kitaplarım üstüne özellikle gazetelerde çıkan yazıları hiç merak etmeyişim hoş görülmeli. Dostlarım, yayıncılarım bunu bildiklerinden o konuda açmazlar ağızlarını. Yalnız bir sefer tek bir kitaba karşı, ki iyi ve kötünün ötesindeydi bu, işlenen günahların tümünü birden görebildim. Neler neler söylemezdim bu konuda. Bilmem inanır mısınız, National Zeitung, yabancı okurlar bilmezler bir Prusya gazetesidir. O gazete bütün ciddiliğiyle kitabımı çağın belirtisi taşla soylularının gerçek felsefesi olarak yorumluyordu. Göze alabilse Kral Zeitung'un da yazacağı bu olurdu ancak. 2. Almanlar için söylenmiştir bunlar. Yoksa başka her yerde okuyucularım var. Hepsi de seçkin kafalar, yüksek orunlarda ve görevlerde yetişmiş, kendilerini göstermiş kişiler. Gerçek dehalar bile var okuyucularımın arasında. Viyana'da, Petersburg'da, Stockholm'de, Kopenhag'da, Paris'te, New York'ta her yerde beni buldular. Bir o Avrupa'nın basık ülkesi Almanya dışında. Açıkça söyleyeyim, beni okumayanlardan ne adımı ne de felsefe sözcüğünü duymuş olanlardan memnunum asıl. Ama örneğin burada, Torino'dan nereye gitsem herkesin yüzü gülüyor beni görünce. Şimdiye dek en çok gururumu okşayan da meyve satan yaşlı kadınların bana en tatlı üzümlerini seçip vermek için çırpınmaları. İnsan filozof oldu mu böyle olmalı işte. Polonyalılar için boşuna ıslav ırkının Fransızları dememişler. Alımlı bir Rus kadını benim nereli olduğumu anlamakta bir an bile duraklamazdı. Bir türlü beceremem kurumlanmayı. Uğraştım mı da şaşkına dönerim olsa olsa. Alman gibi düşünmek, Alman gibi duymak. Elimden her şey gelir de bir bu gücümü aşar. Eski öğretmenim Rachel söyler dururdu. Filoloji üstüne araştırma yazılarımı bile Parisli bir romancı gibi tasarlamışım. Yani saçmalık derecesinde heyecan verici. Tüm atılganlıklarım, inceliklerim. Paris'te bile herkesi şaşırtmış bu deyim. Korkarım bende Ditrambos'un de en yüksek biçimlerine varıncaya dek her şeye bir parça o hiç tatsızlaşmayan, Almanlaşmayan tuzdan espriden katılmıştır. Başka türlü yapamam. Tanrı yardımcım olsun. Amin. Hepimiz biliriz bir uzun kulaklığın ne olduğunu. Kimisi üstelik denemesini de yapmıştır. Peki öyleyse hiç çekinmeden ileri sürerim ki en kısa kulaklar benimkilerdir. Kadınlar kayıtsız kalamazlar buna. Sanırım onları daha bir iyi anladığımı da sezerler. Ben en iyi anti eşeğim. Böylelikle dünya tarihine geçecek bir canavarım. Yunanca anlamıyla, yalnız Yunanca değil, deccalım. Antikristos ben. 3. Yazar olarak ayrıcalığım nedir? Az çok biliyorum. Benim yazılarıma alışmanın beğeniyi nasıl bozduğunu da gözlerimle gördüğüm durumlar oldu. İnsan başka kitaplara hele felsefe üstüne iseler düpedüz dayanamaz olur. Bu soylu ve ince dünyaya girebilmek benzersiz bir seçkinliktir. Almanlıkla hiç ilgisi olmamalı insanın bunun için. Kısacası öyle bir seçkinlik ki bu, onu kendi hak etmiş olmalı insan. Ama kim amaçlarının yüksekliğiyle bana benziyorsa Gerçekten coşkular yaşayacaktır burada öğrenirken. Çünkü ben daha hiçbir kuşun uçmadığı yükseklerden, hatta hiçbir ayağın yolunu şaşırıp inmediği uçurumlardan geliyorum. Söylediklerine göre benim kitaplarımı elinden bırakamazmış insan. Uykularını bile kaçırırmışım geceleri. Kitap denen şeyin daha gururlusu, daha incelmişi yazılmamıştır. Onlar yeryüzünde erişilecek en yüksek doruğa, sinizme erişirler. Hem en ince parmaklarla hem en zorlu yumruklarla elde edebilmeli onları. Her türlü ruhsal kusur, sindirim bozuklukları bile onları anlama yolunu kapatır insana hepten. Sinir diye bir şey olmamalı insanda. Karnı bile bir keyifli olmalı öyle. Bir kimse de yalnızca içinin yoksulluğu, köşe bucağının ağır havası değil, Asıl o işkembesinde yer etmiş korkaklık sinsice ölç ona yolumu kapıyan. Benim bir sözümle tüm kötü içgüdüler yüzüne vurur insanın. Tanıdıklarım içinde bir sürü denek hayvanım vardır. Yazılarıma karşı gösterilen çeşit çeşit ve her biri son derece öğretici tepkileri onlarda incelerim. Yazıların özüyle hiçbir alışverişi olmak istemeyenler, örneğin o sözde dostlarım hemen kişiliksiz olu verirler. Bir kez daha bunu başardığım için kutlarlar beni. O hep kötüye işleyen kafalar, işi gücü yalan olan ince duygulularsa ne yapacaklarını bilemezler bu kitaplarla. Dolayısıyla onları kendilerinden aşağı görürler. İşte budur ince mantığı ince duyguluların. Tanıdıklar arasındaki büyük baş hayvanlar da, yalnız Almanlar bunlar, hoş görünmeye getirirler. Benimle hep aynı kanıda değillermiş ama gene de arada bir öyleymiş gibi. Bunu hem de zerdüşt üstüne söylediklerini duydum. Bunun gibi insanda her türlü feminizme, isterse erkekte olsun, benim kapılarımı kapatır ona. Hiçbir zaman o pervasız bilgilerin labirentine giremez. Bu baştan başa sert doğrular arasında güle oynaya yaşamak için insan gözünü budaktan sakınmamalı. Onun için alışkanlık olmalı sertlik. Tam istediğim gibi bir okuyucu tasarladığımda hep ortaya yürekli, her şeyi bilmek isteyen bir canavar, ayrıca kıvrak, düzenci, sağgörülü birisi doğuştan bir serüvenci ve bulucu çıkıyor. Kısacası benim sözüm aslında kimleredir? Bunu Zerdüş'ten daha açık söyleyemem. Bilmecesini yalnız kimlere anlatmak istiyorum? Sizlere. Gözü pek arayıcılar, sınayıcılar ve her kim kurnazca yelkenleriyle o korkunç denizlere açılmışsa bir kez, sizlere. Bulmacalar içinde esrimişler, alacak aranlığı sevenler, ruhları flüt sesiyle her tuzağa düşürülebilenler. Çünkü siz titreyen ellerinizle bir ipi yoklayarak inmek istemezsiniz. Ardında ne olduğunu kestirdiğiniz yerde, tiksinirsiniz o kapıyı açmaktan. 4. Değiş sanatım üstüne genel olarak birkaç söz söyleyeyim burada. Bir durumu, bir duygusal gerilimi imlerle, bu imlerin temposuyla başkalarına bildirmek. Budur benim değişin anlamı. İç tempolarının o olağanüstü çeşitliliği karşısında bende bir sürü değiş olanağı, şimdiye dek bir kişinin eli altında bulunmuş en çeşitli değiş sanatı vardır bir iç durumu gerçekten bildiren, imler üstüne, imlerin temposu üstüne yanılmayan, yapmacık tavırlar takınmayan. Bir tavır takınma sanatıdır zincirleme cümle kurallarının hepsi. Her değiş iyidir. Bu konuda hiç şaşmaz benim içgüdüm. Kendiliğinde iyi değiş, hepten budalılık bu. Ülkücülük yalnız, kendiliğinde güzel, kendiliğinde iyi, kendiliğinde bir şey gibi. Şüphesiz bu iş için dinleyen kulaklar aynı tutkuyu duyabilecek güçte ve değerde kimseler, insanın içini açabileceği kimseler bulunduğunu varsayıyorum. Zer düştüm. Şimdilik bekliyor böyle dinleyicileri. Daha uzun sürede bekleyecek. Onu inceleyecek değerde olmalı insan. O güne dek burada nasıl bir sanat harcandığı anlaşılmayacak hiç kimse böylesine yeni, işitilmemiş, bir amaç için gerçekten ilk olarak yaratılmış söyleme yollarını böylesine avuç dolusu saçmamıştır. Bu türlü şeylerin Alman dilinde olabileceği şüpheliydi. Önceleri olsa en başta ben kesinlikle yatsırdım bunu. Alman diliyle neler yapılabilir, genel olarak dille neler yapılabilir, benden önce bilinmiyordu bunlar. Yüce insanüstü bir tutkunun korkunç dalgalanışını anlatmak için o büyük ritimler sanatını zincirleme cümlelerle büyük değişi ben buldum ilk kez. Zerdüşt'ün 3. bölümü sonundaki o yedi mühür başlıklı ditrambozla şimdiye dek şiir denen şeyi binlerce fersah açtım. 5. Eşsiz bir psikolog konuşuyor benim yazılarımda. İşte iyi bir okuyucunun eski iyi filologlar Horatiuslarını nasıl okudularsa beni öyle okuyan, tam bana göre bir okuyucunun ilk edineceği kanı budur. Üzerinde herkesin anlaştığı cümleler, herkes derken bunun içinde ortamalı filozofların, töre birimcilerin ve öbür man kafalarla mantar kafaların da bulunduğunu ayrıca söylemeye gerek yok, benim yazılarımda bönce yanılgılar olarak ortaya çıkar. Örneğin çıkar gözetmez ve bencil kavramlarının birbirinin karşıtı olduğu inancı. Oysa benim kendisi bir yüksek aldatmacadan başka bir ülküden başka bir şey değildir. Ne bencil ne de çıkar gözetmez eylemler vardır. Her iki kavram da psikolojik birer mantıksızlıktır. Ya da insan mutlu olmak için çabalar cümlesi, ya da mutluluk erdemin ödülüdür cümlesi, ya da hoşlanma ve acı duyguları birbirinin karşıtıdır cümlesi. İnsanlığın kirkesi, yani töre, bütün psikolojiyi baştan aşağı yalana boğdu, törelleştirdi. Ta o tüyler ürpertici saçmalığa, sevginin çıkar gözetmez bir şey olması gerektiğine varıncaya dek. İnsan kendi kendine sağlam bir dayanak olmalı, iki ayağı üstünde korkmadan durabilmeli, başka türlü sevemez yoksa. Kadınlar da çok iyi bilirler bunu. O çıkar gözetmeyen o nesnel erkekler vız gelir onlara sırası gelmişken şu kadın ulusunu tanıyorum diyebilirim. Dionysosça payımdan gelmedir bu. Dionysos'ta hem erkeklik hem dişilik vardı. Kim bilir belki de bengi dişiliğin ilk psikoloğuyum ben. Eski bir öyküdür. O mutsuz kadıncıklar, özgürleşmiş olanlar, çocuk doğurmaya gücü yetmeyenler dışında hepsi beni severler. Bereket versin kendimi parçalatmaya niyetim yok. Sevdi mi parçalar gerçek kadın dediğin. Bu sevimli bakkaları yani eski Yunan'da kendilerini Dionysos adayan, onun gizlerini kutlayan kadınlar, onları iyi tanırım. Ah o ne tehlikeli, o ne sinsi, yer altında yaşayan bir yırtıcı hayvancıktır. Nasıl da şirindir üstelik. Öç ardından koşan bir kadıncık yazgıyı bile dinlemez, yıkar geçer. Kadın erkekten ölçülemez derecede daha kötüdür daha akıllıdır da bir çeşit yozlaşmadır kadında iyilik o ince duygular var ya tümünün mayasında bir fizyolojik bozukluk vardır hepsini söylemeyeyim hekimce konuşacağım yoksa eşit haklar için açılan savaş bir hastalık belirtisidir üstelik her hekim bilir bunu gerçek kadın dediğin var gücüyle direnir hak denen şeye karşı Cinsler arasındaki o bitmez savaşta ilk yer hiç tartışmasız onundur zaten doğal olarak. Benim sevgi tanımımı duyup anladınız mı? Gerçek bir filozofa yaraşan biricik tanım budur. Sevginin tuttuğu yol savaş, özü ise cinslerin öldüresiye kinidir birbirine. Bir kadın nasıl iyileştirilir, kurtarılır sorusuna verdiğim yanıtı biliyor musunuz? İnsan ondan bir çocuk edinmelidir. Kadın çocuksuz edemez. Erkek bir aracıdır yalnızca. Zerdüşt böyle dedi. Kadının özgürleşmesi, özürlü doğuramaz kadınların gerçek kadına karşı içgüdüsel kinidir bu. Erkekle kavgaya gelince bu bir yoldur, bir sözde nedendir, bir taktiktir yalnızca. Kendilerini gerçek kadın, yüksek kadın, ülkücü kadın diye yükseltmekle Aşama arasında kadının yerini alçaltmaya çalışırlar. Bunun için de en şaşmaz yol lise öğrenimi yapmak, pantolon giymek ve sürü olarak oy verebilmektir. Aslına bakılırsa özgürleşen kadınlar bengi dişilik ülkesinin anarşistleridir. Kuyruk acısı vardır onlarda, ölç isteği vardır derinlerde. En kötüsünden bir tür ülkücülük vardır ki erkeklerde de rastlanır ayrıca. O evde kalmış kız örneğinde Henrik Ibsen'de olduğu gibi bunun amacı da cinsel sevgideki gönül rahatlığını, doğallığını avulamaktır. Bu konuda dürüstlüğü ölçüsünde sıkı olan anlayışım üstüne hiç şüpheniz kalmasın diye bozulmuşluğa karşı töre yasalarımdan bir madde okuyayım. Bozulmuşluk derken her çeşit doğaya olan aykırılığın ya da güzel sözleri seviyorsanız ülkücülüğün karşısına çıkıyorum. Madde şu. Akmanlık üstüne vaaz vermek, açıktan herkesi doğaya aykırı olmaya kışkırtmaktır. Nasıl olursa olsun cinsel yaşamı küçümseme, onu ayıp kavramıyla lekeleme, yaşamın kendine karşı işlenmiş bir suçtur. Yaşamın kutsal tinine karşı günahın ta kendisidir. 6. Nasıl bir psikolog olduğumu anlayasınız diye İyi ve kötünün ötesindeden üzerinde düşünülmeye değer bir betimleme aktarıyorum. Şunu da söyleyeyim ki burada anlatılmak istenen kimdir sakın bulup çıkartmaya çalışmayın. Yüreğin dehası onda vardır. O büyük bilinmeyende bulunçların sınayıcı tanrısı, doğuştan fare avcısı, sesi her ruhun yeraltı ülkesine kadar inen, her sözünde, her bakışında bir baştan çıkartma amacı saklı olan, ustalığı gereğince olduğu gibi değil, başka türlü görünen, öyle ki ardından gelenler ona daha bir sokulsun, onu daha gönülden, daha tam izlesinler. Yüreğin dehası her türlü ağız kalabalığını, kendini beğenmişliği susturan, kulak kabartmasını öğreten, kaba saba ruhları törpüleyen, onlara yeni bir istek tattıran, derin gökyüzünü yansıtabilmek için dupduru bir ayna gibi olmak isteğini. Yüreğin dehası o sakar ve ivecen ellere duraklamayı daha bir incelikle kavramayı öğreten, bulanık kalın buzun altındaki o saklı unutulmuş gömünün, o bir damla iyiliğin, tatlı özün yerini kestiren, uzun çağlar çamur ve kum içinde gömülü yatan her altın kırıntısını bulmak için büyülü bir değnek olan. Onun dokunduğu kimse daha bir zenginleşmiş olarak uzaklaşır oradan başkasının malı altında iki büklüm değil kendisi daha zengin kendisi yenilenmiş sanki üzerinden ılık bir yel esmiş de buzları çözülmüş içi açılmış belki daha güvensiz daha ince daha kolay kırılır belki daha kırılmış ama adı bile olmayan umutlarla dolu yeni istemlerle akıntılarla dolu yeni direnişlerle ters akıntılarla dolu Tragedyanın doğuşu 1. 1872, tragedyanın doğuşuna karşı insaflı olabilmek için birkaç şeyi unutmalı. Bu kitap başarısız yanıyla örneğin Wagnercılığı bir yükseliş belirtisi sayıp ona yararı dokunmasıyla yaptı etkisini. Giderek büyüledi. Bir dönüm noktası oldu Wagner'in yaşamında da. Ancak ondan sonradır ki Wagner adına büyük umutlar bağladılar. Bugün bile hem de tam Parsifal'in ortasında bana yüklendikleri oluyor. O akımın ekin değeri böylesine yüksek tutuluyorsa suç benimmiş. Bu yazının çok kez musiki ruhundan tragedyanın yeniden doğuşu adıyla anıldığını duydum. Onda yalnız Wagner'in sanatını, ne yapmak istediğini, ödevini ilk olarak dile getirişimi gördüler. Yazının asıl değerli yanını gözden kaçırdılar.'' Yunanlılık ve kötümserlik. Daha başka anlama çekilmeyecek bir başlık olurdu bu. Çünkü aslında Yunanlılar kötümserliğin nasıl üstesinden geldiler, onu nasıl yendiler, öğretilen buydu ilk kez. Tragedyanın ta kendisi, Yunanlıların kötümsel olmadıklarının kanıtıdır. Schopenhauer her konuda olduğu gibi bunda da yanılmıştı. Az buçuk çekimserlikle ele alındığında tragedyanın doğuşu iyice çağ dışı görünür. 1870 World Savaşı'nın top sesleri arasında yazılmaya başlandığı kimsenin aklının ucundan geçmezdi. Metz surları dibinde o soğuk Eylül geceleri bir yandan hasta bakıcılık görevimi yaparken bu soruları düşünüyordum. Kitabın 50 yıl önce yazılmış olması daha bir akla yakın gelebilir. Siyasayla ilgisi yoktur. Bugünkü deyimiyle Almanlık dışıdır. Tiksindirici bir Hegel kokusu yayılır ondan.'' Schopenhauer'un mortocuk okusuysa tek tük birkaç deyimine sinmiştir ancak. Bir düşün. Dionysosça ve Apollonca karşıtlığı metafizik alanında aktarılıyor burada. Tarihin kendisi bu düşünün gelişmesi olarak sayılıyor. Bu karşı savların tragedyada birleşimi. Şimdiye dek hiç ilişkileri olmayan şeylerin bu gözle bakılınca birdenbire karşı karşıya gelmeleri birbirleriyle aydınlanmaları, kavranmaları. Örneğin Opera ve Devrim. Bu kitabın başlıca iki yeniliğinden biri Yunanlılarda Dionysosça olayının anlaşılması, psikoloji yönünden ilk olarak çözümlenmesi, bütün Yunan sanatının köklerinden biri olarak görülmesidir. Öbürü de Sokratesçiliğin anlaşılması. Sokrates'i Yunan çöküşünün aracı örnek dekadan olarak görüp tanımak ilk kez. Akılcılık içgüdüye karşıt, her şey pahasına akılcılık. Tehlikeli, yaşamı yıkıcı bir güç. Hristiyanlık üstüne derin, düşmanca bir susku baştan başa. Çünkü o ne Apollonca ne de Dionysosçadır. Tragedyanın doğuşunda tanınan biricik değerlerin estetik değerlerin hepsini yatsır. En aşırı anlamıyla nihilisttir. Oysa Dionysos simgesiyle olumlamanın en son sınırına ulaşırız. Kitabın bir yerinde papazlara, yer altında yaşayan kötü, düzenci, cüceler soyu diye dokunduruluyor. 2. Eşine az rastlanır bir başlangıçtır bu. En derin iç yaşantıma karşılık gelen biricik simgeyi bulmuştum tarihte. Böylelikle Dionysosça denen mucizelik olayı ilk kavrayan ben olmuştum. Bunun gibi Sokrates'i dekadan olarak tanımakla da psikolojik kavrayışımdaki şaşmazlığın herhangi bir kişisel töre kaygısından yana hiç korkusu olmadığını kanıtladım. Törenin kendisini dekadans belirtisi diye almak pek önemli, benzersiz bir yenilikti bilgi tarihinde. Bu iki buluşumla kuş beyinlilerin iyimserlik kötümserlik karşıtlığı üstüne zavallıca gevezeliklerini nasıl da aşıverdim? İlk olarak ben gördüm gerçek karşıtlığı. Bir yanda yaşama karşı alttan alta ölçgüden o yozlaşmış içgüdü, Örnekleri Hristiyanlık Schopenhauer felsefesi bir anlamda daha o zamandan Platon felsefesi ve ülkücülüğün bütünüdür. Öbür yanda doluluktan dolup taşmaktan doğmuş en yüksek bir olumlama ilkesi. Sınırlama bilmeyen bir evet deyiş, acının kendisine, suçun kendisine, varlığın sorunsal ve yabancı nesi varsa hepsine. Yaşama karşı bu en sonuncu, en sevinçli, en coşkun ve taşkın evet deyiş yalnızca en yükseği değildir bilgeliklerin, hem de en derini, doğrunun ve bilimin en sağlamca uğrulayıp destekleridir. Var olan hiçbir şey ayrı düşünülemez toplamda, hiçbir şeyden geçilemez. Hristiyanların ve öbür nihilistlerin varlıkta yatsıdıkları yanlar, dekadans içgüdüsünün bağrına bastığı, basabildiği her şeyden ölçülmez derecede daha yüksek bir yer tutar. Yürek ister bunu kavramak için. Bunun da koşulu güç fazlasıdır. Çünkü yüreklilik nasıl büyüklüğü ölçüsünde ileri atılırsa, güç de tıpkı onun gibi büyüklüğü ölçüsünde doğruya yaklaşır. Zayıflar için zayıflıklarının verdiği esinle gerçekten korkup kaçmak, yani ülkü nasıl bir zorunluluksa, güçlüler için de böyledir bilmek gerçeğe evet demek bilip bilmemek elinde değildir zayıfların yalansız edemez dekadant dediğin onun yaşamda kalma koşullarından birisi budur Dionysosça sözcüğünü kavramakla kalmayıp o sözcükte kendini de bulan kimse artık Platon'u Hristiyanlığı Schopenhauer'u çürütmek istemez kokusunu alır oradaki çürümenin 3 Trajik kavramını tragedyanın psikolojisi üstüne bilinebilecek en son şeylerini ölçüde bulduğumu putların batışında bir kez daha dile getirdim. En yabancı, en amansız sorunlarıyla bile yaşama evet iş, En yüksek örneklerini kurban ederken kendi bereketinin mutluluğuna varan o yaşama isteği. Buydu adlandırdığım Dionysosça diye, buydu trajik ozanın psikolojisine varmak için benim bulduğum köprü. Ürküden, acımadan kurtulmak için değil, zorlu bir boşalmayla tehlikeli tutkulardan arınmak için de değil. Aristoteles bunu yanlış anlamıştı böyle. Tersine ürkü ve acımanın ötesinde oluşun bengi sevincine varmak. Onun ta kendisi olmak için. O sevinç ki yok etmenin sevinci de girer içine. Bu anlamda kendimi ilk trajik filozof, yani kötümser filozofun taban tabana karşıtı saymaya hakkım var. Dionysos olgusunun benden önce böyle filozofça bir tutkuyla duyulması görülmemiştir. Tıraşık bilgelik eksiktir. Bunun izlerini hem de Sokrates'ten 200 yıl önceki o büyük Yunan felsefesinden bile boşuna aradım. Bir tek Heraklitos üzerinde kuşkum var. Zaten onun yakınında kendime her yerden daha sıcak, daha rahat duymuşumdur hep yok oluşun, yok edişin olumlaması. Ki Dionysosça bir felsefenin can alıcı noktası budur. Karşıtlıklara, savaşa ve varlık kavramını kökünden yatsıyarak oluşa evet deyiş. Şimdiye dek düşünülenler içinde bana en yakın olarak bunları buluyorum. Bengi dönüş öğretisi yani sınır tanımadan sonsuza dek her şeyin durmadan yok olup yeniden doğması. Zerdüşt'ün bu öğretisi daha o zamandan Heraklitosça da öğretilmiş olabilirdi. Hiç değilse Heraklitos'un ana düşüncelerinden hemen hepsine konmuş olan Stoa'da da bunun izlerine rastlanır. 4. Uçsuz bucaksız bir umut sesleniyor bu yazıdan. Aslında Musiki'nin Dionysosça bir geleceğinden umudu kesmem için hiçbir neden yok. 100 yıl sonrasına bir göz atalım. Varsayalım ki doğanın, insanın 2000 yıldan beri kirletilmesine karşı yağınmam başarıyla sonuçlanmıştır. O zaman yaşamdan yana olacak yeniler, görevlerin en büyüğünü, daha yüksek bir insanlık yetiştirilmesini, bunun bir parça olarak da soysuzlaşmış, salaklaşmış, her şeyin acımadan yok edilmesi işini ele alacaklar ve Dionysosça durumun yeniden doğacağı o yaşam bolluğunu yeryüzünde olanaklı kılacaklardır. Trajik bir çağ muştuluyorum. İnsanlık en acımasız ama en zorunlu savaşları bir kez ardında bırakıp, acı çekmek sizin unuttuğu an, yaşama evet deyişin en yüksek sanatı tragedya yeni baştan doğacaktır. Bir psikolog ayrıca şunları da ekleyebilirdi. Genç yaşımda Wagner musikisinden duyduklarımın aslında Wagner'le hiçbir ilgisi yoktur. Dionysosça musikiyi betimlerken kendimde duyduğum bir şeyi betimliyordum. Her şeyi o içimde taşıdığım yeni soluğun diline çeviriyor, başka bir kılığa sokuyordum. Bunun kanıtı ise, bir kanıt nedenli güçlü olabilirse öyle güçlü bir kanıttır, Wagner Beyrut'ta adlı yazımdır. Psikoloji yönünden can alıcı noktalarda hep kendimden söz açmışımdır. Wagner adının geçtiği her yerde hiç çekinmeden benim adımı da ya da Zerdüşt adını da koyabilirsiniz. Ditrambos sanatçının betimlemesidir. Uçurum gibi derincesine ve Wagner gerçeğine bir an bile olsun sizin çizilmiştir. Wagner de sizinlemişti bunu. O yazıda kendini tanıyamamıştı. Bunun gibi Beyrut düşüncesi de okuyucularım için hiç de bilmece sayılmayacak bir şeye dönüşmüştü. En seçkin insanların en büyük ödevlere kendilerini adadıkları o büyük öyleye, belki de günün birinde yaşayabileceğim bir şenliğin görümüne. İlk sayfalardaki tutku dünya tarihine geçecektir. Orada söze edilen bakış gerçek zerdüşt bakışıdır. Wagner, Beyrut, o Alman küçüklüğü, bayağılığı, Hepsi bir buluttur. Üzerinden geleceğin sonsuz bir ılgımı parıldamaktadır. Psikolojik bakımdan da kendi yaratılışımın ana çizgileri hep bir arada bulunuşu, hiç kimsede görülmemiş bir güç istemi, düşünce alanında gözünü budaktan sakınmayan etkinlik istemine hiç zarar vermeyen o sınırsız öğrenme gücü. Bu kitapta her şey geleceği Yunan ekinin kör düğümü bir kez çözüldükten sonra onu gene bağlayacak karşı İskenderlerin zorunluluğu. Trajik duyuş kavramına geçişteki o tonu bir dinleyin hele. Evrensel, tarihsel bir tondur bu. Yazı baştan başa bunlarla doludur. Olup olabilecek en alışılmamış nesnellikti benimkisi. Kim olduğumu olanca kesinlikle biliyor ama bunu herhangi bir rastlantılık gerçeğe yansıtıyordum. Beni anlatan doğruların sesi ürkünç bir uçurumdan geliyordu. Zerdüşt'ün değişini daha o zamandan bilmişcesine bir kez olsun yanılıp şaşmadan betimliyorum. Zerdüş denen olaya insanlığın o korkunç arınması, kutsanması edimine gelince hiçbir zaman sayfa 41 ile 44 arasındakinden daha ulu bir deyişle dile getirilemez bu. Çağ dışı yazılar 1. Çağ dışı yazıların dördü de bunlar David Strauss, Yaşam için tarihin yararı ve zararı üzerine eğitici olarak Schopenhauer, Richard Wagner Beyrut'ta. Bunlar savaşçı mı savaşçıdır? Bunlar başımda kavak yerleri esmediğini, kılıcımı çekmekten hoşlandığımı, belki de bileğimin pek sağ solu olmadığını kanıtlar. İlk saldırı 1873, daha o zaman bile hiç acımaksızın yukarıdan baktığım Alman ekininden yana bir şey kanıtladığını, hele onun böylelikle Fransa'yı yenmiş olduğunu sanmaktan daha beter bir yanılma olamazdı. Çağdışı yazılarımın ikincisi 1874, bilim düzenimizin gidişindeki tehlikeyi yaşamı kemiren, zehirleyen yanı açığa vurur. Bu insanca anlamını yitirmiş çarklar, bu mekanizma, işçinin bu kişiliksizleşmesi, iş bölümünün sözde verimliliği, bunlardan hasta düşmüştür yaşam. Amaç yani ekin elden çıkmıştır. Araç yani çağdaş bilim düzeni, yabancılaşmıştır. Bu incelemede çağımızın böylesine kurumlandığı tarihsel anlayış ilk kez bir hastalık, bir örnek çöküş belirtisi olarak tanınıyor. Üçüncü ve dördüncü çağ dışı yazılarda daha yüksek bir ekin kavramına dikkat çekmek için bencilliğin, kendini sıkıya sokmanın en aşırı iki örneği ortaya konuyor. Olabildiğince çağ dışı iki örnek. Çevrelerinde Alman devleti ekin, Hristiyanlık, Bismarck, başarı denen her şeye karşı yüce bir küçümseme duyuyor ikisi de. Schopenhauer ve Wagner ya da tek sözcükle Nietzsche. 2. Bu dört yağınmadan ilki olağanüstü bir başarı kazandı. Kopardığı gürültü her bakımdan duyulmaya değerdi. Üstün gelmiş bir ulusun yarasına parmak basmıştım. Kazandıkları yengi bir ekin olayı değildi, tersine bambaşka bir şeydi. Yalnız David Strauss'un eski dostlarından değil, her yandan yanıt yağdı. Onu kendinden hoşnut, dar kafalı Alman aydın örneği olarak, kısacası eski ve yeni inanç üstüne adlı bir birane incilinin yazarı olarak gülünç düşürmüştüm. Dar kafalı aydın sözü benim yazımdan geçmiştir dilimize. Kutsal hayvanlarını, Strauss'larını yani Strauss deve kuşu demektir. Gülünç bulmakla Württembergli ve Suap olarak derinden gocundurduğum bu iki eski dostlar öyle açık yüreklilikle ve kabaca yanıtladılar ki bundan daha iyisini doğrusu isteyemezdim. Prusyalıların tepkisi daha bir akıllıca oldu. Ne de olsa Prusya mavisi vardı kanlarında. Çiğliğin daniskasını bir Leipzig gazetesi, o adı çıkmış Grezboten yaptı. Gazaba gelen baserlileri zor zapt ettim. Yüzde yüz benim yanımı tutan, çeşit çeşit kimi zamanda hiç anlaşılmaz nedenlerden yalnızca birkaç yaşlı bay oldu. Strauss'a karşı yağılamam öldürücü olmuş demeye getirdi. Ya da eski Hegel'cilerden Bruno Bauer de o yazıdan sonra en dikkatli okuyucularımdan birisi olmuştu. Kendisi Alman tanrı bilimcidir yaşamının son günlerinde 70 ekin kavramı üstüne kimden bilgi edinebileceğini göstermek için örneğin Prusyalı tarihçi Bay von benim yazılarımı salık vermeyi severdi. Bizim yazı ve yazarı üstüne en çok önemseyerek ve uzun uza diye konuşan filozof Bader'in eski bir öğrencisi Würzburg'da Profesör Hoffman adında biri oldu. Her ikisi de Alman tanrı bilimcidir. Yazımdan benim için büyük bir gelecek okuyordu. Tanrısızlık konusunda bir bunluk yaratacak en son sözü söyleyecektim. Ona göre tanrısızlığın en kökten, en amansız temsilcisi bendim. Beni Schopenhauer'a çeken de buydu. Ama hepsinin içinde en çok okunanı, herkese en acı koyanı, aslında öylesine yumuşak huylu Karl Hilbrand'ın eli kalem tutan o sonuncu insan almanın olağanüstü sert ve yürekli savunuşu oldu. Yazısı Osberger Zeitung'da çıkmıştı. Bugün biraz daha yumuşatılmış biçimiyle toplu yazıları arasında okunabilir. Burada benim yazı bir olay, bir dönüm noktası, ayılıp kendine geliş, çok hayırlı bir belirti olarak düşünce işlerinde Alman ağırlığının yeniden doğuşu olarak gösteriliyordu. Hilbrand yazının biçimini, olgun beğenisini, kişiyle konuyu ayırmadan şaşmaz ölçülülüğünü öve öve bitiremiyordu. Onu Almanca yazılmış en iyi tartışma yazısı olarak niteliyordu. O tartışma sanatı ki Almanlar için tehlikelidir ve hiç salık verilmez. Beni yüzde yüz onaylıyor, Almanya'da dilin bayağılaşması üstüne söylemeyi göze aldıklarımdan da ileri gidiyor, ulusun başta gelen yazarlarına karşı aynı küçümsemeyi duyuyor ve benim bir ulusun hem de sevgililerini suçlu sandalyesine oturtmadaki üstün yürekliliğime olan hayranlığını söyleyerek bitiriyordu. Bu yazının yaşamımda paha biçilmez etkileri oldu. Bugüne dek hiç kimse benimle hır çıkarmaya kalkmadı. Almanya'da bana karşı susuyorlar, ürkek ve çekingen davranıyorlar. Bugün hele Alman devletinde kimsenin göze alamadığı sınırsız bir söz özgürlüğünden yararlandım yıllardır.'' kılıcım gölgesindedir benim cennetim. Aslında Stendhal'in bir ilkesini uygulamıştım. Yüksek bir topluluğa girerken işe bir düello ile başlamayı salık verir o. Nasıl da seçmiştim düşmanımı. İlk Alman özgür düşünürü. Bana bugüne dek o Avrupalı, Amerikalı özgür düşünür ulusundan daha uzak, daha yabancı hiçbir şey bilmiyorum. O çağdaş ülkülere inanan, Uslanmaz kuş beyinlilerle soytarılarla aramdaki uçurum düşmanlarıyla aramda olandan çok daha derindir. Onlar da bir yol tutturmuş, insanlığı kendilerine göre düzeltmek isterler. Benim kim olduğumu, ne istediğimi bir bilseler amansız bir savaş açarlardı bana. Topu da ülkülere inanır daha. İlk töresizciyim ben. 3. Schopenhauer ve Wagner adlarını taşıyan çağdışı yazıların bu iki psikolojiyi anlamakta, ondan da geçtim, bu sorunun yalnızca ortaya konmasında pek işe yaradıklarını ileri sürecek değilim. Bunun dışında kalan şeyler de var tabi. Örneğin Wagner'ın yaratılışındaki ana öğeyi o tiyatro oyuncusu yeteneğini daha o zamandan sezmiştim. Kullandığı araçları olsun, niyetleri olsun hepsi bunun zorunlu sonuçlarıydı. Aslına bakarsanız bu yazılarda yapmak istediğim psikoloji değil, bambaşka bir şeydi. Eşine rastlanmamış bir eğitim sorunu, insanı çelik gibi yapacak, yepyeni bir kendini sıkıya koyma, kendini savunma kavramı. Büyüklüğe, evrensel, tarihsel ödevlere götüren bir yol. Bunlar dile gelmek istiyordu ilk kez. Sözün kısası, insan bir şeyi anlatabilmek, elinde birkaç deyim, im, söyleme yolu, daha çok bulundurmak için önüne çıkan fırsattan nasıl yararlanırsa ben de bu iki ünlü ama daha hiç mi hiç belirlenmemiş örneğe öylece yapışıverdim. Üçüncü yazının yedinci bölümünde hepten korkunç bir uzgörüyle değinilmiştir buna. Bunun gibi Platon da Sokrates'ten bir imdili olarak yararlanmıştı. Bu yazıların tanık olduğu o hayli geride kalmış durumları şimdi göz önüne getirdiğimde aslında yalnız kendimden söz açmış olduğumu saklayamam. Wagner Beyrut'ta yazısı kendi geleceğimin bir düşüdür. Eğitici olarak Schopenhauer'da ise benliğimin en iç öyküsü oluşması yazılıdır. En başta da içtiğim ant. Bugün neyim ben, nerelerde yaşıyorum, artık sözlerle değil yalnız yıldırımlarla konuştuğum yükseklerde. O zamanlar nasıl da uzaktım bunlardan. Ama ülkeyi gördüm. Yol, deniz, tehlike ve başarı üstüne bir an olsun yanılmadım. Söz verirken ne büyük durgunluktur o. Yalnız sözde kalmayacak bir geleceğe doğru o ne mutlu bakıştır. Derinden, içten yaşanmıştır burada her söz. Acı çeken, neredeyse kanayan sözcükler eksik değildir. Ama hepsinin üstünden büyük bir özgürlük yeleği esip geçer. İtiraz gibi gelmez yaranın kendisi bile. Benim filozoftan anladığım şey o yakınında ne varsa hepsinin tehlikede olduğu korkunç dinamit benim filozof kavramımla yüksek öğretimdeki geviş getirenleri öbür felsefe öğretmenlerini bir yana bırakın koskoca Kant'ın bile içine girdiği filozof kavramı arasındaki uçurum o yazı bunların hepsi üstüne paha biçilmez şeyler öğretir. Ama burada sözü edilen eğiti olarak Chopin ağır değilmiş de onun tam karşıtı Eğitici olarak niçeymiş ne çıkar? O zamanlar benim zanaatimin bilginlik olduğu, benim de bu işin belki ehli olduğum göz önüne alınırsa bu yazıda bilginlerin psikolojisi üstüne birdenbire çıkıveren o acı eleştiriyi pek önemsiz saymamalıdır. Bendeki ayrı oluş birincini, benim için ödev nedir, yalnızca araç, arada eğlence, katkı nedir, bunu hiç şaşmadan ayırt ettiğimi gösterir o parça. Tek bir şey olabilmek, tek bir şeye varabilmek için çok yerde çok şey olmak. Bu bendeki sağduyudur. Bir süre için de bilgin olmam gerekiyordu. İnsanca, pek insanca. 1. İnsanca pek insanca bir bunluğun anıtıdır. Özgür düşünürler için bir kitap. Budur kendine taktığı ad. Hemen her cümlesi bir yenge anlatır. Yaradılışımda bana aykırı olandan kurtardım böylelikle kendimi. Bana aykırı olansa ülkücülüktür. Budur başlığın demek istediği. Sizin ülküler gördüğünüz yerde ben insanca, pek insanca şeyler görüyorum yalnız. İnsanı ben daha iyi tanırım. Burada özgür düşünür sözü bir tek anlama gelir. Özgürlüğüne kavuşmuş, kendini yeni baştan bulmuş bir düşünce. Sesin tonu, tınlayışı baştan başa değişmiştir. Kitabı kurnazca soğuk, Yerine göre de sert ve alaycı bulursunuz. Soylu beğeniden gelme bir tür tinsellik sanki derinde bir tutku akıntısına karşı direnmektedir. Bundan dolayıdır ki Kitabın 1878 yılındaki zamansız yayınlanışına özür olarak Voltaire'in ölümünün 100. yıl dönümüne rastlamasını göstermem bir anlam taşır. Çünkü Voltaire kendinden sonra yazanların tersine bir grand seigneur'du. Yani soylu yüce kişi. Düşünce alanında tam benim de olduğum gibi. Kendi yazılarımdan birinin üzerinde Voltaire adı bir ilerlemeydi bu kendime doğru. Yakından bakılınca ülkünün yuvalandığı tüm köşe bucağı, yeraltı zindanlarını, en sonuncu sığınakları karış karış bilen, katı yürekli bir düşünce görülür burada. Elimde alevi hiç de titremeyen bir çırağı, keskin bir ışıkla ülkünün yeraltı ülkesini aydınlattım. Savaş bu ama barutsuz ve dumansız. Ne savaşçı davranışlar var, ne duygulanıp coşma, ne de kırık kol, bacak başka türlüsü gene ülkücülük olurdu. Yanılgıları birer birer hiç acele etmeden buz üstüne koyuyorum. Ülküleri çürütmüyorum, donduruyorum. Örneğin şuracıkta deha donuyor. Az ileride köşe başında ermiş donuyor. O kanış dedikleri acıma da az bu soğumuyor hani. Kendiliğinde şey donuyor ne yana baksan. 2. Bu kitabın başlangıcı Beyrut Festivali'nin ilk olarak yapıldığı haftalara rastlar. Orada çevremi kuşatan her şeye karşı duyduğum derin bir yabancılık çıkış noktalarından biridir onun. O zamanlar üzerime ne çeşit görünümler üşüştüğünü bilen günün birinde Beyrut'ta uyanınca nasıl olduğumu kestirebilir. Sanki düş görüyordum. Neredeydim acaba? Hiçbir şeyi tanımaz olmuştum. Az kalsın Wagner'i bile tanımayacaktım. Anılarımı bir bir yokluyordum. Boşuna. Tripşen. Uzakta bir mutluluk adası. En ufak bir benzerlik yok. O unutulmaz temel atma günleri. Beyrut Festivali evinin temel atma töreni. 22 Mayıs 1872 Kutlamada bulunan küçük seçkin topluluk, o anlamak için davul zurna istemeyenler. En ufak benzerlik yok. Ne olmuştu ki? Wagner'i Almanca'ya çevirmişlerdi. Wagner'i avucumun içine almıştı Wagner'ci. Alman sanatı, Alman ustası, Alman birası. Ama bizler Wagner sanatının ne çeşit incelmiş sanatçılara nasıl uluslararası bir beğeniye yöneldiğini bilenler, Wagner'i böyle Alman erdemleriyle süslü püslü görünce çileden çıkmıştık. Sanırım Wagner'ciyi tanıyorum. Onların ard arda üç kuşağını görmüşümdür. Wagner'i Hegel'le karıştıran rahmetli Brendel'den, Beyrut Blatter'in Wagner'i kendi kendisiyle karıştıran ülkücülerine varıncaya dek o ince duygulular Wagner konusunda bir içlerini döktüler, neler neler söylemediler. Bir krallık veriyorum akıllıca bir tek söz için. Bir at, bir at, bir krallık veriyorum bir at için. Shakespeare, Kral Richard, Sahne 5 gerçekten de insanın saçlarını diken diken edecek bir topluluk. Nohul, pohul, kohul, her türlü incelik falan filan, her çeşit ucube vardır aralarında. Yahudi düşmanına varınca edek, zavallı Wagner. Buralara mı düşecekti? Domuzlar arasına düşseydi bari. Ama Almanların içine düşmek. En sonunda yapılacak bir iş kalıyor. Gelecek kuşakları aydınlatmak için gerçek bir beyrutlunun içine saman doldurmalı, daha da iyisi onu ispirto içinde saklamalı. Eksik olan espridir. Nietzsche burada spiritus sözünü iki ayrı anlamda, ispirito ve esprit anlamında kullanarak söz oyunu yapmaktadır. Altına da şunu yazmalı. Alman devleti kurulurken göz önünde tutulan düşünce buydu işte. Neyse bu gürültü patırtı arasında ansızın birkaç haftalığına oradan ayrıldım. Pek hoş bir Parisli hanım beni avutmaya çalışmıştı ama fayda etmedi. Bunun kaçınılmaz bir şey olduğu anlamında bir tel çekerek özür diledim Wagner'den. Bömerwald ormanları içine gömülmüş bir yerde, Killingenbründe derin melankolimi Almanlara karşı küçümseyişimi bir hastalık gibi içimde taşıyarak dolaşıyor, ara sıra cep defterime sapan demiri genel başlığı altında bir cümle karalıyordum. Belki daha insanca, pek insanca da bile görülebileceği gibi keskin psikolojik gözlemlerdi bunlar. 3. O sıra benim içimde açığa çıkıp kesinleşen şey Wagner'la bozuşma falan değildi. İç güdümün toptan sapıttığını fark ettim. Tek tek yanılgılarım, Wagner olsun, Basel'de profesörlük olsun, hepsi bunun belirtileriydi yalnız. Kendime karşı bir sabırsızlık çöktü içime. Toparlanıp ayılmam için vakit gelmiş de geçiyordu bile. Bir an içinde o güne dek vaktimi nasıl boşu boşuna harcadığım, ödevimle ölçülünce filolog yaşamamın nasıl işe yaramaz, nasıl gelişi güzel olduğu korkunç bir açıklıkla kafama dank etti. Bu yanlış alçak gönüllülüğümden utandım. Geride bıraktığım on yıl içinde düşüncemin beslenmesi hepten durmuştu. İşe yarar yeni hiçbir şey öğrenmemiş, bilgiçliğin toz tutmuş eski püsküyle uğraşmaktan pek çok şeyi aptalcasına unutmuştum. İlk çağ şiirinin ölçüleri ayakları içinde büyük bir titizlikle kör köstebek gibi sürünmek buralara düşmüştüm artık. Acıyarak bakıyordum kendime. Açlıktan bir deri bir kemik kalmıştım. Bildiklerim arasında bir tek şey yoktu gerçek adına. Ülkülerse beş para etmiyordu. İçimi yakıcı bir susuzluk sarmıştı baya. Gerçekten o gün bugün fizyoloji, tıp ve doğa bilimlerinden başka hiçbir şeyle uğraşmadım. Asıl tarihsel incelemelere bile ancak ödevim beni zorla sürüklediği zaman döndüm. İlk o zaman içgüdüye aykırı olarak, insanı çekip bağlayan hiçbir şey olmaksızın seçilmiş bir etkinlikle, o meslek dedikleri boşluk ve açlık duygusu içinde afyon yerine geçecek Wagner sanatı örneği bir sanat bulup, kendini uyuşturma gereksinmesi arasındaki ilişkiyi de sezdim. Çevreme yakından bakınca bu tehlikenin başında olduğu çok sayıda genç gördüm. Doğaya aykırı bir iş. Bir ikincisini getirir ardından hiç şaşmaz bu. Daha açık söyleyeyim, Almanya'da Alman devleti içinde çok kimse erkenden seçip karar verir. Bir daha da bu yükü üzerinden atamaz. Altında çürür gider. Bunun kurtuluşu yoktur. İşte böyleleri Afyon ister gibi Wagner'i isterler. Orada bir an olsun kendilerini unuturlar, kendilerinden sıyrılırlar. Bir anda ne söz, 5-6 saatliğine. 4. O zaman içgüdüm, razı olmanın, başkalarına uymamın, kendimi onlarla bir tutmanın daha da uzun sürmesine karşı kıyasıya cephe aldı. Başlangıçta toyluğumdan içine düştüğüm, sonra da ödev duygusu denilen şey yüzünden saplanıp kaldığım, bu hiç yakışmayan çıkar gözetmezliktense her türlü yaşama elverisiz koşullara, hastalığa, yoksulluğa katlanmak bence yeydi. Babamdan geçme o kötü kalıt ki aslında bir erken ölüm anıklığıydı işte o sıra ve tam zamanında öyle bir imdadıma yetişti ki nedenle hayran olsam azdır buna beni bozuşmaya hatır gönül kırmaya göze batacak davranışlara bakmaksızın yavaşça çekip kurtardı hastalık kimsenin bana karşı iyi duygularında bir azalma olmadı artma bile oldu tersine ayrıca hastalık alışkanlıklarımı tümüyle kökünden değiştirme hakkını verdi bana. Unutmama izin verdi, buyurdu bunu. Gene onun bağışıydı o sırt üstü yatmak, aylak gezmek, beklemek, sabretmek, kısaca düşünmek zorunluluğu. Gözlerimin durumu yetti tek başına, her türlü kitap kemiriciliğe, açıkça filolojiye paydos ettim. Kitaptan kurtulmuştum, yıllarca hiçbir şey okumadım artık. Şimdiye de kendime yaptığım en büyük iyilik bu oldu. Sürekli olarak başka benlikleri dinlemekten başka nedir ki okumak? İyice dibe gömülmüş, sesi soluğu kesilmiş o derin benliğim yavaş yavaş uyandı. Önce çekingen ve şüpheciydi ama sonra yeniden konuşmaya başladı. Yaşamımın o en hasta, en acılı günlerinde kendimden duyduğum mutluluğu başka zaman duymadım hiç.'' Bu kendime dönüşün benim için ne anlama geldiğini anlayabilmek için tan kızıllığına ya da gezgin ve gölgesine bir göz atmak yeter. En yüksek anlamıyla bir iyileşmeydi bu. Gerisi kendiliğinden geldi. 5 İnsanca pek insanca bana dışarıdan bulaşmış her türlü yüksek yutturmacaya, ülkücülüğe, ince duygulara Kadınca başka ne varsa hepsine hemen son vermek için kendi kendime koyduğum sıkı düzenin bu anıtı ana hatlarıyla Sorrento'da yazıldı. Tamamlanıp son biçimi almasıysa Sorrento'dakinden çok daha elverişsiz koşullar altında Bazel'de geçirdiğim kış araslar. Aslında o sıra Bazel Üniversitesi'nde okuyan ve bana pek yakından bağlı olan Bay Peter Gaster bu kitabın sorumlusu. Ben başım gözüm sarılı ve acılar içinde yazdırıyordum. O bir yandan yazıyor, bir yandan düzeltiyordu. Asıl yazar oydu. Ben yalnız nedeniydim kitabın. Sonunda ağır hasta birinin derin şaşkınlığı içinde kitabı basılmış olarak elime alınca Beyrut'a da iki nüsa gönderdim. Rastlantının pek anlamlı eşsiz bir oyunuyla aynı anda Parsifal metninin güzel bir nüsası geldi bana. Üzerinde Wagner'in şu armağanı vardı. Değerli dostum Frederick Nietzsche'ye, Richard Wagner'den. Kiliseler danışmanına. İki kitabın bu çatışmasında uğursuz bir çınlama duyar gibi olmuştum. Kılıç şakırtısını andırıyordu bu. Hiç değilse biz ikimiz böyle duyduk bunu. İkimiz de sustuk çünkü. O sıralardaydı ki Beyruter Blatter'in ilk sayısı çıktı.'' Neyin tam zamanıydı anlamadım hemen. İnanılmaz şey. Wagner sofu olmuştu. 6. O sıralar 1876. Kendimi nasıl görüyordum? Büyük tarihsel ödevimi nasıl olağanüstü bir yanılmazlıkla kavramıştım? Başından sonuna dek bunun tanığıdır kitap. Ama özellikle bir bölümü çok keskin dile getirir bunu. Yalnız bana özgü kurnazlığımla Yine ben sözcüğünden kaçınmış ve bu kez Schopenhauer'a ya da Wagner'a değil, seçkin doktor Paul Ri'ye dünya tarihine geçecek bir ün bağışlamıştım. Paul Ri Nietzsche'nin dostu. Törel değerlerin kaynağı ve oluşumu üstüne düşünceleriyle Nietzsche'yi etkilemiştir. 1849-1901. Kendisi bu konuda faka basmayacak kadar anlayışlıydı. Başkaları öyle anlayışlı olmadılar. Okurlarım arasında umudu kestiklerimi örneğin bir Alman profesörünü şundan tanırım. Salt bu parçaya bakıp koskoca kitabı bir çeşit yüksek realizm olarak yorumlayacaklarını sanırlar. Gerçekte o bölüm dostumun 4-5 cümlesiyle çelişmekteydi. Bu konuda törenin soykütüğü ön sözüne başvurulabilir. İşte sözü geçen bölüm Çağımızın en gözü pek, en katı yürekli düşünürlerinden biri, törel duyuşların kaynağı üstüne adlı kitabın yazarı, insan edimlerinin o keskin, derine inen çözümlemesi sonucu hangi ilkeye varmıştı? Törel insan anlaşılır dünyaya doğal insandan daha yakın değildir. Anlaşılır dünya yoktur çünkü. Bu cümle tarihsel bilginin çekici altında sertleşip keskinleşerek İleride belki bir gün 1890, insanlığın metafizik gereksinmesinin köküne vurulacak balta olabilir. İnsanlığın yararına mı yoksa yıkımına mı kimse bilmez bunu. Ama ne olursa olsun çok önemli sonuçlar doğurabilecek hem verimli hem korkunç tüm büyük doğrular gibi o çifte yüzüyle dünyaya bakan bir cümle. Tam Kızıllı Törenin bir ön yargı oluşu üstüne düşünceler 1. Töreye karşı seferin bu kitapla başlar. Onda barut kokuları duyulduğundan değil, tersine bambaşka çok daha tatlı kokular gelir. Yeter ki insanın burun delikleri biraz duyar olsun. Ne ağır ne de hafif topçu ateşi. Kitabın etkileri olumsuzdur ya, kullandığı araçlar hiç de öyle değildir etki bu araçlardan bir sonuç olarak çıkar. Topçu ateşi gibi değildir. Gerçi insan bu kitaptan ayrılırken o ana dek töre adı altında saygı gören, giderek tapınılan her şeye karşı bir çekinme, bir ürkme duyar. Ama gene de koca kitapta bir tek olumsuz sözcüye, bir tek saldırıya rastlayamazsınız. Güneşte yatar o. Toz toparlak, mutlu, kayalar arasında güneşlenen bir deniz hayvanı gibi. O deniz hayvanı da benim ayrıca. Kitabın hemen her cümlesi Cenova yakınındaki o birbiri içine geçmiş kayalıklar arasında tasarlanmış, ele geçirilmiştir. Orada denizle baş başaydık. Gizli bir şeyler vardı aramızda. Şimdi bile bu kitap ne zaman elime geçse hemen her cümlesi derinlerden, benzersiz bir şeyler çekip çıkartan bir olta ucu verir. Bütün derisi belli belirsiz titreyip ürperir anılarla. Hani ondaki de az sanat değildir. O uçarcasına sessizce geçen şeyleri, tanrısal kertenkeleler dediğim o kaçıcı anları yakalamak. Gerçi zavallı kertenkeleleri hemencecik şişleyi veren o genç Yunan tanrısının Hermes'in kan dökücülüğüyle değil ama gene de sivri bir şeyle, kalemin ucuyla daha ışımamış nice tan kızıllıkları vardır. Bu Hint yazıtını koydum kitabın girişine. Rigveda 2. bölüm 28'e 9. Yeniden bir günün, ah ardarda günlerin sayısız yeni günlerle dolu bir dünyanın başlayacağı o yeni sabahı, o tatlı tan kızıllığını yazar nerede arıyor? Tüm değerlerin yenilenişinde, tüm törel değerlerden kopmakta o güne dek yasaklanmış, küçümsenmiş, kargınmış her şeye evet demekte, güvenmekte. Bu olumlayan kitap, ışığını, sevgisini, sevecenliğini baştan başa o kötü şeyler üstüne döküyor. Yüce bir hak ve öncelik veriyor. Töreye saldırmıyorum, artık onu yok biliyorum yalnızca. Ya da diye bitiyor kitap. Tek kitaptır bu ya da diye biten. 2. Ödevim insanlığın en yüksek anlamda kendine döneceği, geriye bakacağı, ileriye bakacağı, rastlantının rahiplerin boyunduruğundan kurtulup niçin, neden sorularını ilk kez toptan ortaya koyacağı o anı, o büyük öğleyi hazırlamak olan ödevim şu kanının zorunlu sonucudur. İnsanlık doğru yolu bulmamıştır kendi başına. Yönetilişi hiç de tanrısal değildir. Tersine o yatsıyan o bozucu içgüdüler dekadans içgüdüsü onu baştan çıkarmış hem de en kutsal değerleri arasında hüküm sürmüştür. Törel değerlerin kaynağı sorusu bu yüzden benim için en başta gelen sorulardan biridir. İnsanlığın geleceği bunun yanıtına bağlıdır. Aslında her şeyin en iyi ellerde yürütüldüğüne tek bir kitabın, kutsal kitabın bize insan yazgısını yöneten Tanrısal bilgilik üstüne en son çözümleri getirdiğine, ötesini düşünmemek gerektiğine inanmamızı istemek, gerçekçi bir dile çevrildiğinde şuraya varır. Bunun tam tersinin, o acınacak durumun doğru olduğu, yani bugüne dek insanlığın en kötü ellerde kaldığı, en yeteneksizlerin, düzencilerin, ölçgüdücülerin, o ermiş dedikleri dünyaya kara çalan, insanlığı lekeleyen kimselerin onu yönettikleri inancı su yüzüne çıksın istemiyorlar. Kılık değiştirmiş rahiplerin, yani filozoflar da bu gruba giriyor, o rahiplerin yalnız belli bir cemaat içinde değil, hepten dizginleri ele geçirdiklerinin, dekadans töresiyle bitiş sisteminin gerçek töre sayıldığının en şaşmaz belirtisi, çıkar gözetmezliğe verilen yüzde yüz değer ve bencilliğe her yerde duyulan düşmanlıktır. Bu konuda benden başka türlü düşüneni mikrop bulaşmışlardan sayarım. Herkes benden başka türlü düşünüyor ne yazık ki. Bir fizyoloğun bu değer karşıtlığı üstüne hiç şüphesi yoktur. Örgenlik içinde en önemsiz bir parça kendini korumayı, güç bütünlemesini, bencilliğini hiç şaşmadan yürütmekte az da olsa bir kusur işledi mi, örgenliğin bütünü yozlaşı verir. Fizyolog kesilip atılmasını ister yozlaşan parçanın. Onunla dayanışma diye bir şey tanımaz, hele ona acımayı hiç mi hiç geçirmez aklından. Ama tam budur rahibin istediği, bütünün insanlığın yozlaşmasıdır. Bu yüzdendir ki saklayıp korur yozlaşan parçayı bunun karşılığı olarak da hükmeder ona. O yalancı kavramların ruh, tin, özgür istem, tanrı gibi törede kullanılan kavramların anlamı insanlığı fizyolojik olarak yıkmak değildir de nedir? Kendimizi korumayı, bedenin yani yaşamın gücünü artırmayı önemsemekten bizi alıkoyuyorlarsa, kansızlığı bir ülkü, bedeni küçümsemeyi ruhun kurtuluşu sayıyorlarsa, bunlar dekadansa götüren yol değildir de nedir? Dengeyi yitiriş, doğal içgüdülere karşı direniş, kısacası çıkar gözetmeyiş. Töre buydu şimdiye dek. Tan kızıllığı ile ilk kez o bencil olmayan töreye savaş açtım. Şen bilim. Lagaya Sainza. 1. Olumlayan bir kitaptır Tan Kızıllı. Derinliğine derin ama yumuşak ve aydınlık. Gaya Sainz'a da öyledir. Hem de sapına kadar. Hemen her cümlesinde derin düşünceyle kabına sığmazlık kardeşçe el ele verirler. Yaşadığım en eşsiz Ocak ayına, ki bu kitap baştan başa onun armağanıdır, minnetimi belirten bir şiir, bilimin şenliği hangi derinliklerden kopup geliyor, bunu yeterince açığa vurur. Ey sen ki elinde alevden mızrak, paramparça ettin ruhumun buzlarını. Denize akıyor şimdi çağaldıyarak. Bulmaya en yüce umutlarını. Her gün daha aydınlık, daha bir diri. Ve özgür o sevecen zorlayışla bak. Övüyor sunduğun mucizeleri. Ey güzeller güzeli ocak. Dördüncü kitabın bitiminde Zerdüşt'ün ilk sözlerinin o elmas güzellikleriyle ışıldadığını gören ya da üçüncü kitabın sonunda bir yazgının tüm çağlar için ilk kez dile geldiği o granitten yontulmuş cümleleri okuyan kimse, buradaki en yüce umutlar nedir artık şüphe edebilir mi? Çoğunluğu Sicilya'da yazılan yasa tanımaz prensin türküleri doğrudan doğruya Provence ekinindeki Gaya Sainza kavramını o türkücü, şövalye ve özgür düşünür bileşimini anımsatır. O erken doğmuş, eşsiz Provence uygarlığını kendinden sonra gelen neydiği belirsiz uygarlıklardan ayırt eden de bu bileşimdir. Özellikle Mistral'e başlığını taşıyan sonuncu türkü, törenin üzerinden sıçrayıp geçen o coşmuş dans havası sapına dek bir Provence işidir. Zerdüşt böyle dedi. Herkes için, kimse için bir kitap. 1. Zerdüşt'ün öyküsünü anlatmama geldi sıra. Yapıtın ana düşünü olan Bengi Dönüş Düşüncesi, erişilebilecek o en yüksek olumlama ilkesi 1881 yılı Ağustos'una rastlar. Bir kağıt parçasına karalanmıştır. Altında şu yazılıdır. İnsan ve zamanın 600 ayak ötesinde. O gün Silva Plana Gölü kıyısındaki ormanlarda yürüyordum. Surley yakınlarında piramit biçimi yükselen kocaman bir kayanın dibinde mola verdim. Bu düşünce orada geldi bana. O tarihten birkaç ay gerilere gittiğimde bir ön belirti olarak beğenilerimin özellikle müzikte birdenbire ta derinden değişiverdiğini gördüm düştü belki de baştan başa Musiki'den sayabiliriz. Şurası açık ki yepyeni bir kulak istiyordu onun için. Visensa yakınlarındaki bir küçük dağ kaplıcasında 1881 baharı Maestron ve dostum Petergast benim gibi yeniden doğmuşlardan doğuda ve ben ikimiz fark ettik ki Musiki denilen Anka kuşu her zamankinden daha bir hafif daha bir ışıldayan kanatlarla dolanıyordu. O günden bu yana 1883 Şubat'ında birdenbire inanılmaz koşullar altında yaptığım doğuma dek geçen süreyi, evet o süreyi hesapladığımda gebeliğimin 18 ay sürdüğü anlaşılır. Tıp atıp bu sayının çıkması benim bir dişi fil olduğum düşüncesini getirir insanın aklına. Budacıların aklına hiç değilse. Yakında eşsiz bir şey geleceğinin yüzlerce belirtisini taşıyan Gaya Sensia bu araya rastlar. Zerdüşt'ün başlangıcı bile vardır onda. Dördüncü kitabın sondan önceki parçasında Zerdüşt'ün ana düşüncesi vardır. Karışık koro ve orkestra için yazılmış yaşama övgü de gene bu zamana rastlar. Partisyonu iki yıl önce Leipzig'de bir yayın evinde çıkmıştır. O yıl içinde olduğum durumun o sonuna dek olumlayan tutkuyla trajik tutku dediğim şeyle dolup taştığım durumun hiç de yabana atılmaz bir belirtisidir bu. İleride bir gün beni anmak için çalıp söyleyecekler onu. Sözleri benim değildir. O sıralar dost olduğum genç bir Rus kızının şaşılacak esininden çıkmadır. Şiirin son bölümünden herhangi bir anlam çıkarabilen kimse neden bu şiiri seçip beğendiğimi neden ona hayran olduğumu anlayabilir. Büyüklük var o sözlerde. Yaşama karşı bir itiraz sayılmıyor acı. Artık bana vereceğin mutluluğun kalmadı mı? Ne çıkar? Acıların var daha. Burasında benim musikim de büyüktür belki. Ertesi kışı Cenova yakınında Şavari ile Portofino arasına sokulan o sevimli sessiz Rapollo koyunda geçirdim. Sağlık durumum hiç de parlak değildi. Kış soğuktu. Son derece yağmurluydu. Kaldığım küçük han denizin hemen üzerindeydi. Öyle ki geceleri dalga çıkınca uyumuyordu. İstemediğim ne varsa hemen hepsi toplanmıştı orada. Gene de sanki benim ilkemi yani gerçekten bir diyeceği olan şeyin her ne olursa olsun ortaya çıkacağını kanıtlamak ister gibi o kış o zor koşullar içinde ortaya çıktı zer düştüm. Öğleden önceleri Zuagli'ye giden güzelim yolda çamlıklar içinden geçerek güneye doğru çıkıyordum. Göz alabildiğine denizi görüyordum ayağımın altında. Öğleden sonraları sağlık durumum elverdikçe Santa Margarita koyunu da Portofino'nun ötesine kadar bir baştan bir başa dolanıyordum. Bu yerler, bu görünüşler İmparator 3. Frederick'in oralara olan büyük sevgisi yüzünden daha bir değerliydi benim gözümde. 1886 güzünde yolun gene o kıyılara düştüğünde bu küçük unutulmuş mutluluk ülkesine onun da son gelişiydi. Bu iki yol boyunca Zerdüşt'ün bütün birinci bölümü doğdu kafamda. En başta Zerdüşt'ün kendisi, kişiliği doğdu. Daha doğrusu çullandı üstüme. 2. Bu kişiliği anlamak için insan onun çıktığı fizyolojik koşulları yani benim büyük sağlık dediğim şeyi iyice kavramış olmalıdır. Bu kavramı Gaya ya da 5. kitabın son bölümünde yaptığımdan daha iyi, daha kişisel bir biçimde açıklayamam. Orada şöyle deniyor. Biz yeniler, atsızlar, kötü anlaşılanlar, biz henüz karanlık bir geleceğin erken doğmuş çocukları Yeni amaçlar için yeni yollar gerek bize. Yeni bir sağlık gerek. Şimdi edek olanlardan daha güçlü, daha açık göz, daha dayanıklı, daha atak, daha keyifli bir sağlık. Her kim bugüne dek gelen değerlerin, dileklerin çevresini baştan başa dolaşıp görmek, bu ülküsel Akdeniz'in kıyılarında yelken açmak için can atıyorsa, her kim ülkeler bulan, ele geçiren birinin bir sanatçının, bir ermişin, bir yasa koyucusunun, bir bilgenin, bir sofunun, eski çağda her şeyden ele tek çekmiş tanrısal birinin neler duyduğunu içinde yaşayıp bilmek istiyorsa, ona en başta büyük sağlık gereklidir. Bu da yetmez tek başına, insan onu her gün yeni baştan elde etmelidir. Çünkü ondan her an geçilir, geçilmelidir de. Şimdi bizler, Bunca zaman yollarda olanlar, biz bir ülkü arayan Argonutlar. Belki gerektiğinden de çok gözü pek olanlar, gemileri batanlar, bunca şeye uğrayanlar ama dediğimiz gibi hoş görüldüğünden de çok sağlam olanlar, sağlamlığı bir tehlike olanlar, sağlam oğlu sağlamlar. Bize öyle geliyor ki bunların bedeli olarak önümüzde insan ayağı değmemiş bir ülke var.'' daha kimse aşmamış sınırları. Ülkünün bilinen ülkelerinden, tüm köşe bucağından çok ötelerde güzel, yabancı, çözülmemiş, korkunç ve tanrısal şeylerle dolu bir dünya ki bilgiye, ele geçirmeye, susuzluğumuzdan duramaz olduk artık. Ah bundan böyle bizi hiçbir şey doyuramaz. Bizler ki böyle bir geleceği sezmişiz, buluncumuz, kafamız böyle bir açlıkla kıvranıyor.'' Bugünkü insanla yetinebilir miyiz hiç? Ne yapsak boşuna elimizde değil. Onun en değerli amaçlarına, umutlarına bakarken gülmemek için zor tutuyoruz kendimizi. Belki de artık hiç bakmıyoruz bile. Başka bir ülküdür önümüzde koşan, şaşırtıcı, sınayıcı, tehlikeli bir ülkü. Kimseyi ayartmak istemiyoruz ona. Çünkü kimseye bu hakkı kolay kolay tanımıyoruz. Şimdiye dek kutsal, iyi, dokunulmaz, tanrısal bilinen her şeyle bir çocuk gibi yani bilmeksizin oyun oynayan, ağzına dek güç ve bereket dolu bir düşüncenin ülküsü, ulusların haklı olarak değer bildiği en yüce şeyleri olsa olsa bir tehlike, çökme, alçalma ya da en azından bir dinlenme, körlük, arada sırada kendini unutma sayan birinin ülküsü, ki çoğu zaman insanlık dışı gözükecektir. Örneğin şimdiye dek yeryüzünde önemsenen her şeyin, gösterişli duruşların, sözlerin, seslerin, bakışların, törenin, büyük ödevlerin yanı başında durup da elinde olmadan onları her şey ile alaya aldığında, büyük önemseyiş asıl onunla başlayacak, asıl soru imi onunla konacak, ruhun yazgısı değişecek, saatin yelkovanı ilerleyecek, tragedya başlayacak. 3. O güçlü çağlarda ozanların esin dedikleri şey nedir? 19. yüzyıl sonunda bunu açıkça bilen biri var mı? Yoksa ben anlatayım. İçimizde azıcık boş inan olmaya görsün. İnsanüstü güçlerin cisimlenmesi gerçekleşir, yalnızca onların sözcüsü aracısı olduğunuza inanmaktan kendinizi alamazsınız. İnsanı en derinden sarsan, alt üst eden bir şeyin birdenbire anlatılmaz bir doğruluk ve incelikle görülür, duyulur olması anlamına gelen vahiy sözcüğü var ya, bu olaya tıp atıp uyar işte. İnsan aramaksızın duyar, kimden geldiğini sormaksızın alır, bir şimşek gibi çakar düşünce, zorunlulukla en son biçimi içinde benim için seçme diye bir şey yoktu hiç. Bir kendinden geçmedir. Korkunç gerilimi zaman olur gözyaşlarıyla boşanır. Yürürken elinizde olmadan bir hızlanır, bir yavaşlarsınız. Hiç kendinizde değilsinizdir. Ama tepeden tırnağa geçirdiğiniz o ince ürpertiler sağanağını apaçık duyarsınız. Bir derin mutluluktur. En büyük acılar, en korkunç şey orada karşı tetki yapmaz. Tersine gerekli duyulur, istenir. Bu ışık bolluğunda zorunlu bir renktir o da. Biçimlerle dolu, engin uzayları kaplayan bir ritim bağlantıları sezişi. Ki uzunluk, geniş dalgalı bir ritim gereksinmesi neredeyse esin gücünün bir ölçüsüdür. Onun baskısını, gerilimini bir anlamda gidermektedir. Hiçbir şey elinizde değildir. Gene de bir özgürlük duygusu, bir saltlık, bir güç, bir tanrısallık fırtınası içindeymiş gibi olup biter hepsi. İmgenin benzetinin artık size bağlı olmayışı işin ilginç yanıdır. İmge nedir, benzeti nedir hiçbirini bilmez olursunuz. Her şey elinizin altındadır. En doğru, en yalın deyim. Zer düştüm bir sözüyle söyleyelim. Şeyler sanki kendiliğinden gelirler, kendilerini sunarlar. Benzeti olarak her şey senin konuşmanı okşamaya geliyor burada. Yüzüne gülüyor senin. Çünkü senin sırtına binip her doğruya koşturuyorsun. Burada tüm varlığın sözleri, söz hazineleri sana açılı veriyor. Burada tüm varlık söz olmak istiyor. Senden konuşmayı öğrenmek istiyor tüm var olur. İşte esin konusunda benim yaşadığım budur benimki de böyleydi diyebilecek birisini bulmak için hiç şüphe yok ki binlerce yıl gerilere gitmeli insan. 4. Sonra hasta düşüp birkaç hafta Cenova'da yattım. Arkasından bir yaşlı bahar geçirdim Roma'da. Yaşamı olduğu gibi kabullenmiştim. Kolay iş değildi bu. İstemeden düştüğüm zerdüş dozanı için yeryüzünün bu en yakışık almaz yeri canımdan bezdirmişti beni aslında kaçıp kurtulmak, Roma'nın karşıtına Roma'ya düşmanlıktan kurulmuş olan Akila'ya gitmek istedim. Ben de günün birinde yakın akrabalarımdan birinin tam gerektiği gibi bir tanrısız ve kilise düşmanının Hohenstaufenlerden o büyük imparator 2. Frederick'in anısına böyle bir yer kuracağım. O Sicilya kralı 1220'den sonra da kutsal Roma Cermen imparatoruydu papalara karşı savaşmış ve afaroz edilmişti. Ama talihsizlik yakamı bırakmıyordu. Gene Roma'ya döndüm. Hristiyanlık düşmanı bir semt aramaktan uslanarak sonunda Piazza Barberini'ye fit oldum. Roma'da bir alandır. Korkarım bir seferinde kötü okullardan elimden geldiğince kurtulmak düşüncesiyle bir filozof için sessiz bir odaları olup olmadığını Piazza del Kirinale'ye bile sordum. Adı geçen piyazaya bakan yüksek bir odada oturuyordum. Roma ayağımın altındaydı. Aşağılardan çeşmelerin şırıltısı duyuluyordu. Bugüne dek yazılmış en yapayalnız türkü, gece türküsü işte orada yazıldı. O sıralar bir kara sevdalı ezgiyle bozmuştum. Anlatılır şey değildi. Bir de bağlaması vardı. Hep şu sözlerle duyuyordum. Ölümsüz olmaktan ölmüş. Yazın zerdüş düşüncesinin kafamda ilk olarak şimşek gibi çaktığı o kutsal yere dönünce siz Maria ikinci bölümü buldum. On gün yetti. Ne birinci bölüm ne de üçüncü ve sonuncusu. Hiçbiri daha uzun sürmedi. Ertesi kış yaşamımda ilk kez parıldayan sessiz, mutlu Nis göğü altında üçüncü bölümü buldum. Ve işim bitti. Hepsi bir yıl bile sürmedi. Nis çevresinde yükseklerde bir sürü saklı köşe yaşadığım unutulmaz anlarla kutsallaşmıştır benim gözümde. Eski ve yeni levhalar üstünde adını taşıyan can alıcı bölüm, istasyondan kayalar içine koyulmuş eşsiz Arap köyü Eza'ya çıkarken yazıldı. Yaratıcı güç ne denli bol akarsa kas çevikliği de o denli artıyor bende. Beden coşmuştur. Ruhu karıştırmayalım işin içine.'' Çok zaman beni dans ederken görebilirdiniz. Yorgunluk nedir bilmeden o da senin bu daha benim 7-8 saat dolaşabiliyordum. İyi uyuyor, bol bol gülüyordum. Bundan daha dinç, daha sabırlı olamazdım. 5. Bu onar günlük çalışmaları bir yana bırakırsak Zerdüştü yazdığım yıllar özellikle ondan sonrası benzersiz bunalım yılları oldu. Pahalıya mal olur ölümsüzlük. Karşılığı olarak birçok kez ölür daha yaşarken insan. Büyük işin ölç alması dediğim bir şey vardır. Her büyük iş, yapıt olsun, edim olsun, bir kez tamamlandı mı? O an yapıcısına karşı olu verir. O zaten bu işi yaptığı için güçten düşmüştür. Artık yapıtına katlanamaz olur. Onun yüzüne bakamaz. Geçmişinde böyle kimsenin istemeyi bile düşünemeyeceği bir şey. İnsanlık yazgısının düğümlendiği bir şey bulmak ve bunun yükünü taşımak şimdi. Ezer bu insanı. Büyük işin öç alması budur. İnsanın çevresinde duyduğu o ürkünç sessizliğe gelince o da ayrı şeydir. Yedi kattır yalnızlığın derisi bir şey işlemez içine. İnsanlara yaklaşırsın dostlarını selamlarsın gene bir ıssızlık gene bir tek bakış yok karşılık veren. Olsa olsa bir baş kaldırma. Her birinde başka türlü olmak üzere. Bana yakın herkeste gördüm bu baş kaldırıyı. Karşındakini en çok yaralayan şey aramızda bir ayrım olduğunu birdenbire sezdirmektir. Saygı duymadan yaşayamayan soylu yaratılışlara pek az rastlanır. Bir üçüncüsü de küçük sokmalara karşı aşırı duyarlılığıdır derinin. Tüm küçük şeylere karşı bir çeşit çaresizliktir. Bunun nedeni de bence her yaratıcı edimin, varımızı yoğumuzu, bütün benliğimizi koyduğumuz her edimin savunma güçlerinde gerektirdiği o korkunç tüketimdir. Küçük savunma yetenekleri ortadan kalkmıştır sanki. Güç bütünlemesi yapamazlar artık. Çekinmeden şunu da söyleyeyim. İnsan daha kötü sindirim yapar. Yerinden kımıldamak istemez. Soğuğa karşı dayanıklılık azalır, güvensiz olur. Çoğu zaman nedenler üzerinde bir yanılsamadır güvensizlik. Bir sefer bu halimle bir inek sürüsünün yaklaştığını, sürüyü daha görmeden içimde yumuşak, insanca düşüncelerin doğmasından anlamıştım. Kanı sıcaktır onların. 6. Bu yapıtın yeri apayrıdır. Ozanları bir yana bırakalım. Belki de hiçbir şey böylesine bir güç bolluğu içinde yaratılmamıştır daha. Dionysosça kavramım en yüksek uygulanışını burada buldu. Onunla ölçülünce insanoğlunun yaptığı öbür işlerin hepsi zavallıca olağan şeyler olarak görünür. Bir göte, bir Shakespeare bu korkunç tutku içinde bu yüksekliklerde bir an bile soluk alamazlardı. Dante, Zerdüşt'ün yanında yalnızca bir inanandır. Doğruyu kendi yaratan, dünyayı yöneten bir kafa bir yazgı değildir. Vedaların ozanları rahiptirler. Zerdüştün eline su bile dökemezler. Doğruluğuna doğrudur ya, daha bir şey değildir bunlar. Hiçbiri bu yapıtın apayrı yerini içinde yaşadığı gök mavisi yalnızlığı belirtemezler. Ta Bengili'ye dek şunu söylemeye hakkı vardır Zerdüştün. Çemberler çiziyorum çevreme, kutsal sınırlar. Gitgide azalıyor benimle çıkanlar daha yüksek dağlara.'' Sıra dağlar kuruyorum gitgide daha kutsal dağlardan. Tüm büyük kişilerin düşünce gücünü, iyiliğini bir araya getirseniz gene de Zerdüşt'ün bir tek konuşmasını çıkaramazsınız. Bir sonsuz merdivendir onun üzerinde inip çıktığı, herkesten daha ötesini görmüş, daha ötesini istemiş, daha ötesini başarmıştır. Gelmiş geçmiş bu en olumlu düşüncenin her sözü gene de bir karşı durmadır tüm karşıtlıkları içinde toplamış, onlardan yepyeni tek bir şey yapmıştır. İnsan yaratılışının en yüksek ve en aşağı güçleri, en tatlı, en delice, en korkunç olan şey, o bir tek çeşmeden ölümsüz bir güvenle akar. Yükseklik nedir, derinlik nedir, hiçbiri bilinmezdi Zerdüş'ten önce. Hele doğru hiç bilinmezdi. Doğrunun bu vahyinde bir tek yer yok ki öncüleri bulunsun. En büyüklerden biri önceden sezmiş olsun. Ne bilgelik ne ruhların derinliğine iniş ne de konuşma sanatı diye bir şey vardı Zerdüş'ten önce. En tanıdık, en günlük olan şey burada hiç duyulmamış nesnelerden söz ediyor. Tutkusundan tir tir titriyor değiş. Uz dillilik burada musiki olmuş yıldırımlar savruluyor daha önce bilinmeyen geleceklere. Dilin kendi özüne imgeye bu dönüşü yanında, şimdiye dek bilinen en büyük, en güçlü simgecilik bir çocuk oyuncağı kalır. Zerdüş nasıl da herkese iniyor, nasıl da biliyor gönül almayı. Üstelik hasımlarına, papazlara nasıl okşarcasına dokunuyor, onlarla birlikte acı çekiyor. İnsan burada her an aşılmaktadır üst insan kavramı en yüksek gerçek olmuştur burada. Şimdiye dek insanda büyük bilinen ne varsa hepsi de sonsuz uçurumlar boyu aşağıda kalmıştır. Bu mutlu sessizlik, bu tüy gibi ayaklar, bir an eksik olmayan bu hayınlık, bu kabına sığmazlık, Zerdüşt'ün kişiliğini yapan başka ne varsa hiçbiri büyüklüğün ayrılmaz parçası olarak düşünülmemiştir daha önce. Zerdüşt kendini işte bu yüzden Böyle geniş uzaylarda yaşayıp en çelişik şeylere böylesine açık olduğu için en yüksek varoluş biçimi saymaktadır. Kendisinin bunu nasıl tanımladığını duyunca onu başka bir şeye benzetmekten vazgeçer artık insan. En uzun merdiveni olan ruh, en derine inebilen, en geniş, en büyük ruh, kendi içinde en çok dolanıp gezebilen, yolunu en çok şaşırabilen o en zorunlu olan, seve seve atılan rastlantının içine o var olan ruh, oluşu isteyen varlıklı ruh, istemeyi ve açlığı isteyen, kendi kendinden kaçan, en geniş çevrelerde yakalayan kendini en bilge ruh, kulağına çılgınlığın en tatlı şeyler fısıldadı, kendini en çok seven, içinde tüm şeylerin ileriye ve geriye aktığı, alçaldığı, kabardığı ama bu Dionysos kavramının ta kendisidir işte. Başka bir düşünüş yolu da oraya götürür bizi. Zerdüş örneğindeki psikolojik sorun şudur. Şimdiye dek evet denen her şeye duyulmamış ölçüde sözle ve eylemle hayır diyen kimse nasıl gene de yatsıyan bir düşüncenin tam tersi oluyor, yazgıların en ağırını, yıkımlı bir ödevi taşıyan düşünce nasıl gene böyle hafif, böylesine az yersel oluyor. Bir dansçıdır Zerdür. Gerçeği en katı yüreklilikle, en korkunç olarak gören, o uçurum gibi derin düşünceyi düşünen kimse nasıl oluyor da varlığa, onun bengi dönüşüne karşı durmuyor? Tam tersine evrensel olumlayışın o sonsuz, sınırsız evet ve amin değişin ta kendisidir ta uçurumların dibine dek taşıyorum bu kutsayan evet deyişi. İşte gene vardık Dionysos'a. 7. Kendi kendine kalınca hangi dili konuşur böyle bittin? Ditramboz dilini. Bulucusu benim Ditrambozun. Zerdüştün gün doğmadan önce kendi kendisiyle nasıl konuştuğunu bir dinleyin. Bu zümrütten mutluluğu bu tanrısal sevecenliği şakıyan dil yoktur benden önce. Böyle bir Dionysos'un en derin yası bile gene ditramboz olur. Önek olarak gece türküsünü veriyorum. Işık ve güç bolluğu yüzünden, güneş gibi yaratılmış olmak yüzünden sevmeyişin o ölümsüz yakınmasını. Gecedir. Yüksek sesle konuşuyor tüm fışkıran çeşmeler şimdi ve benim ruhum da bir çeşmedir fışkıran. Gecedir yeni yeni uyanıyor sevenlerin türküleri ve benim ruhum da bir sevenin türküsüdür. Dinmeyen, dinme bilmez bir şey var içimde. Ses olmak istiyor. İçimde sevgiye susamışlık var. Sevginin dilini konuşuyor kendisi. Işığım ben. Gece olaydım keşke. Ama budur işte benim yalnızlığım. Çepeçevre ışıkla sarılmış olmam. Ah karanlık olsaydım gece olsaydım nasıl emerdim ışığın memelerinden. Üstelik kutsardım bir de sizleri. Işıl ışıl yıldızcıklar, ateş böcekleri göğün. O ışıktan armağanlarınızla mutlu olurdum. Ama öz ışığımla yaşıyorum ben. Gene ben içiyorum benden taşan alevleri. Bilmiyorum almadaki mutluluk nedir. Çoğu zaman bana öyle geldi ki çalmak daha da büyük mutluluktur almaktan. Budur benim yoksulluğum, elim durup dinlenmeden bağışlıyor. Budur çekemediğim, bekleyen gözler görüyorum hep. Özleyişin aydınlanmış gecelerini. Vay bağışlayanların mutsuzluğu vay. Güneşimin kararması, vay susamaya susamış olmak, vay açlıktan kıvranmak doymuşluğun içinde. Gerçi benden alıyorlar ama elim ruhlarına dokunuyor mu daha? bir uçurum vardır vermekle almak arasında ve en küçük uçurumdur en zor kapanan. Bir açlık büyüyor güzelliğimden. Aydınlattıklarıma acı vermek istiyorum, soymak istiyorum bir şey bağışladıklarımı. Hayınlığa böylesine susamışım ben. Doluluğum böyle bir ölç kuruyor, böyle bir kalleşlik sızıyor yalnızlığımdan.'' Bağışlaya bağışlaya öldü bağışlamanın mutluluğu. Kendi bolluğundan bezdi erdemim. Durmadan bağışlayan için tehlike utanmayı unutmaktır. Hep dağıtan kimsenin elleri, yüreği nasır bağlar dağıtmaktan. Gözüm yaşarmıyor artık yalvaranın utanması önünde. Sertleşen elim artık duymuyor o dolu ellerin titreşini. Gözümde o yaş damlası nereye gitti? Yüreğimde o belirsiz ürperiş. Vay yapayalnızlığı tüm bağışlayanların, vay tüm ışıldayanların suskusu. Issız uzayda nice güneş dönüyor, karanlık ne varsa hepsine konuşuyorlar ışıklarıyla. Yalnız bana susuyorlar. Işıyanlara karşı budur düşmanlığı ışığın. Acımadan gider kendi yoluna. Işıyanlara karşı katı yürekli, güneşlere karşı soğuk. Böyle döner her güneş, bir kasırga gibi döner güneşler yörüngeleri üzerinde. Amansız istemlerine uyup giderler. Budur soğukluğu onların. Yalnız sizler, ey karanlık, ey gecesel olanlar, siz ısınırsınız onların ışığında. Yalnız siz susuzluğunuzu dindirirsiniz, emersiniz ışığın memelerinden. Ah dört bir yanım buz. Donmuş şeylere değmekten yanıyor ellerim. Ah içimde susuzluk var. Sizin susuzluğunuz için yanıp tutuşuyor. Gecedir. Neden böyle ışığım ben? Geceye susamışlık. Yalnızlık. Gecedir. Bir pınar gibi kaynıyor içimden isteğim. Konuşmak istiyorum. Gecedir. Yüksek sesle konuşuyor tüm fışkıran çeşmeler şimdi ve benim ruhum da bir çeşmedir. Gecedir. Şimdi uyanıyor işte sevenlerin türküleri ve benim ruhum da sevenin türküleridir. 8. Böyle bir şey ne yazılmış, ne duyulmuş, ne de çekilmiştir. Bir tanrı, bir Dionysos çekebilir bu acıyı. Bu ışık içinde güneş yalnızlığı, Ditrambos'una verilecek yanıt Ariadne olurdu. Ama Ariadne kimdir? Benden başka bilen mi var? Bu tür bilmecelerin çözümünü bulamadı hiç kimse. Burada bir bilmece olduğunu gördüklerinden de şüpheliyim. Zerdüş bir seferinde ödevini ki benim de ödevimdir, öyle bir kesinlikle belirtmişti ki yanlış anlayamaz artık hiç kimse. Geçmiştekileri de temize çıkarmaya, kurtarmaya dek varan bir olumlayıştır bu. İnsanlar arasında geleceğin kırık parçaları arasında gibi dolaşıyorum. O gördüğüm geleceğin Derdim günüm bu benim. Kırık parça, bilmece, ürkünç rastlantı olan her şeyi toplamak, tek bir şey yaratmak. Nasıl katlanırdım insan olmaya? Aynı zamanda ozan, bilici, rastlantının kurtarıcısı olmasaydı insan. Tüm geçmişi kurtarmak, böyleydi denilen her şeyi yeni baştan yaratmak. Ben böyle isterdim diye benim için bu olurdu ancak kurtulur. Zerdüşt başka bir yerde de olabildiğince katı yüreklilikle kendisi için insan ancak ne olabilir bunu anlatıyor. Bir sevgi, hele acıma konusu değil hiç, insandan o büyük tiksinmeyi de yenmiştir Zerdüşt. Onun gözünde insan biçimlenmemiş özdektir, yontucusunu bekleyen çirkin bir taştır. Artık hiç istememek, artık değer biçmemek, artık hiç yaratmamak, bu büyük yorgunluk benden ırak olsun hep. Bilip tanırken bile istemimin doğurtmaktan oluştan aldığı tadı duyuyorum yalnızca. Benim bilgim bir çocuk gibi arıksa onda doğurtma istemi olduğu içindir. Bu istem tanrıdan tanrılardan uzağa alıp götürdü beni. Yaratacak ne kalırdı tanrılar var olsaydı. Ama beni hiç durmadan insana doğru çekti bu yanıp tutuşan yaratma isteği. Taşı böyle arar çekiçte. Bilseniz nasıl bir yontu taş da benim için. O yontular yontusu. Ah taşların en sertinde, en çirkininde mi uyumalıydı böyle? Azgınca vuruyor şimdi çekicim. Acımadan vuruyor onu tutsak eden taşa. Yongalar savruluyor. Varsın savrulsun. Onu tamamlayacağım. Bir gölge kendi göründü çünkü bana. Tüm şeylerin en eşsizi, en tüy gibisi göründü bana bir kez. Gölge olup geldi bana, üst insanın güzelliği. Bundan böyle bana net tanrılarda. Bu koşuklar dolayısıyla sırası gelmişken bir başka görüşü de belirteyim. Çekicin sertliği, yok etmenin kendisinden alınan tat, Dionysosça bir ödev için gerekli başlıca koşullardandır sert olun buyruğu tüm yaratanların sert olduğunu en büyük kesinlikle biliş gerçek belirtisidir Dionysosça bir yaratılışın İyi ve kötünün ötesinde Gelecekteki bir felsefeye giriş 1 Bundan sonraki yıllar bana düşecek ödev artık olabildiğince kesin belirlenmişti Ödevimin olumlayan bölümünü bitirmiştim. Sıra sözle ve eylemle hayır diyen yarısına gelmişti. Şimdiye dek süre gelen değerlerin yenilenmesine, büyük savaşa, son karar gününün eriştirilmesine. Bu arada ağırdan çevreme bakıyor, kendime yakın bulduklarımı güçlerine dayanarak yok etme işinde bana yardımcı olabilecekleri arıyordum. O gün bugün bir oltadır yazılarımın her biri. Kim bilir belki de herkesten ustayımdır olta atmakta. Hiçbir şey vurmadıysa benim değil suç. Balık yoktu. 2. Çağcılığın eleştirilmesidir bu kitabın özü. 1886. Çağcıl bilimlerin, çağcıl sanatların eleştirilmesidir. Çağcıl siyasa bile girer bunun içine. Arada bunların tam karşıtı olabildiğince az çağcıl bir örnek, soylu, olumlayıcı bir örnek de verilmektedir. Bu sonuncu yönden kitap bir gentle homolar okuludur ve bu kavram hiç bu denli kökten özlü anlamda alınmamıştır. Ona yalnızca dayanmak için bile insanda yürek olmalı, korku nedir öğrenmemiş olmalı insan. Çağımızın övündüğü nesi varsa hepsi de bu örnekle bir çelişme olarak neredeyse görgü kıtlığı olarak duyulmaktadır. Örneğin şu ünlü nesnellik, şu herkesin acısını paylaşmak, şu yabancı beğeniye kul köle olan küçük olgular önünde yerlere kapanan tarihsel anlayış, şu bilimsellik. Bu kitabın zer düştü, hemen izlediği düşünülürse nasıl bir perhiz düzeninden doğduğu belki anlaşılır. Korkunç bir zorlamayla uzağa bakmaya alışıp şımarmış göz çağırdan da uzak görüşlüdür zerdür. Burada en yakınları, çağı, çevremizdekini görmeye zorlanmıştır. Kitabın tüm parçalarında özellikle biçiminde zer düştü olanaklı kılan içgüdülerden isteyerek bir uzlaşma göze çarpar. Biçimde, niyette, susma sanatında bir inceliş ön plana geçmiştir. Psikoloji bile bile sertlikle, katı yüreklilikle kullanılmıştır bir tek gönül alıcı söz yoktur koca kitapta. Hepsi dinlemedir bunların. İnsan öyle zerdüş gibi avuç dolusu iyilik saçtıktan sonra kim bilir nasıl bir dinlenmeye zorunludur. Tanrı bilimci ağzıyla konuşursak, iyi dinleyin her zaman tanrı bilimci gibi konuşmam. Günlük işini bitirince yılan kılığında bilgi ağacının altında yatan tanrının kendisiydi. Tanrılığın yorgunluğunu böyle çıkartırdı. Pek güzel yapmıştı her şeyi. Tanrı'nın yedi günde bir aylaklığıdır şeytan. Başkası değil. Törenin soykütüğü bir tartışma yazısı. 1. Bu soykütüğü üç incelemeden kurulmuştur. Hepsi de şaşırtma sanatı, amacı ve anlatımı bakımından şimdiye dek yazılanların en ürküncüdür. Bilindiği gibi Dionysos karanlıklar tanrısıdır. Her birinde yanıltmayı amaçlayan, soğuk, bilimsel, giderek alaycı, bile bile gösterişçi, bile bile oyalayan bir başlangıç. Gitgide tedirginlik artar. Tek tük şimşekler, hiç hoşa gitmeyecek doğrular duyulur uzaklardan, boğuk gürlemelerle. Sonunda bir yabanıl tempoya varılır, korkunç bir gerilimle ileri atılır her şey her birinin bitiminde hepten ürkünç patlamalarla yeni bir doğru belirir karanlık bulutların arasından. İlk incelemedeki doğru Hristiyanlığın psikolojisidir. Hristiyanlık hınç duygusundan o ruhtan doğmuştur. Sanıldığı gibi kutsal ruhtan değil. Bir karşı devinimdir aslında. Soylu değerliğin egemenliğine karşı büyük bir ayaklanmadır. İkinci incelemede buluncun psikolojisi var. Sanıldığı gibi insanın içindeki tanrı sesi değil, dışa doğru boşalamayınca gerilere yönelen kan dökme içgüdüsü. Kan dökücülük ilk kez burada ekinin en eski, en zorunlu temellerinden biri olarak aydınlar çıkartılıyor. Şu sorunun yanıtını veriyor üçüncü inceleme. Çilecilik, rahiplik ülküsü aslında zararlı mı zararlı bir ülkü? bir bitiş istemi bir dekadans öyküsü iken nasıl olup da böylesine sınırsız bir güç kazanmıştır? Yanıt sanıldığı gibi Tanrı papazların arkasında olduğu için değil. Yalnız daha iyisi olmadığı için, yokluktan. Şimdiye dek biricik ülkü o olduğu için, yarışanı olmadığı için. Çünkü hiçbir şey istememektense hiçliği istemeyi ye tutar insan. Her şeyden önce Serdüş'te gelinceye dek bir karşı ülke eksikti. Beni anladınız. Bir psikoloğun tüm değerleri yenileme için başlıca üç hazırlığı, rahibin psikolojisi ilk olarak bu kitapta bulunur. Putların Batışı Nasıl Felsefe Yapılır? Çekiçle 1. 150 sayfa bile tutmaz bu yazı. Sesi şen ve uğursuz tınlar. Gülen bir cindir. Öyle kısa zamanda yazılmıştır ki kaç günde olduğunu söylemeye utanırım. Öbür kitaplardan apayrıdır o. Daha özlüsü, daha bağımsızı, daha yakıcısı, daha hayını yazılmamıştır hiç. Gözlerimin önünde her şeyin nasıl baş aşağı durduğunu şöyle kaba taslak anlayabilmek için bu kitabı okumaya girişmelidir. Başlığındaki put sözcüğü şimdiye dek doğru dedikleri şeydir düpedüz. Putların batışı. Açıkçası eski doğruların sonu geldi. 2. Bir tek gerçek, bir tek ülkü yoktur ki bu yazıda değinilmemiş olsun. Değinmek amma da saygılı edepli bir söz. Ölümsüz putlar değil burada yalnız en gençleri, dolayısıyla yanlışlıktan en çok beli bükülmüş olanları da. Örneğin çağcıl düşünceler, ağaçlar arasında büyük bir yeldir esen, yemişler, doğrular dökülmektedir her yanda. Pek bereketli bir güzün har vurup harman savurmasıdır bu. Doğrulara çarpıp sendeler insan, üstüne basıp ezer kimini de. Öylesine sebildirler. İnsanın eline aldıklarına gelince artık aralarında şüpheli bir şey yoktur. Kesinlemedir hepsi. Doğrunun mihenk taşını ilk ben tutuyorum elimde. Ben karar verebilirim ancak. Sanki içimde ikinci bir bilinç büyüyüp gelişmiş, sanki istem şimdiye dek üzerinde aşağı yuvarlandığı bayırı aydınlatmak istercesine bir ışık yakmış içimde. Bayır, doğruya giden yol koymuşlardı bunun adını. O karanlık çaba denen şeye artık paydos. Doğru yolun en az farkında olan o iyi insanın kendisiydi. Şaka bir yana, doğru yolu, yokuş yukarı giden yolu benden önce kimse bilmiyordu. Etkin üstüne umutlar, ödevler, oraya götürecek yollar ancak benimle başladı, yeni baştan. Ben onların müjdecisiyim, bir yazgıyım işte bu yüzden de. 3 Söz konusu yapıtı bitirir bitirmez bir gün bile geçirmeden hemen o büyük ödevime değerli yenileme işine giriştim. Hiçbir şeye benzemeyen yüce bir gurur içindeyim. Her an ölümsüzlüğümü kesin olarak biliyor ve tunç levhalara bir yazgı şaşmazlığıyla birbiri ardınca imleri kazıyordum. 3 Eylül 1888'de ön söz yazıldı. Sabahleyin onu yazdıktan sonra açık havaya çıktığımda Ober Engadi'nin bana gösterdiği en güzel gün vardı karşımda dupduru alev alev renkler içinde tüm karşıtlıkları, güney ile buz arasındaki tüm geçişleri bir araya getiren o gün. Ancak 20 Eylül'de ayrılabildim Sis Maria'dan. Seller alıkoymuştu beni. Sonunda tek konuğu ben kalmıştım o eşsiz yerin. Minnetimin karşılığı olarak ölümsüz bir at bağışlayacağım oraya.'' Olaylarla dolu bir yolculuktan sonra üstelik gece geç vakit vardığım seller basmış komoda bir de ölüm tehlikesi atlatarak 21. gün öğleden sonra benim denenmiş yerime bundan böyle kalacağım Torino'ya indim. Carlo Alberto'ya ve daha uzaklara tepeliklere bakan evi tuttum gene. Bir an bile duraklayıp oyalanmadan hemen çalışmaya oturdum. Yapıtın dörtte biri kalmıştı daha tamamlanacak. 30 Eylül günü Büyük Yenge 7. gün bir tanrının gezinişi Po Aynı gün putların batışına ön sözde yazdım. Bu kitabın eskizlerini düzeltmek benim için dinlenme oldu Eylül ayında. Ben böyle bir güz yaşamadım hiç. Yeryüzünde böyle bir şey olabileceğini sanmazdım. Sonsuza dek uzanan bir Cloud Lorraine her günü aynı ölçüsüz yetkinlikte. Claude Lorrain, 1600-1682 Fransız manzara ressamı. Wagner olayı. Bir çalgıcı sorunu. 1. Bu yazının hakkını verebilmek için insan musikinin yazgısını kanayan bir yara gibi içinde duyup o acıyı çekmelidir. Neden acı çekiyorum musikinin yazgısını duyduğumda? Musikinin dünyayı arıtıcı, olumlayıcı yanını yitirmiş olmasından, Artık Dionysos'un flütü değil bir dekadans musikisi olmasından. Ama insan musikinin davasını öz davası gibi kendi çektiği acılarmış gibi duyunca da biraz çok cahatır gönül gözeten aşırı derecede yumuşak bir yazı bulur bunu. Böyle durumlarda keyfini bozmak, kendi kendisiyle de kızmadan alay etmek. Acı doğruyu gülerek söylemek ve doğruyu söylemek. Her türlü sertliği haklı gösterse bile insanlığın ta kendisidir. İstesem eski bir topçu olarak Wagner'e karşı ağır bataryalarımı da sürebilirdim. Bundan şüpheniz olmasın. Bu işte kesin sonucu alacak her şeyi kendime sakladım. Wagner'i severdim. Hem benim ödevimin anlamına tuttuğum yola uygun düşeni daha seçkin bilinmeyen birine saldırmaktır. Musiki'nin İtalyan soylularına varıncaya dek Maskesini düşüreceğim daha nice bilinmeyenler var. Daha da önemlisi düşünce işlerinde gitgide uyuklaşan, içgüdüde yoksullaşan, gitgide dürüstleşen Alman ulusuna saldırmaktır. Karşıtlarla besleniyorlar artık. Ne bulurlarsa yiyorlar. İster inanç olsun, ister bilimsel düşünce, ister Hristiyanca sevgi olsun, ister Yahudi düşmanlığı, ister güç istemi, devlet olma istemi, İster küçük insanların incili. Hepsini yutuyorlar, mide fesadına uğramaksızın hem de öyle bir iştahla ki insanın kıskanası geliyor. Karşıtlar arasında bu ne yan tutmazlık, bu ne midesizlik, çıkar gözetmezlik. Alman damağının bu hak tanırlığı, her şeye eşit haklar tanıması, her şeyden bir tad alması. Hiç şüphe yok, ülkücüdür Almanlar. Almanya'ya son gidişimde Alman beğenisini Wagner'la Sokingen borazancısına eşit haklar tanımaya uğraşır buldum. Lipsik'te en gerçek, en Alman musikicilerden birinin Usta Henrik Schüss'ün onuruna bir Litz derneği kurduklarını gözlerimle gördüm. O sinsi kilise musikisini geliştirip yaymak da amaç. Hiç şüphe yok, ülkücüdür Almanlar. 2. Ama burada kabalaşmaktan ve Almanların yüzüne karşı birkaç acı gerçeği söylemekten kimse alıkoyamaz beni. Ben de söylemesem kim söyleyecek? Onların tarih konularındaki sıkılmazlıklarından söz edeceğim. Alman tarihçilerinde ekinin gidişini, değerlerini görmek için gerekli o büyük bakışın hepten gitmesi, topunun birden siyasa ya da kilise soytarısı olması değil yalnız. O büyük bakışı aforoz edenler de kendileridir.'' İnsanın yalnızca Alman olması, o ırktan olması yeter. Tarih konusunda değer diye değersizlik diye ne varsa hepsi üstüne son sözü söyleyebilir, kesinlikle belirtir onları. Alman olmak bir kanıttır. Almanya, Almanya her şeyin üstünde bir ilkedir. Tarihteki törel dünya düzenidir, cermenler. Roma İmparatorluğu karşısında özgürlüğü ayakta tutanlar, 18. yüzyıl karşısında töreyi, kesin buyruğu yeniden diriltenler. Alman devletine özgü bir tarih yazıcılığı vardır. Korkarım Yahudi düşmanına özgü olanı vardır bir de. Ayrıca saray tarih yazıcılığı vardır. Ve Bay von Trişke'nin yüzü kızarmaz hiç. Geçenlerde Alman ozanı Vişer'in bir cümlesi tüm Alman gazetelerinde bir boy gözüktü. Her Alman'ın evet demesi gereken bir doğruydu bu. Uyanış çağıyla yenileme çağı ancak ikisi bir arada bir bütün yaparlar. Estetik yeniden doğuş ve törel yeniden doğuş. Böyle cümleleri duyunca sabrım taşıyor. Almanların yüzüne tüm kabahatlerini birer birer vurmak geliyor içimden. Bir görev duyuyorum bunu giderek. 400 yıldır ekine karşı işlenen tüm büyük cürümlerin sorumlusu onlardır. Nedeni de hiç değişmez. O iliklerine kadar işlemiş gerçek korkusu. Ki doğrudan korkudur aynı zamanda bu. O içgüdü edindikleri iki yüzlülük, ülkücülük. Büyük çağların sonuncusu, uyanış çağı Almanlar yüzünden anlamını yitirmiştir. O hasadı yapamadı Avrupa. Hem de tam daha yüksek bir değerler düzeni, soylu, yaşamı olumlayan, geleceğin güvencesi olan değerler, karşı değerlerin yuvalandıkları yerde, oralarda oturanların içgüdülerine işleyinceye dek üstün gelmişken. Luther, o Allah'ın belası keşiş, kiliseyi ve bin kez beteri Hristiyanlığı tam yenildikleri anda ayağa kaldırdı. Hristiyanlığı, yaşama isteminin din kılığına girmiş yatsınmasını. Luther, bu akıl almaz keşiş, akıl almazlığı yüzünden kiliseye saldırdı ve dolayısıyla onu ayağa kaldırdı yeniden. Katolikler Luther adına şenlikler kutlasalar, oyunlar düşseler yeridir. Luther ve Törel yeniden doğuş. Tüm psikolojinin canı cehennemi. Hiç şüphe yok, ülkücüdür Almanlar. İnsanlık iki sefer korkunç bir yüreklilikle kendini aşarak, özü sözü bir, anlamı belli, yüzde yüz bilimsel bir düşünce düzenine vardığında, Almanlar eski ülkeye giden dolambaçlı yollar, doğruyla ülke arasında bir uzlaşma bulmayı başardı. Bilimi yatsımalarını, yalanlarını bir kitaba uydurdular aslında. Leibniz ve Kant, düşünce özgürlüğü alanında Avrupa'ya en büyük iki köstektir. En sonunda iki dekadans yüzyılı arasındaki köprü üzerinde, yeryüzünü yönetmek amacıyla Avrupa'yı birleştirebilecek güçte deha ve istem dolu bir üstün güç, force majeure belirdiğinde Almanlar özgürlük savaşlarıyla Napolyon'un varoluşundaki mucizelik anlamdan yoksun bıraktılar Avrupa'yı. Ne olmuşsa bugün ne varsa onların suçudur. Hastalıkların, saçmalıkların ekine en zararlı olanı ulusalcılık. Avrupa'yı hasta eden bu nevroz nasyonel, Avrupa'da artık sürüp gidecek bu küçük devletler, bu küçük siyasa. Anlamından sağduyusundan yoksun bıraktılar Avrupa'yı. Onu bir çıkmaza soktular. Buradan çıkacak bir yol bilen var mı benden başka? Ulusları yeniden birbirine bağlayacak büyüklükte bir ödev. 3. Hepsi bir yana kuşkumu neden açığa vurmayayım? Almanlar benim durumumda da bu dev yazgıdan bir fare doğurtmak için ellerinden geleni artlarına koymayacaklar. Atlarını kötüye çıkardılar benim yüzümden şimdiye dek. İleride de adam olacaklarından şüpheliyim. Ah, burada kötü bir falcı olmayı nasıl isterdim. Benim doğal okuyucularım, dinleyicilerim daha şimdiden Ruslar, İskandinavlar ve Fransızlardır. Git gide artacak mı onların sayısı? Almanlar bilgi tarihine baştan başa şüpheli adlarla geçmişlerdir. Bilmeyerek olmuş, kalpazanlar çıkartmışlardır yalnızca. Düşünce tarihindeki ilk dürüst düşünürün doğruyu 4000 yıllık kalpazanlıktan ötürü yargılayan düşünürün kendileriyle yan yana Alman düşüncesine sokulması şerefini hiçbir zaman elde etmemelidir onlar. Alman düşüncesi ağır havadır benim için. Psikoloji konusunda artık içgüdü olmuş pisliklerini her sözleriyle, her davranışlarıyla açığa vururlar. Bunun yakınında zor soluk alırım. 17. yüzyılda Fransızların geçtiği o amansız öz sınavından geçmemişlerdir hiç. Bir Descartes en önde gelen Almanlardan yüz kez daha dürüsttür. Almanlardan bugüne dek bir tek psikolog çıkmamıştır. Ama psikoloji neredeyse ölçüdür bir ırkın temizliği ya da pisliği için. İnsan daha temiz bile değilken derinliği nasıl olsun? Kadın gibidir Alman. Bir türlü bulamazsın dibini. Yoktur da ondan. Hepsi bu. Ama sığ bile olmaya yetmez bunların hepsi. Almanya'da derin dedikleri şey. Demin sözüne ettiğim o kendi kendine karşı içgüdü pisliğinden başka bir şey değildir. Kendi kendilerini bir türlü oldukları gibi görmek istemezler. Yoksa Alman sözcüğünü bu psikolojik sapıtmaya uluslararası bir karşılık olarak önersem mi? Örneğin bu anda Alman İmparatoru Afrika'daki köleleri kurtarmayı kendine bir Hristiyanlık ödevi sayıyor. Biz öbür Avrupalılar buna düpedüz Almanlık deriz aramızda derinliği olan bir tek kitap çıkmış mıdır Almanlardan? Bir kitapta derin olan nedir? Onlarda bu kavram bile yoktur. Kant'ı derin sayan bilginlere rastladım. Korkarım Prusya Sarayı'nda Bay von Treschke'yi derin sayıyorlardır. Alman profesörleriyle de şu geldi başıma. Bir yeri gelip de Stendhal'i derin psikolog olarak övdüğümde bana hecelettiler adını. 4. Neden sonuna kadar gitmeyeyim? Baştan her şey açık olsun isterim. Göz koyduğum şeylerden biri de Almanların en üstün hor görücüsü olmaktır. Alman kişiliğine karşı güvensizliğimi daha 26 yaşında dile getirdim. Almanlar çekilmez şeylerdir benim için. Tüm içgüdülerime aykırı gelen bir tür insan düşündüğümde ortaya hep bir Alman çıkar. Bir insanın ciğerini okurken en önce baktığım şey onda uzaklık duygusu olup olmadığı. İnsanla insan arasında kat, değer, sıra ayrımı gözetip gözetmediği, seçip seçmediğidir. Bununla gentle home'dur insanoğlu. Başka türlü ne ederse etsin o geniş yürekli, yumuşak başlı ayak takımı içindedir yeri. Ama ayak takımıdır Almanlar. Birkaç sanatçıyla en başta da Richard Wagner'la alışverişimi bir yana bırakırsam tek iyi saat geçirmemişimdir Almanlarla diyelim ki bin yılların en derin düşünürü Almanlar içinden çıktı. Kapitol'ün kurtarıcıları cinsinden biri, kendi çirkin ruhunun da en az o denli önemi olduğunu sanıverdi. Bu ırka dayanamıyorum. Kişi onların içinde hep kötü çevrededir. Ayrımları sezecek parmak yoktur onlarda. Ne yazık ki bir ayrımım bende. Ayaklarında incelik yoktur. Yürümesini bile beceremezler. Zaten ayak ne gezer Almanlarda. Bacakları vardır onların yalnız. Almanlar neden de bayağı olduklarını hiç mi hiç bilmezler. Ama bayağılığın son perdesidir bu. Yalnızca birer Alman olmalarından bile utanmazlar. Her konuşmaya karışırlar. Son söz kendilerinde sanırlar. Korkarım benim üstüme bile son sözü söylemişlerdir. Yaşamın baştan başa bu cümlelerin en kesin kanıtıdır. Orda bana karşı düşünceli ince bir davranışın izini aramam boşunadır. Gördümse Yahudilerden gördüm bunu ama Almanlardan hiçbir zaman. Böyledir benim huyum herkese karşı yumuşak davranırım. İyiliğini isterim herkesin. ayrı gayrı gözetmemeye hakkım vardır benim. Ama gözlerimin açık olmasına da engel değildir bu. Kimseyi ayrı tutmam hele dostlarımı hiç mi hiç Umarım onlara karşı insanca davranmama bir zararı dokunmamıştır bunun. 4-5 şey vardır. Kendime hep onur sorunu yaparım. Gene de şurası doğru ki yıllardan beri elime geçen hemen her mektubu bir sinizm olarak duydum. Benim iyiliğimi istemek bana karşı herhangi bir düşmanlıktan çok daha sinikçedir. Dostlarımın teker teker yüzlerine söylerim, hiçbirisi benim herhangi bir yazımı okuyup inceleme zahmetine katlanmamıştır. İçlerinde ne yazılı olduğunu bile bilmediklerini en küçük belirtiden çıkarırım hemen. Hele zer düştüme gelince, dostlarımdan hangisi onda hoş görülmeyen ama neyse ki hepten zararsız bir kendini beğenmişlikten daha çoğunu buldu. Tam 10 yıl Almanya'da hiç kimse benim adımı o içine gömüldüğü anlamsız suskuya karşı savunmayı kendine dert etmedi. Bu iş için yeterince yürekli olan, burnu koku alabilen, sözde dostlarıma karşı öfkeye kapılan ilk kez bir yabancı, bir Danimarkalı oldu. Psikologluğunu böylelikle bir kez daha gösteren Dr. George Drandes'in geçen bahar Kopenhag'da verdiği gibisinden dersler hangi Alman üniversitesinde verilebilir? Ben kendi payıma hiç bunların acısını çekmedim. Beni yaralamaz zorunlu olan amorfati benim yaratılışımın özüdür. Ama bu benim alayı hem de evrensel alayı sevmediğimi göstermez. İşte bu yüzden değerleri yenileyişin o yakıp yıkıcı, yeryüzünü sarsıntıya boğacak yıldırımlardan iki yıl kadar önce Wagner olayını dünyaya uğurladım. Almanlar benim üstüme bir kez daha yanılıp Atlarını Bengi ölümsüz kılsınlar diye. Ancak vakit var buna. İstediğim oldu mu? Hem de en alası Bay Cermenler. Hayranlıklarımı sunarım sizlere. Neden bir yazgıyım ben? 1. Başıma geleceği biliyorum. Bir gün korkunç bir şeyin anısıyla birlikte söylenecek benim adım yeryüzünde eşi görülmemiş bir bunluğun en derin bulun çatışmasının o güne dek inanılmış, istenmiş, kutsallaştırılmış ne varsa hepsine karşı yöneltilecek bir son sözün anısıyla. İnsan değilim ben, dinamitim. Bütün bunlara karşın din kurucularını andırır bir yanım yok. Dinler ayak takımı işidir. Dindar birine dokununca ardından ellerimi yıkamam gerekir. İnananlar istemiyorum kendi kendime inanmak için bile biraz çokça hayınım sanıyorum. Yığınlara değil benim konuşmam. Günün birinde beni ermişler katına koyacaklar diye ödüm kopuyor. Anlıyorsunuz ya bu kitabı önceden çıkartıyorum ki ileride benim adıma ahmaklıklar yapmasınlar. Ermiş olmak istemem. Soytar olayım daha iyi. Belki öyleyimdir de. Buna karşın daha doğrusu daha doğrusu karşın değil de ermişlerden daha iyi dolandırıcı gelmemiştir çünkü. Doğrular çıkıyor benim ağzımdan. Ama benim doğrularım korkunçtur. Bugüne dek yalana doğru dediler çünkü. Tüm değerlerin yenilenmesi, insanlığın en yüce bir kendine geliş eylemine ki bende cisim bulmuş, deha olmuştur, taktığım at budur işte. Talihim böyle istiyor.'' İlk namuslu insan ben olmalıyım. Binlerce yıllık yalan dolana karşı durmalıyım. Yalanın yalan olduğunu duyup koklamakla doğruyu ilk bulan ben oldum. Burun deliklerimdedir benim deham. Şimdiye dek hiç kimse benim durduğum gibi karşı durmamıştır ya gene de yatsıyan bir kafanın tam tersiyim ben. Şimdiye dek eşi gelmemiş bir müjdeciyim. Şimdiye dek kavramı bile olmayan Böylesine yüksek ödevler biliyorum ancak benimle birlikte umut bağlanıyor gene. Böylece zorunlu olarak yıkım getirici bir adamım ben. Çünkü doğru binlerce yıllık yalanla kavgaya tutuşunca kimsenin aklından bile geçirmediği depremler, sarsıntılar göreceğiz. Dağ koyak birbirine karışacak. Siyasa kavramı o gün bir düşünceler savaşı içinde hepten yitip gidecek. Eski toplumun tüm siyasal kurumları havaya uçacak. Çünkü yalan üstüne kurulmuş topu da. Yeryüzünde ilk benimle başladı büyük siyasa. 2. İnsan kılığına girmiş böyle bir yazgı nasıl mı dile getirilir? Zerdüştümde bulursunuz. Her kim iyi ve kötüde yaratıcı olmak ister, en önce yok edici olmalı, değerleri parçalamalıdır. En yüksek kötülük böylece en yüksek iyiliğe girer. Bunun da adına yaratıcılık denir. Gelmiş geçmiş insanların rahatça en korkuncuyum ben hem de en çok iyilik edeni olmayacağım anlamına gelmez bu. Yok etme gücümle orantılı olarak varmışım yok etmenin tadına. Her ikisinde de yıkmayı olumlamadan ayrı tutmayan Dionysosça yaratılışıma uyuyorum. İlk töresizciyim ben. En üstün yok ediciyim böylece. 3. Tam da benim ilk töresizcinin ağzında Zerdüşt adı ne anlama geliyor sormadılar bana. Sormalıydılar. Çünkü o İranlı'nın tarihteki korkunç benzersizliğini yapan şey benimkinin tam tersidir. İyi ile kötü arasındaki kavganın dünyanın gidişini sağlayan asıl çark olduğunu Zerdüşt görmüştü ilk. Törenin gerçek güç, neden, amaç olarak metafizik alana aktarılması onun işidir. Ama zaten içinde saklıdır bu sorunun yanıtı. Zerdüşt bu en belalı yanılgıyı töreyi yaratmıştı. Onu ilk tanıyan da kendisi olmalıydı. Burada her düşünürden daha çok ve uzun görgüsü olması değil yalnız tarih baştan başa o törel dünya düzeni dedikleri ilkenin deneysel çürütülmesidir. Daha da önemlisi tüm düşünürlerin en dürüstüdür Zerdüşt. Onun öğretisinde ve yalnız orada dürüstlük en yüksek erdemdir. Yani gerçek önünde tabanları yağlayan ülkücü korkaklığının karşıtıdır. Zerdüşt öbür düşünürlerin topundan daha yüreklidir. Doğruyu söylemek ve iyi ok atmak budur Pers erdemi. Bilmem anlıyor musunuz? Törenin dürüst olduğu için kendi kendini yenmesi, törecinin ise tam karşıtına yani buna dönüşmesi. Budur benim ağzımda Zerdüşt adının anlamı. 4. Aslında iki yatsıma girer töresizci sözcüğünün içine. Bir yandan şimdiye dek en yüksek sayılan bir insan ürünü, iyileri, iyilikleri isteyenleri, iyilik yapanları yatsıyorum. Öte yandan gerçek töre diye geçerli ve egemen olan bir töreyi, dekadans töresini, daha somut deyimiyle Hristiyan töresini yatsıyorum. Bu ikinci yatsımayı daha önemli saymakla yanılmış olmam. Çünkü toptan düşünülünce İyiliğe, iyilikseverliğe verilen aşırı değer zaten dekadansın sonucu bir güçsüzlük belirtisi, gelişip serpilen, olumluyan yaşamla bir uzlaşmazlık olarak görünüyor bana. Olumlamak için yatsımak ve yok etmek gerekir. İlk olarak iyi insanın psikolojisi üzerinde duracağım. Bir insanın türüne değer biçmek için onun sürüp gitmesi nelere mal oluyor bunu hesaplamalıdır. Varoluş koşullarını bilmelidir onun. İyilerin varoluş koşulu ise yalandır. Başka bir deyimle gerçeğin aslında ne türlü olduğunu her ne pahasına olursa olsun görmek istememektir. Oysa gerçek hep iyiliksever içgüdüleri gerektirecek, hele o beceriksiz iyi ellerin ikide bir kendi işine karışmasına göz yumacak cinsten değildir. Genel olarak her türlü tehlike durumunu bir itiraz, ortadan kaldırılması gereken bir şey saymak eşsiz bir bönlüktür. Bir yıkım, korkunç bir aptallıktır. İnsanın yoksullara acıdığı için kötü havayı ortadan kaldırmak istemesi gibi aptalcadır neredeyse. Bütünün büyük tutumluluğu içinde gerçeğin her türlü korkunçluğu küçük mutluluğun her türlüsünden ölçülmez derecede daha zorunludur. Bu sonuncusu içgüdü aldatmacasıyla gerektirildiğinden ona herhangi bir yaşam hakkı tanımak için üstelik hoş görür olmalı insan. Baştan başa tarih boyunca iyimserliğin o homines optimi doğurtmasının ölçülere sığmayan ürkünç sonuçlarını kanıtlamak için büyük bir fırsat geçecek elime. İyimserin de kötümser kadar dekadant, belki de daha zararlı olduğunu ilk kavrayan Zerdüşt şöyle diyor. Doğruyu söylemez hiç iyi insanlar. Yanlış kıyılar, yanlış güvenlikler öğretti iyiler size. İyilerin yalanları içinde doğdunuz, oralara sığındınız. Her şey ta köküne kadar yalana boğuldu. Eğreltildi iyilerin eliyle. Bereket versin, Dünya yalnızca o koyun sürüsüne daracık bir mutluluk sağlayacak içgüdüler göz önüne alınarak kurulmadı. Herkesin de iyi insan sürüde koyun, mavi gözlü, iyiliksever, ince duygulu ya da Bay Herbert Spencer'ın dilediği üzere özgece olmasını istemek, varlığın büyük yanını almak, insanlığı iyidiş etmek, saçma sapan bir oyun derekesine indirmek olurdu. Ve bunu yapmaya da kalktılar. Buydu işte töre dedikleri. Zerdüşt iyilere bu anlamda kimi zaman sonuncu insanlar, kimi zaman da sonun başlangıcı der. Her şeyden önce de onları en zararlı insan türü sayar. Çünkü hem doğrunun hem de geleceğin sırtından sürdürürler yaşamlarını. İyiler bir şey yaratamaz onlar. Sonun başlangıcıdırlar hep. Yeni levhalar üstüne yeni değerler yazanı çarmağa gererler geleceği kurban ederler kendileri için. Tüm insan geleceğini çarmıha gererler. İyiler, onlar sonun başlangıcıydılar hep. Bu dünyaya kara çalanların nedenli zararı dokunsa da zararların en zararlısıdır iyilerin zararları. 5. düşt, iyinin ilk psikoloğu, dolayısıyla kötünün de dostudur dekadans türü insan en yüksek değer katına yükseltilmişse bu yalnızca onun karşı türünün güçlü yaşaması kesin insan türünün zararına olmuştur. Sürü hayvanı en arık erdemin ışığı içinde parıldıyorsa o zaman ayrık insan değerce aşağılanmış, kötü sayılmış olmalıdır. Yalancılık her ne pahasına olursa olsun kendi görüş biçimini anlatmak için doğru sözcüğüne göz koymuşsa Asıl doğru kişiyi en kötü adlar altında bulabiliriz yeniden. Zerdüş bu konuda hiç şüphe bırakmıyor. Söylediğine göre insanoğlu onu ürkiye salmışsa iyileri, en iyileri tanıdığı içinmiş bu düpedüz. Bu tiksinmeden doğmuş onun kanatları. O uzak geleceklere süzülmesi için açıkça söylüyor. Onun insan örneği, göreli bir üstün insan örneği tam da iyilere oranla insan üstüdür. İyiler ve doğrular onun üstün insanına şeytan derlerdi. Siz gözümün rastladığı en yüksek insanlar, budur benim sizden kuşkum ve içimden gülüşüm. Benim üst insanıma korkarım siz şeytan derdiniz. Ruhunuz büyüklüğe öylesine yabancı ki üst insan korkunç gelirdi size iyiliği içinde.'' Zerdüşt'ün ne yapmak istediğini kavramak için başka yerden değil, buradan başlamalıdır işe. Onun tasarladığı türden insan gerçeği olduğu gibi tasarlar, buna yetecek güçtedir. Ona yabancılaşmamış, ondan kopmamıştır. Onun ta kendisidir. En korkunç, en sorunsal yanını da içinde taşır ve ancak böylelikle büyük olabilir insan. 6 ama töresizci sözcüğünü başka bir anlamda da kendime bir arma, bir onur simgesi yaptım. Beni insanlığın geri kalanından seçip ayıran bu adımla övünüyorum. Şimdiye dek hiç kimse Hristiyan töresini kendinden aşağı duymamıştır. Bunun için bir yükseklik, bir uzak görüşlülük, hiç duyulmamış baş döndürücü bir psikolojik derinlik gerekliydi. Hristiyan töresi bugüne dek tüm düşünürlerin kirkesiydi onun hizmetindeydi hepsi de. Bu tür ülkünün dünyada kara çalmanın o zehirli soluğu sızan mağaralara benden önce var mı inen, benden önce filozofların arasında yüksek dolandırıcı, ülkücü değil de onların tam tersi psikolog olan biri var mıydı hiç? Psikoloji diye bir şey yoktu benden önce. Burada ilk olmak bir kargıştır belki de ama kesin olarak bir yazgıdır çünkü küçümseyenlerin de ilki olur insan. İnsandan tiksinmedir benim tehlikem. 7. Anladınız mı beni? Geri kalan insanlıkla aramdaki sınırı çizen, bana ayrı bir yer veren şey Hristiyan töresini bulmuş olmamdır. Bu yüzden teker teker herkese meydan okuma anlamını taşıyan bir sözcük gerekiyordu bana. Bu konuda gözünü daha önce açmamış olmak Bence insanlığın en büyük yüz karası, en büyük kabahatidir. İçgüdü olmuş bir kendini aldatma, hiçbir olayı, nedenselliği, gerçeği görmemeyi kafaya koymak, yanlığa karşı gözleri kör olmak cürmün daniskasıdır. Yaşama karşı işlenmiş büyük bir cürümdür bin yıllar uluslar, en eskileri de en yenileri de filozoflar ve koca karılar, tarihin 4-5 anı dışında ki ben altıncısıyım, hepsi bu konuda birbirlerine pek yaraşırlar. Hristiyan bugüne dek törel yaratıktı, benzersiz bir antikaydı ve törel yaratık olarak da insanlığı en hor gören kimsenin bile aklından geçirmeyeceği kadar saçma, yalancı, boş gururlu, düşüncesiz ve kendine zararlıydı. Hristiyan töresi yalan isteminin en hayınca biçimi insanlığın gerçek kirkesi. Onu doğru yoldan çıkaran, bunu gördüğümde tüylerimi diken diken eden şey yanılgının kendisi değil, onun üstün gelmesiyle açığa çıkmış o düşünce alanındaki binlerce yıllık iyi niyet, kendini sıkıya sokma, yol yordan bilme, yüreklilik eksikliği değil ama doğa eksikliği, o hepten gülünç olgu, Doğaya aykırılığın töre adıyla en yüksek saygıları görmesi, yasa kesin buyruk olarak insanlığın tepesine asılmış olması. Bu ölçüde yanılmak hem de kişi olarak ulus olarak değil, insanlık olarak Yaşamın en başta gelen içgüdülerini küçümsemeyi öğretmeleri, bedeni haklamak için bir ruh, bir tin uydurmaları, yaşamın temel koşulunu cinselliği ayıp bir şey olarak duymaları, bunu öğretmeleri, serpilip gelişmek için en derinden zorunlu olan şeyi, o katı bencilliği, sözcüğün kendisi bile kara çalıcı kötülük ilkesi saymaları, tersine çöküşün İçgülü çelişmesinin örnek belirtilerinde, çıkar gözetmezlikte, denge eğitiminde, kişiliksizleşmede, yakınını sevmekte daha yüksek değerleri, ne daha yükseği, gerçek değerleri görmeleri. Ne? insanlığın kendi de dekadans içinde mi? Hep öyle miydi? Şurası kesin ki ona yalnız dekadans değerleri en yüksek değerler olarak öğretildi. Bencil olmayan töre en üstün anlamda bir çöküş töresidir. Sizler de çöküp gitmelisiniz. Yalnız buyruk olsa gene iyi. Şimdiye dek öğretilen biricik töre, bencil olmayan töre bir bitme istemini açığa vurur. Derinden derine yatsır yaşamı. Burada bir tek açık kapı kalıyor. O da katına yükselen Hristiyan töresinde kendilerini başa geçirecek yolu sezen o asalak insan türünün papazların yozlaşmış olması. Gerçekten benim görüşümde bu. İnsanların öğretmenleri, önderleri ki topu da tanrı bilimciydi, dekadanttılar. Hem de tüm değerlerin yaşama düşman değerlere dönüştürülmesi işte bu yüzden. Töre işte bu yüzden. Törenin tanımı, töre dekadantların özel tepkisidir. Yaşamdan ölç alma art düşüncesiyle ve bunu başararak bu tanıma önem veriyorum. Anladınız mı beni? Beş yıl önce Zerdüşt'ün ağzından söylemediğim bir tek söz yok demin söylediklerim içinde. Hristiyan töresinin açığa çıkarılması eşine rastlanmaz bir olaydır. Gerçek bir yıkımdır. Kim bu konuyu aydınlatmışsa bir force majeure, bir alın yazısıdır. İnsanlık tarihini ikiye böler. Ondan önce yaşayanlar, ondan sonra yaşayanlar. Doğrunun yıldırımı şimdiye dek en yüksekte olan şeyin üzerine düştü tam. Orada neyin yanıp kül olduğunu kavrayan kimse elinde avucunda daha bir şeyler kalmış mı bir de ona bakmalı. Bugüne dek doğru dedikleri ne varsa yalanın en zararlı, en kalleş, en sinsi biçimi olarak açığa çıkmıştır. O kutsal sözde neden insanlığı düzeltmek aslında yaşamın iliğini kanını emecek bir hile olarak töre bir vampirlik olarak ortaya çıkartılmıştır. Törenin ne olduğunu bulan, onunla birlikte insanların inandığı, inanmış olduğu tüm değerlerin değersizliğini de bulmuş demektir. İnsanlığın en çok saygı gören, giderek ermişler katına yükseltilen örneklerinde artık saygıya değer hiçbir yan bulmaz. En uğursuz cinsinden sakat doğmuşlar olarak görür onları. Uğursuzdular büyüydüler çünkü. Tanrı kavramı yaşama bir karşıt kavram olarak uydurulmuş, yaşama zararlı, zehirli, kara çalıcı, onun can düşmanı ne varsa hepsi o kavramda bir ürkünç birlik olmuştur. Öte yan, gerçek dünya kavramları bedeni hor görmek, onu hasta ermiş yapmak, yaşamda önemsemeye değer ne varsa beslenme, konut, düşünce düzeni, hastalara bakma, temizlik, hava gibi hepsinin karşısına ürkünç bir umursamazlık koymak için uydurulmuş. Sağlık yerine ruhun selameti yani tövbe çırpınmaları ve kurtuluş isterisi arasında gidip gelen bir günah kavramı o kendinden ayrılmaz işkence aracıyla özgür istem kavramıyla birlikte içgüdüleri sapıttırmak. Onlara karşı güvensizliği bizde ikinci bir yaratılış yapmak için uydurulmuş. Çıkar gözetmezlik ve kendini yatsıma kavramları yoluyla o asıl dekadans belirtisi, zararlı olana doğru eğilim, kendine yarayını artık bulamaz olmak, kendi kendini yıkmak, gerçek değerin ta kendisi, ödev ermişlik, insandaki tanrısal yan katına yükseltilmiş. Son olarak en korkuncu da bu, iyi insan kavramıyla tüm zayıfların, hastaların, kusurluların, kendi kendinden acı çekenlerin yok olması gereken ne varsa hepsinin yanı tutulmuş, ayıklama yasası çağırmaya gerilmiş, gururlu, yetkin, olumluyan, geleceğe güvenen, geleceği doğrulayan insanın karşısına bir ülkü çıkartılmış. Ona kötü denmiş bundan böyle. Töre diye inanmışlar buna da. Ekraze lafam. Yani kötü şöhreti ez. 9. Anladınız mı beni? Çarmıhtaki ne karşı Dionysos? Eko homo dinlediniz? Frederick Nietzsche. Son.